Az süresi özellikle çok önemli. 3 ayete neler sığdırılmış? Hüsran kavramını güzellik kavramıyla beraber işlemediğiniz sürece de az süresini anlamaya imkan yok. Tinde güzel denilen, yani seni takdim denilen az süresinde yitirilmiş olarak önümüze çıkıyordu. İnsan apaçık hüsrandadır. Niçin hüsranda güzelliğini yitirmiş? Hangi güzelliğini? Asli olan güzel. Çünkü Allah güzeldir. Hazreti Resulullah söylüyor ya, Allah güzeli sever. Allah güzeldir, güzeli sever diye. Ve hakikaten de insan güzel yaratıldığı halde az süresine geldiğimiz zaman bir de bakıyoruz ki güzelliğini yitirmiş bir insan olarak çıkıyor ve güzelliğini yeniden kazanması gereken bir insan olarak çıkıyor. İman edip salih amel işleyenler, hayra davet edenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler, değil mi? Yani neydi o? Okuyayım. Ancak iman edip salih amel işleyenler, iman ve salih amel ve ondan sonra birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Çok önemli. Zaten bu okuduğunuz zaman çatışkının kendisini zaten imliyor. İşin enteresan tarafı, geçmişi ve geleceği de 3 ayette beraber imliyor ve güne hitap ediyor. Çok enteresan, bugünkü ayetlere de dikkatli bakarsanız gene 3 zamanlı olarak konuşmaları hiç eksirgemiyor. Bir lehep de fazla görülmez o. Tegabün suresiydi herhalde. Yok, neydi? Tebet, pardon, Tegabün değil. Tebet suresiydi. Bir orada fazla görülmez ama Allah izin verirse inşallah unutmasam o surelerde şey yaparız. Zeynep konuşma, yukarı gönderirim ha. Tamam. Bak, tehdit ediyorum seni ha. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Bak. Bugünkü konular, ya geçen haftayı bir özet geçeyim hafiften. Ki özetten daha çok son iki tane konu önemliydi. Onun için biraz daha üzerinde durmak lazım. Geçen hafta kendinde güzel olan ve Gölgeler Vadisi'nde aslında uzak, gayb olan insana tanık olduk. Bakın, Allah gayb değil. Allah da insan gaybtır demiştik. Erenlerin güzel sözüdür bu. Altını çizer çizer söyledim. Yani Allah gaybda değil. O zaten kendi varlığında aşikardır. İnsana gaybde oluşu, bilinmezlikte oluşu, bilmezlikte oluşu Allah'a gayba düşürür. İnsanın bilincinde gayba düşürür ama. Yoksa Allah kendi varlığında o kadar aşikardır zaten kendi işlerini göre. Düşünün yani Allah'ın varlığında yaşıyorsunuz. Varlığında yaşıyorsunuz demek bir o kadar aşikar demektir. Ama bu aşikarlıkları genelde ya alemin kendisidir, şöyledir böyledir yorumlara gitmişler. Bu konu içinde bunları çok konuştuğumuz için üzerine durmuyorum. Belki İhlas Suresi'nde bir bunun adına bir paragraf gibi veyahut da efendime söyleyeyim kısa bir anlatımda durmak yerinde olur. Çünkü bazılarında şöyle bir şey de söyleniyor. Mesela deniliyor ki madem ki ne ikilik yok, bütün varlığında her şey tezahür ediyor. Bu alemin kendisi de elbette odur. Eğer sen dersen ki bu alem o değildir, o zaman sen ikiliğe düşmüş olursun. Ne kadar mantıklı bir şey. Değil mi? Ya şu anki kuantum bilinciyle de düşünseniz her şey enerjiyle var. Biçim istidat içerir. Ve istidadın kendisi hiçbir zaman kendiliği vermez. Özne hep içeride kalır. En basiti kendi yaşantınızda vardır. Özne hep içeridedir. Beden midir? Kainatı yok eder, kendilik gene kalır. Yani zat-ı ilahi, biçimle, istidatla hiçbir zaman kıyas edilemez ve indirgenemez. Yani kokusunu bile vermez. Onun için ayettir diyor. Bak benim demiyor. İşaret ediyor. Onun için elhamdülillah Rabbil alemin diye başlıyor. Alemin Rabbi, alemlerin Rabbi diyor. Alemlerin kendiliği demiyor. Alemlerin kendisi demiyor. Kendiliği denilebilir çünkü alemlerin öznesi olarak kendiliğidir. Yani bunlara çok dikkat edin. Yani alemlerin kendisi demiyor. Eğer bunları anlamazsak, insanların bu gibi gerekçelerini de kale alırsak, vesvese, kulevzu rabben nas melikin nas ilahen nas, hani şeytanda da, inde de, cinde de vardır şeytanlar vesvese verenler. Vesveseyi veren bu sefer evliya dahi olsa vesveseye düşersiniz. Yani çünkü kendi mertebesinin doğrusundadır. Kendi mertebesinin doğrudur ama başka bir mertebenin doğrusuyla bakamaz. Ki melekler için de dahi bu geçerlidir. Onun için bir sohbette ne demiştik? Yani meleklerden dahi değil. Daha üstün bir bakıştan bakmamız lazım. Hangi ayete kinayeni söylemiştik? Yeryüzünde hani kan dökülecek birini mi yaratacaksın? Ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Yani meleklerin aklıyla mı oturacağız? Yani sebepler dairesine göre iş görenler mi bakacağız? Değil mi? Yani sebeplere, tezahür, sebeplerin tecelli etmesine sebep veren asıllarla mı okuyacağız? Yoksa o asılların da sebebi olan ve her şey bir hikmet ve ereğine bağlı, amacına bağlı olarak bak, yaratan birinin aklıyla mı bakacağız? Ben sizin bildiğinizi de bilirim, bilmem. Yani Allah'a göre mi bakacağız? Yoksa meleklere göre mi bakacağız? Yoksa her bir makamda duran Evliullah'a göre mi bakacağız? Gene Allah'a göre mi bakacağız? Her birinde zevk edeceğiz. Ama önemli olan Allah'a kıyas etmek. Onun için de elimizde güzel bir metin var. O da Kur'an. Son haftaya girdik Allah'ın izniyle. Başka zamanlar gene buluşuruz ama inşallah Kur'an'ı bitiririz. Geçen hafta kendinde güzel olan ve Gölgeler Vadisi'nde aslından uzak, gayb olan insana tanık olduk. Allah varlığında gayb olana Allah gaybda durur dedik. Allah gaybda duruyor dedik. Yaptıklarının sonucu olarak kendiliğini Rabbi sıfatıyla güzellikte bulan ya da Rabbinin sıfatından, Rabbi sıfatından, bakın Rabbi sıfatını özellikle kullanıyorum. Yani kendi üzerindeki baskın esmasıyla üzerinde Rab olan.
Ki o, bakın Allah'ın her tecellisi, her esma tecellisi ilahlık tecellisidir. Onun alemde görünüş bulması, o ilahlık tecellisinin Rab sıfatıyla görünüş bulmasıdır. Yani potansiyelinde ilah ama alemde görünüşe bulduğu zaman başkalarının üzerinde cebren diyeyim. Çünkü cebbar esması burada çok önemli. Zorunluluk noktasında okunması gerekir. Yani birinin cebretmesi manasında değil. Yani kainatta sünnetullah cebbar esmasına bağlıdır. Değil mi? Onun için cebbaruk diyoruz. İlkeler cebbar esmasına bağlıdır. Cebren gerçekleşirler. Onun için söylüyor. Yani zorunlulukturlar. Yani kainatta yasa zorunluluktur. Tinde ilke zorunluluktur. Allah'ın cebbar esmasıyla tezahürüdür. Cebbar, zorunlu kılan. Zorla iş gören değil, zorunlu kılarak iş gören. Zorunluluk olmasa zaten varoluştan bahsedemezsiniz. Doğada yasalar olmasa hangi varoluştan bahsedemezsek? Tinde varoluştan bahsedemezsek, yani zorunluluklardan bahsedemezsek. İnsan hayatında tinsel bir yürüyüşten bahsedebilir misiniz? İmkan mı var? Veyahut da tinsel bir varlıktan bahsedebilir misiniz? İmkan yok buna. Devam edeyim. Yaptıklarının sonucu olarak kendini Rabbi sıfatıyla güzellikte bulan ya da Rabbi sıfatından yani güzelliğinden uzak hüsranda olan insana tanık oldu. Ki Asr suresinde bu önemliydi. Hüsranda bulunan insan ya salih amellerle Rabbine varacak, iman doğrultusunda tabii, ya da yaptığı hata veya işlediği günah ile gölgelerde sürüklenir olacak. Hata veya işlediği günah ile gölgelerde sürüklenirken Haviye'ye veyahut da Hutame'ye girecek olan beşerdir diye not düşmüş. Yani ya Haviye'ye düşüyoruz ya Hutame'ye düşüyoruz. Daha önceki kayıtlarımızda ne vardı? Ya Sicin'e doğru gidiyorduk ya da İlyun'a doğru gidiyorduk değil mi? Yani yazılı olduğumuz kitabımız aslında kayıt altına alındığımız durum. Ya melekut ile, asıllarla, nur ile kayıt altına geliyoruz. Yani gene cebbar esması bir yasayla olan bir şey. Ya da Sicin'e doğru sürükleniyoruz. Yani bedenlerin, tenlerin, gölgeler vadisinin kitabına. Ama bununla beraber Haviye ile bir şeye, buna eğer Sicin'e doğru gittiğiniz zaman Haviye ile Hutame de kaçınılmaz oluyor demiştik. Şimdi bunların ahiret olarak şeyi var, ammenle karşılıkları var. Ama bizim derdimiz burada akibet olarak onları nasıl yaşıyoruz? Çünkü burada olanın yaşantında edindiklerimiz neyse karşılığını orada buluyoruz. Hani önceden gönderdikleriniz demek ki burada karşılıkları var. Bunun da altını çizeyim, Kur'an'ın böyle bir disiplini var. Yani burada karşılığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ki onun için daha önce biz bunu tatmıştık demiş olasınız. Yani yaşamıştık demiş olasınız. Ki biz genelde bu ayetleri okuduğumuz zaman cennette bir şeyin tadına vardığın zaman muzu yedik filan, ahirette de dünyada da yedik gibi. Değil. Cennetiyle cehennemiyle neyler yaşanıyorsa dünyada karşılıklar vardı bunun. Çünkü burası özet bir yer. Ne varsa alemlerde her şeyin yaşama taşındığı bir alan. Devam edeyim. Haviye geçmişin insanın cehennemi olması, Hutame ise geleceğin insanın cehennemi olması olarak anlamlı kıldık. Zaten Kariya suresi 8 ve 9. ayetler Haviyet'i anlattığımız biçimde anlattığımı kılmaktadır diye bir not düşmüşüz. Kariya'ya bir bakayım. 8 ve 9. Kimin de tartıları iyilikleri hafif kalırsa. Tartı dediği geçmişi ya. Değil mi? Ondan sonra artık onun anası barınacak yeri Haviye durumdur. Onun ne olduğunu bildiren var mıdır demiş. Bakın zaten o 8. ayet onun geçmişle alakadar bir ateş olduğunu söylüyor zaten. Yani geçmişiniz size cehennem olduğu zaman Haviye hatırlıyorsunuz. Devam edeyim. Geleceğin Hutame'nin kaygıyla insanın geleceğinin cehenneme dönüşü anlamlı kılınır. Hakikaten ya bir hakikatle karşılaştığınız zaman farz edin yalancının tekisiniz. Hakikatiniz ortaya çıktı. Yani yalan söylediğiniz ortaya çıktı. Ne olur? Hutame'ye atıldınız. Geçen hafta şeyi vermiştik. Neydi? Kardeşimizin iş yerinde yaşadığı bir şeyi vermiştik. O Haviye'ye atılıştı. Hutame'ye atılış değil. Hutame'ye atılıştı, Haviye'ye atılış değil. Eğer orada hani konu akışında yanlış dil sürçmesi olduysa onu düzeltirsiniz. Olmaz mı? Bir daha okuyayım orayı. 8. ve 9. Haviye'yi anlattığımız biçimde anlamlı kılmaktadır. Çünkü onu daha önceki hafta söyleyecektim, unuttum, es geçtim. Hümeze'de ise 6, 7, 8. 9. ayetlerde Hutame'nin kaygıyla insanın geleceğinin cehenneme döndüğünü anlamlı kılarlar. 8, 9 gerçekten onların üzerine kapatılmıştır, uzatılmış sütunlarda. Kaygı uzatılmış sütundur. Bir insanı cehennemin sıkıntısı göğsünden itibaren yakalam. Hani elemle şerleke sadrak. Bak göğüs genişliği de göğüsten başlıyor. Yani insanın tinsel olan manevi kabulleriyle beraber genişliği de göğüsten başlıyor. Sıkıntılar da göğüsten başlar. Ama kaygı olarak sütunlar uzatılmış sütunlara bağlamışız. Kaygı olarak bilincinize sirayet etti mi geleceğe dönük olarak sıkıntılarınız?
Hac o zaman uzatılması tutumlara bağlı olur. Size verilen acı, aziyet neyse o sırada, o aziyetle beraber geleceğe kaygıyla olarak baktığınız zaman size uzatılmış sütunlara bağlar. Çünkü ne kalpten itibaren ta beyne kadar uzatılmış sütunlarınız var. Ve oraya bağlanmış. Aziyete düştüğünüz haller ve geleceğe kaygılarla. Bak başka bir şeyle değil ha. Aziyete düştüğünüz hal ve geleceğe kaygıyla bağlanmışsınızdır. Ve aşılması hakikaten zor bir durum. Yaşayanlar varsa bilirler. Anlamlı kılır. Hümeze suresi verdiklerimiz ile haddini bilmeyenler, bak Hümeze suresi verdiklerimiz ile haddini bilmeyenler, verdiklerimizle haddini bilmeyenlere biz hadlerini gösteririz. Tehdide vardır diye not düşmüş. Hakikaten Ümmeze'de öyle bir tehdit var. Bizim verdiklerimizle diyor haddinizi bilmezseniz diyor biz size haddinizi gösteririz. Net. Yani hutemeye atılmak odur ya. Yani. Çünkü verdikleriniz elinizden alındığı zaman kaygılarla geleceğe baklarsınız. Sütunlara bağlanırsınız. Onun için Cenab-ı Hak size ne verdiyse. Verdiyse geniş bir daire. Bedenden, evlattan, çoluktan, çocuktan, maldan, mülkten ne verdiyse. Verdiği her şeyle beraber var oluyor. Kadir kıymetini şükriyle eda ettiniz, ettiniz. Nankörlerden oldunuz. O zaman kaygılanmaya başlayacağınızı biliniz. Yani hutemeye atılacağınızı biliniz yani. Daha birçok anlamıyla beraberdir. Onlara da girmiyoruz. Yani psikolojik yansımaları, hayattaki karşılığın haddi hesabı yok yani. Yani psikolojiye girildiği zaman bu bağlamda girildiği zaman karşılıklarını okuyabilirsiniz. Depresif olmaya gider. Ondan sonra bakın şeye gideceğiz. Fil suresine gideceğiz. O fil suresinde bambaşka bir alana taşıyor bunlar. Ki bir tane sure daha vardı. Leheb suresi mesela. Tebet suresi. Kurusun. Oraya gittiğin zaman öfke ateşini kasteder mesela. Orayı konuşacağız biraz sonra. İnşallah Allah'ın lütfu ihsanıyla tabii müsaade olursa. Hatırlatma ve düzeltme demişiz. Biraz önce söylediğim Hanifi kardeşin anlattığı şey Haviye değil Hutame'ydi diye. Hatalı söylediysek düzeltsin diye bir not düşmüşüm. Tegabün önemli. Biz onu unuttuk bir noktada. Tegabünün birinci ayeti çok önemli. Yani birçok şeyi konuştuk. Tegabüne bir bakayım. Tekasür. Tegabün değil. Tekasür. Tekasür'ün birinci ayeti çok önemli. Sizi çokluk yarışı oyaladı diye söylenen yerde unuttuğumuz bir şey var. Yani insan bakınız. Çok enteresan. Tinsel bir varlıktır ama nesnelerde kendini bulmaya başladığı zaman ve kendini nesnesinde yitirmeye başladığı zaman ve onları da hırsla büründüğü zaman çokluk yarışıya başlıyor. Benim, 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 benim diye dünyayı verseler doymaz derler ya. Ya sayısal yaşamaya başlıyor. İnsan bu sefer sayısal yaşamakta kendini kaybediyor, yitiriyor. Yani nesnesinde de yitirmiyor. Sayısalda yitiriyor kendini. Her şey sayısal değil ki. Yaşamın kendisini, tinin kendisini sayıyla ölçebilir misiniz? Tinde değerin karşılığını... Yani Vehçi Koç'un şeyi mi? Bilketis'in serveti, Vehbi Koç'un serveti, onun serveti, bunun serveti mi ölçer? İmkan yok ki. Devam edeyim. Çoklukla övünen tabir ise nesnesinde kendiliğini yitiren, bilinçte sayısal yaşamaya başlayan insanlığı anlamlı kılar. Günümüz tarihine bakın. Şu anda bakın ya. Her şey sayısal. Kronometrelerden tutun şuna kadar. Filanca kişi şu saatte kazandı filan. Bak her tarafta sayısal zorlamalar var. Sayısal da zorlanmalar var. Benim oğlum kaç tutturdu? Niye? 10 üzerinden 100 tutturacak yani. Veyahut da 10 üzerinden 10 veyahut da 100 üzerinden 99, 90. Aman tamam. Bak her şey sayısala dönmüş ya. Başarı sayılarla ölçülür olmuş. Yani tehlikeli bir alan orası. Yani şu anda yani tekasür okuduğumuz zaman, yani evrenselinden baktığımız zaman görüyoruz ki hayatın her alanda sayılarla insan kendini yitiren bir alana düşüyor. Yani gönül aleminde. Gönül alemi dediğimiz bilinç alemi. Onu da altını çizeyim. Yani bilincimiz. Ama o bilinç bağımsız bir bilinç değil. Külliyatta bilincin kendisinde bir bilinçtir. Hani geçen hafta ne demiştik? Bizlerin bilinci. O külli bilincin yani evrensel gönülün kıyıya vurmuş tarafı. Gölgeler Vadisi'ne vurmuş tarafıyız. Ha, o dalgasında yani bilincin bu dalgasında neyi buluyoruz, neyi yaşıyoruz ona bakıyoruz. Yani herkes yani burada söyledim size de bilinç hani dalganın kendisi de su. Biz şu istidadımızda külli bilinçte neyi nasıl yaşıyoruz ona bakıyoruz. Derdimiz o zaten. Devam edeyim. Orası çok önemli. Tekasür'ün birinci ayetini. İki, reklamlardan tutunuz. Reklamlardan tutunuz. Bakın sayı adetine kadar verirler. İnsanları etkilemek için neleri nasıl göstereceklerine kadar kullanırlar. Onu da bırakın yaşam ilişkilerinizden tutun. Aynı yaşam. Biraz önceki en basiti ders örneği gibi. Çocuğunuzun başarısı birinin derecelendirmesi mi yoksa onun iyi insan olması mı?
Yani bir daha söyleyeyim, bakın. Edindiğimiz bilgi, pozitif bilimler Cenab-ı Hakk'a hayır noktasında, pardon, hayranlık noktasında bizi daha kuvvetlendirir. İmanımızı taşlandırır, kuvvetlendirir. Ammenna. Ama iman noktasında bize kurtuluş getirmez daha fazla. Bizi iman noktasında kurtuluşa sevk edecek şey ahlaktır. Ben güzel ahlak tamamlamaya geldim. Çünkü ilkelerin tezahürü ahlakta gerçekleşir. Erdemlerde gerçekleşir. Salih amel diyor bak. Hani az süresine gidin, güzelliği nasıl geri ediyoruz? İman edeceğiz Allah'ın varlığına. Yani bir varlığın varlığında yaşadığımızı bilincinde olacağız. Salih ameller işleyeceğiz. Bunlar kurtuluşa erdiriyor. Bir de neyi tavsiye ediyormuşuz? Bu tavsiye etmek şudur. İyiliği emret, kötülükten men et. Yani üzerimize farz olan bir şey. Tavsiye edenler demiş nedir? Sabrı tavsiye edenler, hakkı tavsiye eden. Yani hakkın gerçeği dile getireceksin. Ve gerçeği yaşamanın ne kadar zor olduğunun bilincine. Çünkü çatışkıda insan kendini bulur demişti. Evet, gerçeği de edinmenin ne kadar zor olduğunu, yaşama taşımanın, daha doğrusu edinmenin değil de. Çünkü iman edersin edinirsin. Ama yaşama taşımak, geçmiş olsun o zaman. Yaşama taşımak kolay değil. Haçta orada sabır istiyor. Esaptan bir tanesi diyor ki ne? Bakın sabrı tersten okumak adına söylüyorum. Esapta tutarlılık manasında okuyor. Esaptan bir tanesi diyor ki ya Rabbi bana sabır ihsan eyle. Hasta oluyor gitti. 1.80 uzanıyor. Hazreti Resul bakıyor cemaatte yok. Hasta olmuş. Diyor ki nerede? Filanca kişi hasta oldu efendim diyorlar. Gidiyorlar ziyaretine. Resulullah bir kadri kıymeti de yüksek kişinin. Yanına gidiyor, geçmiş olsuna diyor. Hali ayan oluyor. Diyor ki ne? Efendi diyor ne diye dua ettin sen? Diyor ki ya Resulallah diyor sabır istedim. Allah'tan sabır istemeyin, merhamet istemeyin. Niye? Sabır etmek istiyorsan, sabır edeceksen, sabır edeceğin bir şey göndereceksin sana. Ama burada bir zorunluluğu dile getiriyor. Hak varsa hakkın yaşama taşınması zorunluluğu çatışkı. İnsan tininde çatışkı olmasa hak yaşama taşınmıyor. En basiti şu ayet okuyun. Hak geldi batıl zayi oldu. Batıl zayi olmaya mahkumdur. Çatışkının kendisini özetledi bir kere. O zaman çatışkının kendisini olağanlığında göreceğiz ama onu aşmaya çalışacağız. Kendimizde, çevremizde, ailemizde, bütün yaşam ilişkilerinde olan çatışkıyı göreceğiz ama onu bilincimizde aşıp yaşamımıza sulhu bulmaya çalışacağız. İlkeleri taşımaya çalışacağız. Ne diyor? İman eden, salih amel işleyenler. Yani çatışkı yaşanlar. Çatışkıla kalan demiyor bak. Çatışkı yaşanlar. Çünkü salih ameller çatışkı yaşanır. İman edersek, her şeyi haktan bilirsek çatışkı yaşayabiliriz. Yani hikmetine vakıf olmak adına. Ha, iman ediyoruz ama haktan bilmiyoruz. Ne anlamı var? Çatışkı gel ki yaşasın. Hüsnü zanı yitirmeyesin. Allah'a iman yetmiyor yani. Allah'tan olduğuna da iman edeceksin. Onun için tevhidin prensipleri vardı. Allah, Allah'ta, Allah'tan, Allah'a. Değil mi? Allah'ın, Allah için Allah. Bak öyle bir daire çiziyor ki Allah'a bir de. 7 tanedir. Unuttuysam tamamlarsın. Öyle bir daire çiziyor ki dışına çıkamıyorsun zaten. Şimdi bu dairenin içinde yani tevhidin prensiplerinin içinde gel de Allah'tan olduğunu bilinciyle yamuk yapmaya çalış. Var mı öyle bir şey? Müminsen, iman ediyorsan. Ya vicdan zorlar orada. Ha, adam iman etmiyorsa serbest. İman edene var, iman etmeyene bir şey yok. Serbest. Ahiretinde görür neye gideceksin artık. Devam edeyim. Bundan sonra Fil suresine girelim. Allah'ın lütfü ihsanı. Rabbinin fil sahiplerine nasıl yaptığını görmedin mi? Bak soruyla başlıyor ya. Demek ki orada bir yılma var. Bir şeylerin çokluğu. Bak tekasürde ne var? Bir çokluk vardı. Çokluk yarışı vardı değil mi? Bir şeyin çokluğuyla övünenler var. Ama bir şeyin aziyetine düşmüş birisi var. O çokluğu görünce yılmak var. Ya bunlarla nasıl baş edilir? Hak hakikat nasıl şeyden tezahür eder? Değil mi? Sen diyor fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? Ya kaygıdan çık, ümide dön. Muhteşem bir şeydir ha. Ama fil sahibi dediği zaman bakın iki tane kuş, iki tane hayvan zikrediyor fil suresinde. Birisi ebabil, bildiğimiz kırlangıç. İkincisi ne? Efendime söyleyeyim fil. Evet. Fil sorumluluk sahibi bir hayvandır. Hassasiyeti çok yüksektir. Dikkat ederseniz Ebrehen olayında, fil olayında filler kendi yerlerinde mıhlanmış gibi çökmüşlerdir. Kırbaç yemelerine, öldürmelerine rağmen hareket etmemişlerdir. Yani tine, maneviyata bak duyarlı olanlar. Ama ne? Kendi toplumunun içinde gücünü bulandır aynı zamanda fil. Ebrehe aynı. Karakterini yansıtıyor bakın. Olay tamamıyla siyasidir. Ha, duygusal bir tepki değildir. Hani süper egonun getirisidir aynı zamanda. Çünkü fil aynı zamanda süper egoya işaret eder. Kendi toplumsal yapısında inanılmaz enaniyeti vardır. Ama o kadar da hassastır toplumsal yapısındaki ilişkilerine. Çünkü aidiyet ve sorumluluklara haizdir.
Onun için size tavsiyem fil belgesellerini bir izleyin. Şok olursunuz. Nasıl hassasiyetler var? Aidiyet ve sahiplenme üst safhadadır. Memeliler içerisinde emin olun ilk onun ikinci veyahut da birinci sıra. İnsandan sonra geliyor. İnsan o kadar hassas olsa belki de melek olur çıkar yani. Hassasiyeti çok yüksek. Devam edeyim. Evet, kırlangıç neyi işaret eder? Kırlangıç secaate işaret eder. Aynı zamanda korumaya. Kırlangıcın buradaki bir işareti de takdir-i ilahi. Bakın gönül aleminde kırlangıç, gönül aleminde, mana aleminde kırlangıç korumaya işaret eder. Neyden korumaya? Değerleri korumaya işaret eder. Ve değerler nerede korunurlar? Böyle şey olaylarında, çatışkın olduğu olaylarda secaatte korunurlar. Secaati nasıl anlamamız gerekir? Secaat, ilim sahibi olmak, cemal sahibi olmak anlamında içerirse. Ve bir hikaye anlatayım. Hani Hazreti Ali Efendimiz ya Hayber şeyinde ya da Uhud Savaşı'nda, Hayber fethiğinde oluyor bu herhalde. Kanaatim oluyor. Hayber fethiydi çünkü. Hayber fethedilirken, efendime söyleyeyim, bir tanesiyle şey tutuyor. Kılıç ya oluyor. Hani cengaverler çıkar, kılıç şey derler ya. Hani fazla kan kaybı olmasın, bir de gösteriş olsun, hani motivasyon olsun diye. Kılıçla şey ettiği, savaştığı kişiyi yeniyor. Tam kafasına vururken Yahudi suratına tüküyor. Tükürünce ve Hazreti Ali kılıcını geri çekiyor. Ve soruyorlar, ya Ali sen niye öldürmedin? Kafiri niye öldürmedin? Diyor ki ne? O suratıma tükürmeden önce diyor, onu Allah için öldürecek. Bak ilkesinde var, ereği var, amacı var. Lakin o suratıma tükürdükten sonra diyor, nefsim için öldürmekten korktum. Bu secaattir. Kendini kontrol edebilen. Oldu. Her işe hak üzere yapan. Ebabil ona işaret eder. Her işe hak üzere yapar. Öldürmeyi de, bak öldürmeyi de, korumayı da. Oldu. Ama kendi nefsi üzerinde hareket etmeye. Onun için çok hızlıdır secaat ehli. Anında karar vermek zorundadır. Ve kırlangıçlar çok hızlı uçarlar. Anında karar verecektir o. Anlık olaylarda gerçekleşir secaat. Aynı anda birisi size bir şeye tepki gösterir. Bir çatışkının içindesin. O sırada secaatiniz anlık olarak gerçekleşir. Nefsinize sınır vurmanız, nefsinize sınır vurmanız, doğru olanı yapmanız anlık gerçekleşir. Eğer Ali orada o adamı öldürseydi nefsinden dolayı öldürmüş olarak katil olmuş olacaktı. Hali yok. Allah içinliği yok çünkü orada. Kendi için öldürmüş olması sebebiyle katil olacaktı. Arada çok ince bir fark var bak. Allah için öldürdüğünde katil değil, gazi diyoruz. Ama kendi nefsi için öldürenlere katil diyoruz. Katleden bak katil. Katleden. Diğerinde katil yok. Geldiği yere postalama var. Başka bir şey yok. Herkes gidiyor nasıl olsa. Biz de gideceğiz. Nasıl yaşadığımız önemli. Demek istediğim burada espriyle söylemeye çalıştığım şey nasıl yaşadığımız önemli. Nasıl öldüğümüz filan da önemli ama önemli olan nasıl yaşadığımız. Sonuçta gittiğimiz yere nelerle gidiyoruz. Devam edeyim. Bakalım notlarımızda ne var. Fil suresi çok önemli. Bakın fil suresi geçmiş tarihte olan bir olay gibi görmeyin. Bakın. Üç zamanı gene barındıran bir süredir bakın. Fil sahiplerini görmedin mi? Hatırlamıyor musun? Diye güne hitap ediyor geçmiş üzerinden. Ama aynı zamanda geleceğe de hitap ediyor. Geleceği işaret ediyor. Niye kaygılanıyorsun? Yani ben senin yanındanım. Yani bana güven. Üç zamanı içerir aynı anda bak. Üç zamanı işareten bakın okuyayım size rağmen göreceksiniz. Rabbim fil sahiplerini nasıl yaptığını görmedin mi? Güne hitap ediyor ama geçmişten hitap ediyor. Doğru mu? Devam edeyim. Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil sürü sürü kuşlar gönderdi. Onların üzerine pişmiş çamurdan taşlar atıyor. Böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi kıldı. Ve bu sürenin tamamında gelecek işaret ediliyor. Çünkü birinci ayete geri döndüğünüzde görmedin mi diye kıbleni kıble istikametinde sağlam olmanı gösteriyor. Onun için üç zamanı gene barındırıyor. Devam edeyim. Sure büyüklük, kompleksi ve iktidardaki güç sahibinin süperegosu üzere anlamlı kılınır. Himmet ve umut bağlayıcı ilkelerindendir. Yani ben sana himmetçiyim ve umudunu, özgüvenini benden yana bozma. Ki hepimizin yaşadığı şeylerdir. Dağ gibi belalarla karşı karşıya kaldığımız zaman yıkılırız değil mi? Allah'ı unuturuz yani. Fil suresinde şöyle diyor, beni unutma diyor. Beni unutma. Bütün yaşam ilişkilerinde beni unutma, benimle ayağa kal ve mücadelene devam et. Allah sizinle sen neyle korkabilirsin veyahut da neden korkabilirsin? Devam edin. Bu süreyle beraber beyt anlamlı kılınmakta. Bakın çok önemli. Bir beytin korunmasından bahsediyoruz. Beytin kendisi neydi? Kabe. Kabe gönül kapısıydı. Bakın etrafı ne? Beden evi. Değil mi? Ta Mescid-i Aksa'ya kadar beden evidir. Mescid-i Aksa zaten beden işaretidir. Ama Kabe'ye geldiğin zaman gönül kapısıdır artık.
O evin ve etrafı fazla değil bak. Evin sadece o etrafı dediğim en az bakın çeperinden kaç olsun? 10 metre, 20 metre çapında değil. En fazla olsun 40 metre olsun, 50 metre olsun. Hadi ben salladım 100 metre olsun. Orası tam görülmeyen. O meydan sizin meydanınızdır. Allah ile baş başa olduğunuz meydandır. Ne kadar gönlünüzde kalabalık olursa olsun fark etmez. Orada herkes Allah ile baş başadır. Gidenler hakikaten de yaşar yani. Kalabalık değildir orada. Allah ile baş başalık var. Devam edip insanın bütün gönlünde de öyle değil midir? Yani, o kadar kalabalık olmasına rağmen gönlünde Allah ile baş başadır. Devam edeyim. Sure beyt anlamlı kılınmakta ki bakın Kureyş suresinde de hemen arkasında beyt anlamlı kılınmakta. Onun için birbirlerini destekleyen ve tamamlayan iki suredir. Ki bakın kaçırmayacağınız gereken yerler var. Oraları kaçırmazsanız bütün sureler kendiliğinden anlamlanacak on surenin. Tamam mı? Onun altını çizeyim. Bu sure ile beraber beyt anlamlı kılınmakta. Beyt alemlerin. Beyt deyince sadece Kabe değil gönül evini anlayın. Bilinç evini anlayın. Beyt alemlerin ve sıfatı ilahinin toparlandığı beden ve esma ilahiyle biçim kazanan kalp yani bilinçtir. Bu sure ile beraber Beytullah anlamlı kılınır ki insan eliyle yapılan beyt ile anlamlı kılınan insan elinin yedullah olması üzerinden Allah evinin inşa edilişi bir insanın bilincinin Allah evi olmasıdır. Bilincinizi yaptıklarınız edindikleriniz sonucunda Beytullah olarak buluyorsunuz. Bakın beden Allah yapısıdır. Ama bilinç, gönül insanın eli üzerinden edindikleri üzerinden de inşa edilendir. İsmail ile İbrahim yapmıştı ya. Allah'ın iki tane bakın evi var. Birincisini İbrahim'le İsmail yapmış. Değil mi? Yani insan eliyle yapılmış. Değil mi? Ama bir tane daha var. Ama onu insan eli yapmamış. Onu bizatihi Allah yapmış. Bilmem anlatabiliyor. Bütün bilinci bakın bilincinizin altından itibaren bütün bedeniniz Allah'a aittir. Allah yapısıdır. Üst bellekten itibaren siz oluşturulurken üst bellekte siz oluştururken bilincin üst belleğinde. Siz oluştururken ikinci bir ev olarak inşa edilmişsinizdir. Bilmem anlatabiliyor. Ha işte orası sizin Kabe'nizin olduğu yerdir. Tıka basa milleti doldurdunuz. Yavuz hırsız olup da gerçek ev sahibine baskın gelmeye çalıştınız. Onun da fazla sizi umursamadı. Pıh pıhladı, pop popladı. Hadi bunu da idare edelim dedi. Nasıl olsa ahireti var, akıbeti var dedi. Tahtir ilahi bir evde yaşıyorsunuz. Güzel söz söylemiş Erenler. Ben zannederim ki evimin sahibi benim. Bilmezdim ki evimin sahibiyle yaşıyormuş. Fiyatla onu yaşıyormuş. Devam edeyim. İnsan elinin yedullah olması. Bakın üst bellekte yaptıklarımızla beraber hak ediliyoruz. Burası çok önemli. İbrahim olursanız, İsmail olursanız Allah ile yaratıldınız. Yok İbrahim değil, İsmail olmazsanız değil mi? Artık neyle yaratırsanız kendi evinizi örümcek evi gibi inşa ederseniz hani örümceğin evi ne kadar sakattır diyor. Değil mi? Yıkılası. Örümcek demek yıkılası demek. Tamam erkenden çökerler ya duygusal tepkiler gösterirler insanlar. Yıkılası anlamda rüyanızda örümcek gördüğünüz ya örümcek zihniyetli anlamında değil. Yıkılası olan bir şey gördünüz demektir. Yani aynı anda çöken, bilincinde olan her şeyle beraber çöken bir insana tanık oldunuz. Veyahut da kendiniz öyle olacaksınız anlamaya. Yani siz örümcek olacaksınız anlamında değil. O gün sizi yıkacak bir olayla karşı karşıya kalacaksınız anlamına gelir. Devam edeyim. Bu sureyle, o sırada örümcek kapalıysanız ayrı mevzu, yıkılırsınız demektir. Bu sureyle beraber Beytullah anlamını kınır ki burayı okuduk. Allah evinin inşa edilişi ve insan bilincinin Allah evi olmasıdır. Üst bellek itibariyle. Ya evi, ya evi sahibi olan Rabbine bırakacağız ki hep Rabbi olana, ya da Yavuz hırsız misali evi heder edeceğiz diye not düşmüşüm. Hakikaten de toplumsal bilinçle beraber edindiklerimizle beraber genelde evi yıkmaya çalışırız. Genelde yapıcıdır toplumdan bilinç, amenna. Ama iktidar ve bencilliğe dönerse, ama iktidar dediğim zaman iktidar yanlış anlaşılmaz. İktidar da bencilliğe dönerse, kendi hevasını ilah edinmiş olarak. Bakın hem kişi üzerinden anlayın, hem siyaset üzerinden anlayın fark etmez. O zaman yıkıcı olur. Yani toplum üzerinizden anlayabilirsiniz. Oldu. Yani iktidar, yani düşünün kendi Allah'ın evinde tutuyorsunuz. Size verdikleriyle, edindikleriyle, toplum bilinciyle beraber edindiklerinizle beraber bir iktidar sahibisiniz. Ama kendi evinizin iktidarı veyahut da toplumun üzerinde bir iktidar. Ne zaman ki o siyaset erki olarak, kendi siyaset erkinizde düşünmeyin. Kendi kuvvetiniz olarak da hevanızı ilah edinmişsiniz noktasında. Amaçlarınız doğrultusunda kendi evinizin ilahı zannındasınız. Ha işte o zaman Fil suresine başladınız.
Kendi evinizi yıkıyorsunuz. Bir de burası siyasi, yani toplu bu değerlere kadar gidiyor. İnşallah Kafirun suresinde değerleri okuyacağız demiştik. Haber de göndermiştim. İnşallah devam edeyim. Bakın notlarla beraber devam edelim nereye gidecek. Lakin tür olarak insana bakıldığında evi heder etmemize müsaade edilmediği de görülür. Dikkatli bakın, heder etmeye de müsaade etmiyor. Tür olarak insana bakın. Hiçbir zaman hangi kötülüğü yaparsa yapsın kendine, kendine yapıyor başkasına değil. Kendini yıkmak için elinden geleni de yapsa, başkasını yıkmak için de elinde gelen yapsa, tür olarak insan devam ediyor. Ve ev yıkılmıyor. Görülür. 7 milyar insana da buna delildir diye not düşmüşüm. Hakikaten öyle. Devam edeyim. Surede amaca bağlı olarak, strateji durumuna bağlı olarak da, bakın, amaca bağlı olarak, burası çok önemli. Surede amaca bağlı olarak strateji. Duruma bağlı olarak da taktik belirlemenin insan yaşamında gerekliliği de betimlenir. Evin kendisinin korunması da buna bağlıdır. Bu çok önemli bir şey. Ya bizim veledi biliyorum. En basit. Ahmet kaç aylık? 1,5 senelik. Çocuk ne yapıyor? Strateji belirliyor, taktik uyguluyor ya. Kendini korumaya alıyor. Bakıyor, yemek yemiyor. Şöyle bir sert bakıyorum. Aynı anda ağlamaya başlıyor. Çünkü daha önce öğrenmiş. Ağladığı zaman iş görüyor. Strateji öğrenmiş bak. Stratejisini belirliyor. Olmadı mı? Taktik değiştiriyor. Sevimlilik yapmaya başlıyor. Gene yüz vermiyorum, zorunlu yemeye başlıyor. Hepimizin doğasında olan bir şey yapıyor. Strateji ve taktik belirlemesi. Yani burada söylediği şey, bakın, burada söylenen şey, bakın Ebrehem'in olayına dikkatli bakın. Ebrehem tamamıyla siyasidir. Ve süper egosunun esiri olmuştur. Ammenna. Süper ego dediğimiz toplumsal egonun sonucunda bulduğu iktidarla ne o toplumsal tabanıyla beraber esir olduğu bir bencillik var. Ammenna. Ama adamın derdi bir tane kilise yapmış. Kutsal bir kilise kendince. Değer. Allah'ın evi yerine, değil mi? Allah'a atfedilmiş bir ev yerine kendisinin evine ziyaretlerin daha çok olmasının beklentisi var. Ammenna. Dert bu. Buna da siyasi olarak da ne yapmış? Çare bulamıyor saldırmak için. Stratejisi daha önceden belirli adamı. Yani Kabe'yi yıkarsak buraya gelenin giden haddi hesabı olmaz. Ammenna. Tamam. Doğru. Ama taktik olarak neyi uygulayacak ki böyle olsun? Bir tanesi gelir kiliseye isterse taktik geliştirmeye başlar artık. Bilmem anlatamıyorum. Bak strateji var. Ama burası önemli değil. Önemli olan şurası. Peygamberden de beklenen o. Düşmanlarını gör. Stratejini, amaca bağlı olarak stratejini belirle. Ve taktiklerine başla. Yani taktik uygula. Bu çok basit. Ya çocuğun yaptığını yap diyor ya. Ebrahim'in yaptığı gibi yap diyor. Eşittir. Bir hadis-i şerifle anlamlandırır kırsam. Eşittir. Ne olur sonra yapın. Ne olur. Anlamlı kılarsam eğer. Diyor ki ne? Savaşta hile mubahtır. Savaşta taktik. Bak. Çünkü savaşta stratejiler var. Değil mi? Ve taktik uygulamak diyor mubahtır. Yani. 11 Eylül ama bir stratejidir. Ve taktiği uygulamasına geçiştir. Ama kimin? Amerikalılar. Yani. Çok benzer hani kimseyle. Yani o benzer. Tabii. Yani fil süresinin karşılığını orada da okuyabiliriz ya. Yani. Ama bakın strateji ve taktik. Canan abla bırak ne olur. Fil süresinde tinde değer olanın hiçbir vakit sahipsiz kalmayacağı anlamlı kılınır. Burası çok önemli bakın. Fil süresinde tinde değer olanın hiçbir zaman sahipsiz olmayacağı anlamlı kılınır. Ama bizden rüşt olarak istenen ne? Olanı gör. Öyle sağdan soldan himmet isteyerek iş görme. Stratejini belirle. Taktiklerini uygula. Gerekenini yap. Niye? Bir önceki surede bize ne demişlerdi? Hatırlıyorsanız. Kendi işini kendin gör. Elem neşeleke sadrak diyordu değil mi? O surede bize ne diyordu? Artık kendi işini kendin gör. Değil mi? Hatırlarsanız. Bu surede de diyor. Karşılaştığın olaylara strateji ve amacına bağlı olarak stratejini belirle. Ve taktik uygulayarak geç. Yoluna devam et. Bu çok önemli. En basiti bunu şeyine, bakın evin düşmanı kim? Evin düşmanı nefs-i emaredir. Nefsin türlü türlü hali var. Kardeşim birincisi ilkenizi belirleyin, yolunuzu belirleyin, stratejinizi belirleyin. Bir yerden bağladınız adam. Değil mi? Nefs-i emaredir. İki, ama adam kardeşim huysuzdur, yüzsüzdür. Habire içerinizden bastırır. Ammenna. Yani namaz kılacaksın, namazınca ölçü getirir. Veyahut da ya boş ver der, seni yoldan çıkartır. Bak o taktik uyguluyor. E sen de uygula. Yani sen de uygun. Bir hikaye anlatayım bunun için. Takdir ilahi. Arkadaşım birisi dedi. İsmail Ağa cemaatine bir arkadaşım girdi. Daha önce dedi.
sakalı yok, bunu yok, bunu yok. Adam pırlanta gibi bir herif, namazında niyazında değil. Şuna bir baktım cuma namazına gidiyor, beş vakit namazına. Bunlar çok iyi diyor, tamam ammenna. Ondan sonra bir baktım sakallar uzadı, şalvar giyindi, kılık kıyafet değişti, her şey değişti. Dedim ne oldu sana? Abi diyor artık dedi şeytanımızı esir aldık, yolumuza devam ediyoruz. Abi dedi o şeytanla o kadar kolay savaşılır mı dedi. Ne yapıyorsun dedim sen şeytanla savaşmak için? Stratejimiz belli değil mi? Taktiklerimiz de belli, namazımızı, niyazımızı kılıyoruz şunu. Ya dedim onlar kolay kolay, o şeytan kolay kolay o silahlarla yenilmez dedi. Ya boşversene dedi, bizim silahlarımız kuvvetli dedi. Taktik de kuvvetli değil mi? Anında istediği her şeyin dışında hareket eden biliyorsun mu? Yok. Ya kardeşim bak stratejisini belirlemiş, taktiği yok. Namaz, niyaz, şunlar bunlar silahları. Stratejisi de belli, onunla savaşıyor artık. Değil mi? Silahlarıyla savaşıyor. Ammenna aylar geçti. Arkadaş bir baktım eski haline dönmeye başladı. Sakallar gitti, onlar gitti, bunlar gitti. Kız arkadaşıyla kol kola namaz falan yok falan. Ne oldu dedim. Vallahi senin dediğin doğru çıktı. Adamın silahları çok kuvvetliymiş dedi. Bizim silahlarımızdan daha tatlıymış dedi. Nefsi emarenin silahlarından bahsediyor. Daha tatlı geldi. Taktiği yok. Ne istiyorsa anında dışında olanı yap. Eskiler buna şöyle derlerdi. Nefsinize bir şiş sokun. Ne istiyorsa dışında hareket. Genelde nefsimize şiş sokmayı bilmiyoruz. Rufay olmayı bilmiyoruz. Yani. Bedene şiş sokun demedim ha. Nefsinize bir şiş sokun. Kaç kişi yaptı? Tövbe. Ne istiyorsa veriyoruz. Yeter ki benimle uğraşma. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın derseniz o nefis ejderha olur sizi yutar en son. Devam edeyim. Fil suresinde tinde değer olan hiçbir vakit sahipsiz kalmayacağı anlamlı kılınır. Bu bağlamda Beytullah olan insana merak etme, telaşlanma, motivasyonu verilirken, aynı zamanda motivasyon sürelerindendir. Motivasyonu verilirken Allah'a güven mesajıyla iman telkin edilir. Süper egonun dışa vurumlarından olan iktidar egosu ve hışmı dahi olsa korkma denilir. Bu Firavun Musa, Kurtuluş mitindeki Nemrut ve İbrahim, bakın Kurtuluş mitinde Firavun'la Musa'yı işlemiştik değil mi? Veyahut da efendime söyleyeyim İbrahim ile Nemrut hikayesinde değil mi? Başka yani tinde değer olana yükselmeyi işlemiştik. Çünkü İbrahim de tinde değer olana yükseldiler. Ama Musa'nın hikayesinde kurtuluş miti işlenir değil mi? Yani nefs-i emareden kurtuluş olarak da okuyabilirsiniz. Nefs-i emareden yükseliş olarak da İbrahim'i okuyabilirsiniz. Her neyse bu bağlamda bakıldığı zaman aynı olay farklı yerlerde gene gerçekleşen bir şey. Yani iktidar karşısında. Yani buradaki kastettiğim yani Firavun'la Nemrut aynı karakteri paylaşmıyor. Veyahut da Ebrehe aynı karakteri paylaşmıyor. İktidar var. Ebrehe'de iktidar var. Firavun'da iktidar var. Nemrut'ta iktidar var. Ne kadar büyük olursa olsun korkma diyor. Korkma. Senin nefsin senin üzerinde ne kadar iktidar olursa olsun korkma. Mücadelene devam et. Vallahi ben stratejik yaşıyorum ha haberiniz olsun. Vallahi diyorum ya taktiklerim çok kuvvetli. Aynı anda ne isterse boynundan tutarım. Yok ya Rabbi in aşağıya ayeti var ya onu zikredelim. İn aşağıya. Yani senin istediğini yapmayacağım. Veyahut da nasıl yeniyorum? Tamam biz de diyoruz olmuyor. Ha, o zaman ibadetlerinizde devamlı olun. Ha, stratejinizi o şekilde verin. Ama ben öyle de olmuyor. Ne yapacağız? Ani olaylarda gene patlak veriyor. Hani bastırdık ama ani olaylarda patlak veriyor. Ammenna takdirler. İyi olan şeyler aynı anda sarılır. İyi olan şeyler. Metin Baba onu güzel söylemiş. Mehmet Genç bir gün arabadan inmiş. Eski zamanlar. Tutmuş. Arabanın bir tanesi yanlış park etmiş. Dikiz aynasını şey etmemiş. Küt 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 vurmuş. Kırmış adamın aynasını. Her neyse Metin Baba dedim senin yanında mı yaptı? He dedi benim yanımda yaptı. Sana rağmen yani. Öyle dedi. Ammenna. Dedim sonra. Dedi ki çıktı. Dedim ne yaptın sen? Cezasını kestim. Ben haklı bile olsanız kazanmış oluyorum. Evet. Kendinizi ona teslim ettiniz diye. Secaat onun için çok önemli. Bak fil, ebabil çok önemli. Bazı işleri de Allah'a bırakmak lazım. Devam. Büyük bir düşmanla karşı karşıyayız. Bu bağlamda Beytullah olan insana, burayı okuduk. Kendini bulmuş mitinde gördük. Ha, fil suresiyle korkma yanında kimse kalmasa da ben seninleyim mesajını Allah vermekte diye not düşmüş. İnsan kendi başıyla savaşırken dahi korkma diyor. Ben seninle beraber istersen dağ gibi bir ego gelsin yani fark etmez. Bu da insanın vereceği kuvveti, bu da inancın vereceği kuvveti anlamlı kılar. Hani günümüzde güzel popüler bir laf var. İnanmış diyorlar hani. Kuvvet yani bir şey başarıyor ya bak inanmış gözü kararmış hani hesabı. İnanmak, iman etmek başarıya giden yolun ilk ayaklarındandır.
Yani strateji belirlediyseniz inanmak, iman etmek, umut bunlar başarıya giden ilk ayaklar. İnançla beraber kazanılacak olan ise şevk ve coşkunlukla mücadeleye devam etmek. Mücadelenizde şevkinizi yitirdiğiniz zaman bitmişsinizdir. Yani o gün bilin ki bittiğiniz gündür. Şevkinizi yitirdiğiniz gün. Surede ebabil kuşları secaate koruyuculuğa işaret eder. Gönlün koruyuculuğuna bakın bilinç evini koruyan Allah'tır. Ammenna takdir-i ilahi. Sizde olan bakın nice hani daha önceki surelerin bir tanesinde ne okumuştuk? Üzerinizde koruyucu melekler vardır diyor. Değil mi? Muhafaza edenler vardır sizlere. Evet, birçok melekelerimiz de beraber muhafaza ediliyor. Düşünce, vicdan, daha bunun gibi içeride nice hallerimiz vardır. Bizi muhafaza eder. Devam edeyim ve her insan nur düzeyinde de takdir-i melekutlarla tarafında da korunur. Onu söyleyeyim. Ve eskiler derlerdi ki ne takdir-i ilahi? Bir insan dünyaya geldiği zaman 366 meleğin koruması altında gelir. O melekleri ya huddemleri olarak geliştirir, oldu. Melekeleri olarak edinmeye başlar onların kuvvetlerini. Ya da onlar yaptığı kötülüklerle beraber kendisinden uzaklaşır. Yani koruma kalkanlarını kaldırtır yani. Surede fil sorumluluğu sahibi olmayı toplumda edinilen ortak bilinçle edinilen toplumsal egonun eski dille buna kültür, psikolojide de süper ego denilmekte. Kültür bakın günümüzde bakın eskiden kültür denilen günümüzde süper ego diye psikolojide süper ego dedikler. Çünkü herkes kültürün altında süper ego denir. Sen benim kim olduğunu biliyor musun dediğin anda kültürel bir belirimdir o. Ya aşiretin babanın ağanın şeyi çocuğudur ya dayısıdır mayısıdır şuyudur buyudur. Genelde hep öyle oluyor. Devasa yapısı ile de bu anlamı da kendinde içeri demişiz film. Toplumsal ego sahibi olanların birbirleriyle zaten herkes toplumsal ego altında yaşıyordur bak. Kendinizi kontrol edin ya. Bütün hayatınızda sizi sınırlayan şeylerin tamamı toplum bilincinin, ortak bilincinin sonucu değil midir? Yani toplumsal egonun kendisinde yaşamıyor musunuz? Günümüzde çok popüler kavramlar vardır. Hani mahalle baskısı, şu baskısı, bu baskısı gibi. Önemli değil bu kavramlar. Yani nereye işaret ettikleri önemli değil. Ama bu kavram dahi toplum bilincinde, ortak bilincin kendisinde yaşadığımızı belirlemiyor mu? Yani bir süper ego var. O süper egonun altında ya kendimizi buluyoruz ya da bulamıyoruz. Ya süper egonun kendisi bizi, efendime söyleyeyim, toplum baskısı olarak karşımızda duruyor. Ya da onun içinde erimiş olarak yaşıyoruz. Bunu net anlamlandırıyor. Devam edeyim. Yani filin kendisinde içeren anlamlardan bir tane de budur. Toplumsal ego sahibi olanların birbirleriyle olan ilişkilerinde hissiyatlarının kuvvetli olduğu da görülür. Niye? Çünkü morfik rezonans yapıyorlar. Herkes o kadar birbirlerine o aidiyetleri sahiplenmelerle bağlı ki. Bilmeyerek dahi bilinçleri birbirleriyle bağlı. Vallahi ya enteresan. Renkleri birbirine benzer yani. Olay malumdur. Ebre vakası ise nefsani olmasıyla beraber tamamıyla siyasi bir harekettir. Olay malumdur demişim, es geçmişim, bildiğimiz bir olay. Onlar tuzak kurmakta, Allah'ın tuzağı ise onlarınkinden büyüktür ayeti ve Dostoyevski'nin olsa gerek, bu Metin Baba bunu paylaşmışlardı hatırladı, kendimize ait planlarımız vardı, kaderinde planları olduğunu unutmuştuk diye bir sözü var. Ebrehen ordusuyla çıkmış ya hani, yıkacak arkadaş, bizim de öyle hikayelerimiz vardır ya, gideceğiz bir yere halledeceğiz, bir şeyler yapacağız hani inadımız var. Değil mi? Hani bir insanda küfür ortaya çıktığı zaman takdirle yıkıcı olur. O yıkıcı olduğu zaman gideceğimiz, zarar vereceğimiz yerler var. Ya kardeşim ne işin var? Zararla şunlar. Yani keskin sirk ederler, küpüne zarardır. Ebrehe'nin olayından okuyorum. Bakın bu olayı. Bizim kendimize ait planlarımız vardı. Bilmiyoruz ki kaderin de bizim için planları vardı. Adam yıkılmış gitmiş ya. Onun için anlık kararlar vermeyin. Stratejiniz çok iyi de olsa, efendime söyleyeyim toplumsal desteğiniz çok yüksek de olsa, arkanızda kuvvetiniz de olsa, aile maile şu bu, sakın hiç kimseye güvenmeyin. Allah önünüze öyle koşullar çıkartır ki sonradan bir bakmışsınız yıkılmış gitmişsiniz. Yani kendinize özgüveniniz fazla olmasın mesajını bir daha veriyor. Daha önceki surelerle beraber. Özgüven dediğim Allah'tan bulduğunuz özgüven değil. Nesnesine bağlı olarak bulduğunuz özgüven fazla olmasın. O kadar kendinize güvenmeyin, yıkılır gidersiniz diyor. Hakikaten de bir insan neyi çok sahipleniyorsa elinden uçar gider. Özellikle bu maneviyatta, altını çiziyorum, takdirler bir insan neyi sahipleniyorsa evvela onlarla imtihan edilir ve onlar tek tek elinden alınmaya başlar. Neyi çok sahipleniyorsun? Ailem, eşim, çoluğum, çocuğum yola girdi mi? Geçmiş olsun. Hiçbir şey bırakmaz. Neyi sahipleniyorsam, altını çize çize söylüyorum.
Sahiplenmenin yolu değil çünkü. Kur'an'ı açın ya. Neyi sahipleniyorsan alacağım diyor. İmtihan edeceğim demiyor mu? Yolun kanunu bu ya. Ya iyi ol desin ki iyi olsun. Yok öyle bir şey. Kanun neyse o yaşanıyor. Yani dememizle olan bir şey değil. Hani biz postpembe, polyanaca gibi baktığımız zaman polyana gibi gelir. Hani karmadan baktığımız zaman. Biz iyi niyetli olursak iyi niyetle gelir falan yok öyle. Yolun kanunu var. O kanundan geçeceksin ya. Başınızdan geçmeyeceğini mi zannediyorsun? İyi veya da kötü ne geçecekse artık. Geçmişlerin başından diyor yani. Onun için toz bez bakmak hakkınız yok. Maneviyat akıl işi değil, kalp işidir ama akılla da yol yürürsünüz. Toz pembe bakmayacaksınız. Toz pembe baktığınız zaman yıkılırsınız. Gördüğünüz, yaşadığınız olayı aklınıza yorumlayacağız. Bu olması gereken de, yaşanması gereken ayette var. Ya Rabbi şükürler olsun. Bu ayeti de bana yaşattın diyebiliyorsanız ne mutlu size. Ha, imtihan edilecek ayeti tecavür etti. Ya Rabbi bizi bu ayetle şey kıldın, hükümlü kıldın. Demek ki ben doğru yoldayım. Bitti. Ayet üzerinizde tezahür ediyor. Daha ne olsun? Yani siz olaya odaklanırken ayeti yaşadığınızın farkında değilsinizdir. Değil mi? Yani bu tarafa dikkat edin. Şimdi devam edeyim. Bir de okuyayım. Onlar tuzak kurmakta Allah'ın tuzağı onlarınkinden daha büyük bir ayeti. Dostoyevski olsa gerek kendimize ait planlarımız vardı. Kaderin de planları olduğunu unutmuştuk. Allah'ın da planları var haberiniz olsun. Ona göre bütün işlerinizde nesnesine bağlı olarak özgüven fazla bulmayın. Sureyi anlayabilmemize yardımcı olurlar. Allah'ın kaderinde nelerle karşı, Allah'ın kaderinde diyor bak altını çiziyorum virgüllü konuşup, Allah'ın kaderinde. Yani kendisine neyi tayin etmişse o. O kendine tayin ediyor. Biz arasında ne veriyorsa onu yaşıyoruz. Kaderinde nelerle karşıya kalacağımızı öngörmek yani beşeriyetten yana acizizdir. Hele nesnesine bağlı bakın bu genel olarak kullandığım bir şey değil. Şey olarak kullandığım, herkes için kullandım. Genelde az beşer için, beşer kavramını onun için yazmıştım. Onu bir daha okuyayım burayı. Allah'ın kaderine nelerle karşı karşıya kalacağımızı öngörmekten yana beşeriyet olarak acizizdir. Ben insan olarak demedim. Çünkü insan Allah azim hani bir ayet-i kerimede diyor ya Allah'ın diledikleri müstahane gaybı bilmezler hiç kimse. O beşerler bilmez ammenna. Ama Rabbim dilerse yarınızı bilebilirsin. En basiti rüya değil. Yusuf'tan biliyoruz. Değil mi? En basiti dedim ha. Hatırlar, ilhamlar onları es geçtim hiç söylemedim. Keşfi olarak geleceğin görünüşleri. Onları geçtik yani. Onu da söyleyeyim. Bu medyumvari bir olay olarak gerçekleşmez altını çizim. Ha medyumvariler hani odaklanır birinin geleceğini görmek gibi bir şey değil. Allah kişinin geleceğini isterse gösterir yani. Saatine kadar, ölümüne kadar gösterir. Evlullah'tan da iyi biliyoruz yaşayanlardan. Ya yarın sabaha çıkmayacağım demiş çıkmamış adam. Biliyor. İki hafta sonra gideceğiz. Gelenler gidenler gelsin görsün diyenleri biliyoruz. Ya daha birçok olay vakka gibi. Allah'ın kaderine nelerle karşı karşıya kalacağımızı öngörmekten yana beşeriyet olarak acizizdir. Surede sahip olduğunun zannıyla, edindikleriyle, sahip olduğunun zannıyla, edindikleriyle bencil düşünen, menfaatinden dolayı siyasi hareket eden benlik sahiplerinin geleceğe doğru özgüvenleri ilerlerken nesnesine bağlı olan, edindikleri benlikle, bencillikle, özgüvenle ilerlerken akıbetlerine fazla güvenmemesi gerektiği vurgulanır. Neydi o güzel bir söz? Mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var. Tebana mebana güvenme. Yani Firavundan da biliyoruz, Nemrut'tan da biliyoruz. Burada önemli olan Kabe olarak Beytullah'ın yıkılması niyetiyle tabii. Tinde değer olana tecavüz edilmesinden daha çok. Bura bakın burada önemli olan Kabe olarak Beytullah'ın yıkılması değil. Ammenna bu var. Tinde değer olana tecavüz edilmesinden daha çok. Tinde değer daha çok. Süper ogol ve bencillik. Süper ego ile bencilce ve kibirlice hareket edilmesidir ki bu da gönül evinin yıkımına sebeptir. Sizin gönül evinizi yıkacak bencilliğinizdir. Yani nesnesine bağlı edindiğiniz egonuzdur. O egoyu ya siz zelil edeceksiniz ya Allah zelil eder. Devam edin. Bu durumda ev sahibi olan Allah'ın azametiyle görünüşü, bakın kendi üzerinizden okun. Sizin sahibiniz Allah. Ev sahibi Allah'ın azametiyle görünüşü belirir. Ve artık o sizde görünmeye başlar. Sizi neye müstahak görürse artık. Azameti kibriyata bak. Azametiyle görünür diyor. Bunu eskiden şöyle demiş. Gayretullah'a dokunacak iş yapma. Azameti kibriyaya dokunacak iş yapma. Yani bencince kendine güvendiğin, hani nesnesine bağlı olarak özgüven bulduğun şeylerle iş yapma. Sonra burnunu sürter. Hakikaten de öyledir. Öyle burnu sürtülesi çok insanla da tanıştık yani. Bu akıl ile Fil suresine bakıldığında Mekke fethinden sonra Taif seferinde başta yaşananların da farklı olmadığı görülür. Hatırlıyor musunuz Taif seferini?
Tayfin seferinde inanılmaz büyük bir orduyla Mekke fethedilmiş. Büyük bir orduyla Tayfin'e yürünüyor değil mi? Orada da putlar var, ibadethane var vesaire. Orada adamlar da uyanık, bütün davar, kadın, çoluk, çocuk savaşa. Ebu Sufyan diyor ki, bu ordunun önünde kimse duramaz. Hazreti Resulullah buyuruyor ki, bak süper egoyu görüyor musun? Hazreti Resulullah diyor ki, öyle söyleme diyor. Azamet kibriyaya dokunur. Ve dokunuyor da. Adam öyle bir taktik geliştiriyor ki bak, ilk önce bir strateji, bir amaca bağlı bir stratejisi var. Amenna. Bir de bir taktik geliştiriyor. Bütün davarları, koyunları, neyi varsa on binlerce. Bir sürüyor. Orada İslam ordusu paramparça. Ağaç altında söz verenler toparlanıyor. Resulullah orada çakıl taşlarından toparlıyor, fırlatıyor. Kudret-i Azimşan onların gözlerini bağlıyor. Ondan sonra savaş kazanılmaya başlıyor. Aynısı fark etmiyor. İlkesinden okuyun aynı şey. Sakın ha diyor, azamete dokunacak iş yap. Yani süperego tehlikeli bir noktadır. Çünkü genelde süperego kültüre bağlı olarak edinildiği için, kültür de bağlı olarak edinildiği için nesnesine de bağlı olarak edinilmiştir. Özneye bağlı olarak edinilmemiştir. O yüzden tehlikelidir. Onun için kültüre bağlı olarak süperegodan kaçının. Babam şöyleydi, atam böyleydi, şu şöyleydi, bu böyleydi, şu kadar varlığımız vardı. Biliyor musun ben paşazadelerdenim. Filan fişkaten gittiniz güme. Soyuyla övünen ahmaktır, kültürüyle övünen de ahmaktır. Onu söyle. Kültür evet, haksa, aidiyetleriniz belirliyorsa amen. Ama değilse bir şey ifade etmiyor. Allah katında bir şey ifade etmiyor demek daha doğru. Gene bir sebebi vardır ama onu da söyleyeyim. Orayı okuduk. Resul-i Ekrem'i sus, azamete dokunur demişti diye bir onu konuştuk. İnsanın zat-ı ilahi ve sıfatlarına bağlı olmaktan daha çok nesneye bağlı, hoş ve güzel gördükleriyle fazla özgüven bulması akıbeti olarak hüsrana sebep olabilir. Güzellik istersen bir sivilce, mal dersen bir kibrit yeter. Ebrehe'ye gelelim bu noktada. Güzel bir atasözüdür. Hakikaten Fil suresini anlamak için çok güzeldir. Güzellik istersen demişler bir sivilce yeter. Mal istersen demiş bir kibrit yeter. Vallahi hakikaten öyledir. Ebrehe gibi ordum dersene bir kuş sürüsü yeter. Burayı ben ekledim. Demek yerinde olur. Bu bağlamda imanlı insanın Allah'a güvenerek günü, tinine bağlı bakın günü. Burası çok önemli. Bu bağlamda imanlı insanın Allah'a güvenerek günü, tinine bağlı olarak kaygılanamadan yaşaması istenir. Çünkü kaygı düşüncede hakka sizi örter. Bir, kaygı sebepler dairesine çeker, içinde kaybolmanızı sağlar. Kaygılanmadan diyor hakka güven, olması gereken neyse onu yap, vicdanında, gönlünde rahat etsin diyor. Yani kendi kendine ayaklarına cehenneme koyma, sütunlara bağlama diyor. Yani hutemeye bağlama kendini diyor. Yaşaması istenir. Yukarıda anlatır olduğu, olunan daha doğrusu, yukarıda anlatır olduğumuz özgüven, Allah ile özgüven bulmak değil, bencilliğe, kendini beğenmişliğe sebep nesnesi, kendi melekeleri, sıfatları ve edindikleri olan edinilen özgüvendir. Yani bunlar sonucunda edinilen özgüvendir. Azazil vakası da ve tarihi birçok olayda ve geçmişimizde böyle durumlara tanık olmuşuzdur diye notu. Azazil'i hatırlayın bu bağlamda. Nasıl kendine güveniyorsan beni ateşten yarattın diyor. Onu da kokuşmuş balçıktan. Değil mi? Burnunu sürtüyor Cenab-ı Hak in aşağı diyor lanet. Aynısı ya. Ebrehem'in yaşadığı, Nemrut'un yaşadığı, Firavun'un yaşadığı farklı bir şey değil. En basiti tarihteki bir vaka Hitler. Salak ne attı? Ta Rusya'ya kadar gitti. Bak özgüvene bak. Lan gitmeyeydin bütün Avrupa senindi. Belki Türkiye bile onun da artık. Allah nasıl közleri kör ediyor değil mi? Nesnesine bağlı olarak insanın gözünü öyle bir bağlıyor ki basiretini. Ondan sonra kütnoviş hepsi gitti. Yıktılar, paramparça ettiler, ikiye böldüler. Halen daha toparlanmadı. Evet, sağlam daha yeni yeni kendini buluyor. Askeriyesi bile yok. Dünyanın en büyük askeriyesi. Vallahi nesnesiyle bir insanı kör etti mi? Nesnesine bağlı olarak kendini bulan bir insanı nesnesiyle kör etti mi? Artık onun sonu kaçınılmaz olarak yıkımdır. Nesnesi elinden alındığı zaman ne olur? Yıkım olur. Başka bir şey olmaz. Olmuştur. Humezer'den sonra gelmesi çok önemli diye bir not düşmüşüz. Humezer'den sonra gelmesi önemlidir. Humezer'de insan sınırlarına çekilmesi gerekmekte. Bakın Humezer'de insan sınırlarına çekilmesi gerekmekteydi. İnsan sınırlarını bilmezse ne olur bu surede anlamlı kılınmaktı. Evet. Ebabil kuşları onu gerekeni yapar. Yani artık o ebabil kuşları uçaklar mı olur, birisinin tayyaresi mi olur, lafı mı olur? Değil mi? Doğru olun, onu yıkıcı olan lafı mı olur?
Artık neyse artık. Bu tartışmalarda da öyledir ya. Adam kendisini özgüvenle gider. Ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Adamın birisi önüne bir çıkar, bir laf sayar. Ondan sonra bir bakmışsın yıkılmış gitmiş. Ama önemli olan bakın burada strateji karşılaşmadan önce, olayla karşılaşma, çatışkıyla karşılaşmadan önce belirlenmeniz gereken bir şey. Ama strateji sizde fazla özgüven oluşturmasın. Önemli olan taktik de uygulamanızdır. Karşılaştığınız olayda ne yapmanız gerektiğini bilinciyle de hareket etmeniz lazım. Çünkü taktik dediğimiz olayın kendisiyle karşılaştığınızda uygulayabildiğiniz şeydir. Bak strateji ondan önce gerçekleşir. Yani savaşa çıkacak adam önce stratejisini belirler. Taktik dediğimiz savaşırken uygulanan bir şey. Ve o da zeka isteyen bir şey. Fisüresi onun için zeka da isteyen bir şey işaret ediyor. Yani zekanla ayağa kalk. Olaylara anlık değerlendir. Olması gerekeni gör ve gerekeni hemen yap. Hemen yap. Yapmasan gitti. Strateji boşa çıktı. Bütün savaşlarda olan budur aslında. Ve savaşçı olarak kendinizi düşün. Değil mi? Hayat savaşçısı, nefsi emareyle olan savaş. Aynı şekilde stratejiniz belli. Namazım, niyazım, şuyum, buyum, muhabbetim, haftalık rutin ilişkilerim. Tamam. Karşınızda yıkıcı bir olay çıktı. Ne yapacağız? Taktik geliştirir. Aynı anda hakla değerlendir. Gerekeni yap. Bitti. Nefsinize bir şey sokun. Veyahut da ezin geçin. Veyahut da aşağı atın. İn aşağı. Benden uzak olun. Devam edin. Bununla beraber surede, buralar çok önemli hakikaten. Hayatımızda her zaman edinmemiz gereken şeyler bunlar. Bununla beraber surede mücadelende düşmanın çok kuvvetli olması seni yıldırmasın ve korkutmasın. Nesnesine bağlı özgüven zaaflarıdır insanın. Zaafları sonucunda elde edilir yani. Allah'ın işlerin içinde yok görülmesi sebebiyle, zaaflar ise sonunda yıkım ile karşılık görürler. İnsan o süper egoyla Allah işleri yok görür içinde. Daha doğrusu dilim sürçü şöyle söyleyeyim. İnsan süper egosuyla toplumdan edindiği, kendinde edindiği neyse. Süper ego da önemli değil, bencilliğiyle değil. Bencillikle neler edindiyse, nesnesine bağlı olarak özgüvenini, neler edindiyse onunla olacağa karşı işlerinde kendisi hep başarıyor, kendisi yapıyor, özgüvenini de bulmuş ya. Değil mi? Kaygısızca ilerliyor. Allah işlerine karıştırmıyor bak. Zaten iş Allah'ın haberi yok. Allah işinin sahibinin kendisi olduğunu gösterir ona. Ya işin memuruyuz ya amiriz. Eğer unutursak Allah işlerde, yani burada Allah faktörünü işe dahil etmezseniz, düşün ya adam saldırıya gidiyor, Allah faktörünü unutmuş. Orada gitti güme. Yani vallahi diyorum ya ne iş yapsam ya Rabbi diyorum, şuradan acaba şöyle gelir mi, buradan böyle gelir mi? Korkumuz var çünkü. Niye? Bilmiyoruz ki. Sağ gösterirken sol gösterirken sağ vurabilir. Hazreti Resulullah'ın rüyasından anlattı biliyoruz hani. Diyor ya biz sana o onları diyor az gösterdik. Bak Allah da strateji uyguluyor. Bak taktik uyguluyor daha doğrusu. Değil mi? Hani bir savaşa çıkacaklar. Düşmana az gösteriyor. Niye azlar? Çünkü birlik beraberlikleri yok içeride. Onun için azlar. Doğru gösteriyor gene rüyada. Ama o zahire yorumladığı için yanlış da. Allah diyor sana az gösterdim diyor. Değil mi? Hem bak psikolojik motivasyon sağlıyor. Hem de onların halini gösteriyor. Yalan değil orada. Hakikati gösteriyor zaten. Onlar da gördüğü zaman korkuyor. Biz sana az göstermiştik diyor. Taktike bak. Yoksa savaştan korkacaklar. Muhteşem bir olay. Nas suresinde vesvese ile beraber bunu had safhaya çıkartır. Algı yönetimi türlü türlüdür. İlkesine bağlı olarak. Ya vesvese olarak sizi yoldan çıkartıcıdır. Ya da ilkeye bağlı olarak amaca sevk edicidir. Önemli olan amaca sevk eden. İlkeli amaca sevk eden. Evrensel değerlere sevk eden. Sonuçta hak ile kazanıma doğru götürendir. Haktan kazanım değil de hakkı yitirmeye doğru götürenlerden Allah bizi verebilsin inşallah. Devam edelim. Allah faktörünü unutursanız sonuç hüsrandır demiş. Genelde az süresinde hüsrandır diye kaydettikleri kişilerin tamamı, hani hüsrandır diye zikredilenlerin tamamı Allah faktörünü unutanlardır. Dostoyevski'nin sözü onun için çok güzel. Tertip. Bizim planlarımız vardı. Meğersem kaderinde planlarmış. Allah'ın da planları varmış yani. Bunu unutmamak lazım. Vallahi ya. Biz istiyoruz ki hep bize göre. Bilmiyoruz ki hep Allah'a göre oluyor iş. Bunu anlamlı kılan ise Ebu Mutalib'in ben develerimin sahibiyim, evinin sahibi gerekeni yapar ifadesidir diye not düşmüşüz. Bak Allah faktörünü unutmamış. Ama bugün böyle bir olay olsa bizim öyle bir deme lüksümüz yok. Çünkü biz tevhidi biliyoruz. Allah'a bırakma lüksümüz yok. Katılımcı olacağız. Aynı Miktat gibi. Biz Musa'nın kavminin
Musa'ya söylediği gibi sana diyiciler değiliz. Yani git asanla, Allah'ınla git savaş diyiciler değiliz. Sen savaş değil, savaşırız. Bitti. Yani bugün Ebrehe gibi birisi ordu çıkarsa, ya nasıl olsa Allah evini korur deme hakkımız yok bizim bu. Onun da altını çizim. O Ebu Mutalip içinler geçerli. İman edip de tevhidi edinenler için değil. Çünkü tevhid katılımcıdır. Yani tevhid insanı katılmıyor. Bu din aksiyon dinidir demişti. Hatırlarsın. Orada ilahi sıfata sen katılımcı değilsen ne anlamı var? Yasin suresinden oku. Onlar dedi ki Rahman'ın doyuracağını biz mi doyuracağız? Onlar çok büyük laf söylediler. Niye? Çünkü Rahman onların eliyle doyurmuş olacaktı. Daha da ilerisi, ya Musa bugün benim için ne yaptın? Din tanıma, bakın din sadece tenzihten ibarettir. Sadece tenzihten ibarettir. Ve o tenzihte katılımcı olan, salih amellerle katılımcı olan insan ister Allah. Yani ilahi sıfatlarını bu alemde gösterecek insan ister Allah. Artısıyla eksisiyle. Çatışkı da var yanında. Devam edeyim. Fil suresinde 3 zamanlı konuşması dikkat çekicidir. Ya küçücük ayetler ya. 3 zamanlı hiç es geçmiyor yani ha. Takdir ilahi. Surede olanlara pardon. 3 zamanlı konuşuyor. Dikkat çekicidir. Geçmiş üzerinden güne olacağı göre konuşulmakta olunduğunda görülmektedir diye not düşmüşüm. Surede olanlara seyirci olmayan, dışarıda bulunmayan, müdahil olan Allah kuvvetiyle Kadir sıfatında kendisini göstermektedir diye not düşmüşüm. Bir de okuyayım. Surede olanlara seyirci olmayan. Hani dualitede bir Allah var yukarıda oturuyor ya. Öyle bir Allah yok diyor bir defa. O filin de sahibi o. Değil mi? Tatillahi Kabe'nin de sahibi o. Ebabil'in de sahibi o. Bilinç evinin de sahibi o. Değil mi? Her işi yapan o. Böyle seyirci bir Allah yok. Yani böyle bir Allah unutun diyor daha doğrusu. Bak surede olanlara seyirci olmayan, dışarısında bulunmayan, dışında da bulunmayan, müdahil olan Allah kuvvetiyle Kadir sıfatında kendisini göstermekte. Mevcudatta bir iş, bak mevcudatta bir yürüyüş varsa onun başkomutan olduğunu da bilmek lazım diye bir not düşmüş. Evet, komutan Allah. Ne gerekiyorsa o yapıyor. Taktikleri uygulayan, strateji uygulayan hep. Biz görmüyoruz ama. Zannediyoruz ki o yapıyor, bu yapıyor. Bir kurtulsak ondan. Yani o yapanı bir görsek. Yani bir kurtulsak ondan dediğim Allah değil ha, haberiniz olsun. Bir kurtulsak bu bilinçten. Hangi bilinçten? O yapıyorun olduğunu anlamadığımız bilinçten. Surede Allah'ta yani varlıkta kötülüğün karşılığı olmadı. Burası da çok önemli bakın. Olay kötü bir olay değil mi? Ebrehe olay. Ama bak varlık diyor ki, varlık olarak Allah'ı kastediyor, mevcudatı değil, altını çiziyor. Varlığı hakikat diyor ki, ya diyor kötülüğün bende karşılığı yok, izafi bir şey. Arazi bir şey. Sonuç elde edemez. Karşılığı yok demek. Hani bir olay gerçekleşir, o olayı anlayamazsınız hani. Anlayamazsınız dediğim bizim anlatmam için, anlamam için söylediğim şey. Yoksa Allah anlamıyor anlamında anlaşılmaz. Hani teşbih oraya yorumlanmasın. Hani bir olay gerçekleşti, dersiniz ya bu olayı anlayamıyorum. Hani anlayamıyorum demekten kastım şu, sizde karşılığı yok olay. Sizde karşılık bulmuyor. Aynı şey. Kötülük. Allah'ta karşılığı yok. Sonucu yok. Devam edeyim. Surede Allah'ta yani varlıkta kötülüğün karşılığı olmadı. İzafi bir şey ya. Nedeni bir şey. Nedenini yerine getirdim yok olup gidecek bir şey. Kötülüğün güzel olanın görünüşüne sebep, nedene sebep bir ilinek olduğu yani eski dille söylenirse arazi olduğu görülmektedir. Daha doğrusu olduğunu görmekteyiz. Suredeki hitap üslubunda da kötü olan üzerinden kendini olanlardan yılan insana eminlik vererek görünüşe taşıyan Allah'ı tanır. Sürede olması gerekenin kesin bilgisi ile kesin bilgisine olması gerekenin kesin bilgisi taşlar, pişmiş taşlar. Vicdanımızda edindiğimiz olması gerekenin bilgisi. Keşine taşlarla o taşların anlamıdır daha doğrusu. Sürede olması gerekenin kesin bilgisi ki taşlar diye zikrettiği, pişmiş taşlar diye zikrettiği şey kendini nefsi emaresine toplumda edindikleriyle karakter bulan insanın üç güdülerine secaat ile hüküm veren veya vermesi gereken insan olması gerektiği de betimlenir. Bir daha okuyayım. Surede olması gerekenin kesin bilgisiyle. Bu ne? Pişmiş taşlar. Kesin bilgi. Kendini nefsi emaresine toplumda edindikleriyle karakter bulan insanın içgüdülerine secaat ile hüküm veren
Yani toplumda edindikleriyle beraber varlık bulan nefsi emaresine demek daha doğru olur. Toplumda edindikleri, kendi bencilliğine taşıdığı şeylerle beraber neyse artık onlar, secaat ile hüküm veren veya vermesi gerekenin insanın, pardon, vermesi gereken insanın olması, secaat ile hüküm veren veyahut da vermesi gereken insan olması gerektiği de betimlenir. Şimdi tam oldu. Yani kısaca diyor ki, evet, secaatle diyor, kendi nefsinize hüküm veren. Neyle karşı, bakın, secaat anlık olaylarda olması gereken bir şey. Taktiksel bir şey. Orada nefse emmanize müsaade vermeyin. Öfkeyle kalkan zararlı otur. Ya orada katil olursunuz, ya orada hani Hazreti Ali'den kinaye dedim, ya da orada gaflete düşmüş yok olur gidersiniz. Onun için her olayda taktik deneyin. En basiti yaşam ilişkilerinizde, ailenizde deneyin ya. Taktik deneyin. Ama beslemeyin nefsi emareyi. En büyük taktikimiz, yanlış taktiğimiz şu. Düşmanı besliyoruz. Tabii. Evladınız, ben görmedim, oğlum görsün, kızım görsün, onun görsün, bunun görsün. Değil mi? Ya bunu nasıl disiplin edeceğim? Dur, o zaman istediklerini vereyim. Bak böyle yaparsan şöyle vereceğim, böyle edersen şöyle vereceğim. Bak taktiğimiz bu. Daha çok besliyorsun. Kesmesini öğren. İnnattan yekel kefser ve sarrab gefenler inneşan yekel hüvelepte. Kurban kes diyor. Kurban kes. İki defa ağlasın. Ahmet ağlayınca hiç üzülüm yok. Niye? Sonuçta gene bana geliyor. Ağlayın. Vermemeyi öğrenin. Nefse emarenizde bakın. Nefse emarenizde vermemeyi öğrenin. Çocuklarınızı yetiştirirken de vermemeyi öğren. Yokluğu bilsinler. Yokluğu bilmeyen varlığın değerini anlamaz. Devam edeyim. Valet Talin abi. Bu amini niye çektim? Taktikle, evet. Taktikle yetiştirmeyenler için çektim. Devam edeyim. Kureş suresi. Nankörlük diye bir notum varmış. Kıble edinilmesi gerektiği diye bir notum varmış. Bir okuyalım bakalım Kureş'te ne okuyor. Kureş. Kureş'i bir araya getirip alıştırması. Ya burası çok yanlış bir çeviri. Orada ne yazıyor? Kureş'e kolaylaştırıldı. Ha, kolaylaştırıldı. Evet. Kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldı. Kolaylaştırıldı demiş. Burada bir araya getirip alıştırması demiş. Değil mi? Evet. Bir araya getiren. Onların kış ve... Çünkü o da bir kolaylık. İnsanların birbirlerine o cehennem gibi yerde birbirlerine ısıtmaları ve orada bir toplum oluşturmaları da önemli. Ama bakın özellikle bir kavmin esması zikrediliyor, oradan okuyun. Yani onu unutmayın. Çünkü konumuzla alakadar. Onları kış ve yolculuğuna alıştırıp yakınlaştırdığı için onlar bu evin Rabbine kulluk etsinler. Açık bir davettir bu ya. Mektup yazmış ya. Mektup. Sure neymiş? Mekki'ymiş zaten. İlk gelen ayetlerden zaten. Surelerden. Ki o onları açlıktan doyurdu, onları korkudan emniyete kavuşturdu. Kaygılardan korkutan, emin kılan, değil mi? Bak bir önceki sure neydi? Özgüven fazla bulma, şu olma, bu olma, değil mi? Geleceğe kaygılanma, Allah ile, değil mi? Ama bak burada da geleceğe nesnesiyle bakanlar var, kaygılanmadan iş görenler var, değil mi? Ama bakalım nereye götürecek bu bize? Bu sure yöneliş ve kabul ilkeleriyle okunmalı. Yani Allah Azimşan aslında açık bir davet veriyor, beni kabul edin diyor. Ve bana hizmet edin diyor, müşriklerden olmayın vesaire. İnsana mevsimlere göre, buralar çok önemli. Bakın, kış ve yazı niye kullanıyor? Evet, eskiden ticaret yapıyorlardı. Yazlıklara gidiyorlardı, Taif'ine gidiyorlar. Halen de öyledir. Değil mi? Kışlıklara gidiyoruz. Ya fazla gitmeyin, Kureyş'e gitmeyin. Bizim de öyle değil mi? Yazlıklarımız var, kışlıklarımız var. Var oğlu var. Yani, kış ve yaz yolculuğuna alıştırıp yakınlaşıyor. Ticaretlerimiz de öyle değil mi? Yani, kışında, yazında ticaret rahat ediyoruz. Kışlıklarımıza gidiyoruz, yazlıklarımıza gidiyoruz. Rahat bir yaşamımız var. Eski zamanlarda takdirillahi Kureyş'in hem yazlık olarak gidiş yerleri vardı hem de kışlık olarak gidiş yerleri vardı. Yani böyle bir tarafları var. Yani sadece Mekke'de oturan insanlar değil bunlar. Yani bir şekilde hani bizlerin yaylaya çıktığı gibi belli zamanlarda gidiyor. Çocuklarını vesaire gönderiyorlar. Değil mi? Biliyoruz bunları. Yani süt çocuklarını bile gönderiyorlar. Yani bu şekilde rahatlıklar verilmiş insanlardan bahsediyoruz. Şurada anlatılan şey rahatlıktır. Konfor. Allah diyor size konfor verdi diyor. Değil mi? Bu çölün ortasında, bu cehennemin ortasında size konfor verdim diyor. Aynı şeyi kendi üzerinize alın. Ama bakın başka bir yere çekeceğiz oradan da. İnsana mevsimlere göre yaşam biçimi ve rahatlık veren Allah, dünyevi gereksinimlerini rahatlıkla yerine getirirken insanlar bana kör olma demekte. Yani ya insan diyor, dünyayı ilişkilerinde geçimliliğini rahat rahat, konforlu bir şekilde yaparken diyor, konfor içinde bana kör olma. Ve genelde konfor insanı halka kör eder. Rahatla Allah kolay kolay bulunmuyor.
Ya efendim biz rahatız işte böyleyiz Allah'ımızı da biliyoruz filan. Yok küllahım anlatmasın. Yastığa koyarken Allah'ını düşünmez öyle adam. Vallahi ya. Bana kör olma. Bil ki vallahi ya. Şahsen ben kendi üzerime nefsime bakıyorum. Bu nefisimle. Ben öyle bir zenginliğim olsa Firavun gibi. Allah göstermesin. Vallahi ya. Zenginliğim olsa yastığa başıma koyarken cariyelerim kaç taneydi? 88 tane. Şunları 102 tane nasıl yaparım? Acaba şuradan bir tane hazine gelir miydi? Gelmez miydi? Ya insanın nefsi belli kardeşim ya. Sonu da belli. Olacağı o yani. Bu kim olduğu önemli değil. İnsan zaaf varlığıdır. Ve zaaflarının sonucu her zaman yıkımdır. Emin olun. Yani tekasür süresinde çokluk ya. Sayısal olarak değerlendirmeye başlıyor insan ya. Vallahi. Allah eski. Bir tane elmasım vardı. Ya bunun yanına şöyle bir elmas daha gider. Mavi mi olsun, pembe mi olsun? Bulunursa istediği kadar altın verir. Allah esirgesin. Kinde yarışacağımıza. Hani diyor ya onlar diyor hayırda yarışırlar. Malda mülkte yarışıyoruz. Allah esirgesin. Bana kör olma denilmekte. Bil ki senin bana beyt oluşun ile. Oradaki beyt insana. Beyt diyor ya. Beytine hizmet etsinler ama hangi beyte? Sahip olunan beyte. Allah'ın kendi tapusuna. Bak. Bil ki senin bana beyt oluşunla gereksinim duyacağım ve mevcudiyetin için muhtaç olduğun kudret benim. Öyleyse bana yönel ve kıbleni benim için yaptığın amellerine değiştirerek yaratılış nedenine dön denilmek istenir. Açık daha. Yani ben seni hak için kendim için yarattım. Sen tutmuşsun rahatlıkta, geçimliliğinde, şuyunda, buyunda beni unutmuşsun. Ki onlar da şükredilmesi gereken şeylerdir diyor yani. Surede nankörlük betimlenmekte. Ammenna. İnsandan istenense ki nankörlük ama temel ilkesi değil onu da altını çizin. Ya muhteşem bir sure. Bakın bu sureyi anlarsak diğer surelere rahat gideriz. Surede nankörlük betimlenmekte. Bakın şeyde Fil suresinde diyor ki hangi şartta olursan ol bana güven benimle yürü ve artık kendin sana verdiğim yetilerle beraber taktik uygula karşıladığın şeyler yani zekanı kullan diyor. Ne diyor? Zekanı kullanarak diyor bütünlüğünü bozma diyor. Çok önemli bak. Bütünlüğünü bozma diyor. Kure süresinde de bütünlüğüne geri dön diyor. Evet bilincimizde bütünüzdür. Ammenna. Üst bellekte bütünlüğünü yitirdin diyor. O üst bellekte de bütünlüğünü elde et diyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? İnsan bilincinde bütündür. Üst bellekte bütünlüğünü yitirir. Üst bellek nefse emaresiyle beraber. Üst belleğinde de diyor bütünlüğünü yitirme. Şimdi burayı böyle anlayalım bakın neler çıkıyor. Surede nankörlükle betimlenmekte insandan istenense dünyada edindikleri ile Allah'tan gafil olmamasıdır. Edindiklerimiz Allah'a varmak için araçlardırlar. Allah'tan uzaklaşmanın aracı olmamalıdırlar. Sureye dikkatle bakıldığında bütün temel ihtiyaçlarını kendi karşılıyor gibi görünen insana çok güzel ya. Ya yaz, kış bunları sana verdik diyor bak. Onları açlıktan doyurdu, onları korkuttan emniyete kavuştu. Yaptıkları işler sonucunda edindikleri şeyler. Bakın bunlar. Dördüncü ayet okuyun. Ki o onları açlıktan doyurdu. İnsan açlıktan nasıl doyar? Kendi emeğinin sonucundan doyar değil mi? Ticaret yapıyorlar vesaire. Ve onları korkudan emniyete kavuştu. Çölün ortasındasınız ya. İnsanların köle olarak alıp götürüldüklerinin haricinde düşünmeyin. Diyor ya sağında solunda insanlar götürülürken diyor biz oraya yemin belde kıldık diye ayet-i kerime var. Ya. Devam edeyim. En basiti ya doğuda ölenin adli hesabı yok. Burada Allah konuşuyor. Değil mi? Diyarbakır'da silahlar havada uçuyor. Bir saat bile durmuyor. İç sağa çıkar kimsenin haberi yok. Önemli olan bunlar değil ama demek istediğime söyleyeyim. Ayetle okuduğunuz zaman anlamlı. Yani yaşıyoruz aynı şeyi biz de yaşıyoruz. Emin belde olarak İstanbul'da yaşıyoruz. Ama o kadar da güvenmeyin ha nesnesine. Ya Allah göstermesin de. Allah daha güzel bir vatan olsun. Kardeşçe yaşanacak bir vatan. Hadi. Kardeşçe yaşanacak bir vatan. Biz irademizi koyduk. O günü de görmeden Rabbim canımızı almasın. Hamdolsun. Vatanı güzel bir vatan bırakmak şeyle inşallah. Ki bırakan gene Allah olacak. Görünen insana. Bir de okuyayım. Sureye dikkatli bak da bütün temel ihtiyaçlarını kendi karşılıyor gibi görünen insana temel ihtiyaçlarını dahi Rabbi sıfatıyla Allah tarafından edindiği. Yani sen iş yaparken orada bir sıfatıyla Rab tecelli diyor. El-Rezzak olarak, El-Adl olarak sana varlık hakkını geri veriyor sana. Devam edeyim. Ve doğada da Rahman sıfatıyla Allah'ın verdiği anlamlı kılınmakta. Rabbi sıfatıyla, Rahim sıfatıyla kendisi üzerinden iş görerken hak görüyor. Ve o edindiklerini gene veren, üzerinde iş gören olarak hak.
Doğada da Rahman sıfatıyla gene rızkını veren Hak. Vallahi ya, askerde bir iş yapmıştım. İş yaptıktan sonra uyarıldım. Sana onu verdik. Bak, veren meğersem oymuş ya. Ben kendi elimle yapmıştım. Bir teşekkürü bile çok duydum. Şöyle gözümü bir açtım o murakabede, o berzakta. Estağfurullah biraz diyeyim, teşekkürler dedim. Ama içten dedim, ha böyle lakayt bir şekilde de demedim. Demek ki ben yapmıyormuşum. Ben yapmıyormuşum demek, yani kendi üzerimden okuduğum bir şey. Demek ki kimse de yapmıyormuş. Fil süresinde, bakın neyi söylüyordu? Fil süresinde beni olayların dışında görmeyin. Müdahil olun, her şeye müdahilim diyor. Ama Kureyş'in süresinde tamamıyla bütün olaylarda faili mutlak olarak kendisinin olduğunu vurguluyor zaten. Devam edeyim. Rahman sıfatıyla Allah'ın verdiği anlamlı kılınmakta. Geçen hafta belirttiğimiz Allah'ta Rab kavramı kendi dışına çıkılamayan, çok önemli ya, Allah'ta Rab kavramı, kendi dışına çıkılmayan. Ya dünyaya da bakın, bir insan bir yere malik, bir ağa düşünün, köy ağası düşünün, efendim derebeyi düşünün, ne düşünürsen, feodal dedikleri beylerden bir bey düşünün, lord düşünün. O Rab sıfatıyla oraya hakimken, orada bulunanlar, hakimiyet bölgesi neyse onun dışında mıdır? En basit krallığı düşünün. Devleti düşünün. Devlet Rab iken, ilah olarak Rab iken, onun sınırları dairesinde, onun Rab'lik sıfatının altında değil miyizdir? Yani dışına çıkılamayan, emri hükmünün dışına çıkılamayan, varlığının dışına çıkılamayan, Rab kavramını böyle anlayan, yani dışına çıkılamayan, hükmü dahilinde olunan, kendi dışına çıkılamayan, hükmü dahilinde olunan, sıfat ve esma tavırlarıyla zorunlu yaşadığımız ilah tavırlarıyla galip olan, bakın, sıfat ve esma tavırlarıyla, bakın bir de okuyorum, geçen hafta belirttiğimiz Allah'ta Rab kavramı kendi dışına çıkılamayan, hüküm sahibi, hüküm dairesinde olunan, sıfat ve esma tavırlarıyla zorunlu yaşadığımız ilah tavırlarıyla galip olan, bak, zorunlu yaşadığımız, esma tavırlarıyla zorunlu yaşadığımız ama o esma ve sıfat tavırlarında ilah tavrındadır. Değil mi? O ilah tavırlarıyla galip olan, o galip olan sıfatlarla göründüğü zaman da Rab olmuş oluyor zaten. Ki hani biraz önce dediğimiz gibi hem potansiyelinde ve eyleminde ilahtır o sırada ama o hükme, yani bir şey, yani o hükmü altında bulunduğunuz anda size Rab sıfatıyla da görünmüş olur. Yani kul olmasa, mevcut olmasa Rab sıfatıyla görünmüş olmuyor. Sadece ilahlıkta kalıyor. Sıfat ve esma tavrıyla zorunlu yaşadığımız ilah tavırlarıyla galip olan kudret sahibi anlamlı kılar. Sahibini anlamlı kılar. Herkes Allah'ı üzerindeki galip sıfat ve esma tavırları üzere karşılaştığı olay ve olgular üzerinden belirlenen Rab'lik, yani ilahlık tavırlarına göre zorunlu olarak yaşar. Doğada yasalar, yani sünnetinde ceberutta, tinde de ilkelerle ahlakında ceberutta, üzerinde emir aleminden itibaren cebbar, yani zorunlulukları da iş görmesi ve tavırlarda bulunması sebebiyle zorlayıcı olan Allah'a tanık olmak gerekir. Yani her işi yapan, çatan, faili mutlak Allah ve yasalar ve ilkelerle iş görür. Kader-i ilahi bundan ibarettir. Yasalar ve ilkeler. Kader-i ilahi de yasalar kader-i mutlaktır. İlkeler ise kader-i muğlak tarafını içerir. Niye bilmiyoruz, hangi ilkelerle üzerimize tezahür edecek, karşılaşacağız onu bilmiyoruz. Ama ilkeler yaşanıyordur. Nesneyi yaşamıyoruzdur. Yani bizim kaderimiz şu yemeği içmeyi yaşamak değildir. Bizim kaderimiz şu yeme içme üzerinden hangi sıfatları yaşadığımızdır. Bundan daha basit bir şey yok. Bizim kaderimiz, bir daha söyleyeyim, dünyayı yaşamak değil. Dünyanın kendisinde üzerimizde Rab sıfatlarıyla ne tezahür ediyorsa onu yaşıyoruz. Kaderimiz yok. Ha ister buna kaza desin birisi, farklı bir içerikte doldursun. İster şu desin, ister bunun dışında bir şey yaşamıyoruz. Yani kavram olarak başka anlamlara taşımak isteyenler için söylüyorum. Rab'lik, yani ilahlık kavramlarına göre zorunlu olarak yaşar. Doğada yasalar, yani sünnetinde burayı okuduk. Cebbar, yani zorunlulukta iş görmesi, bir daha okuyayım burayı. Doğada yasalar, yani sünnetinde, ki bu ceberutta demektir. Tinde de ilkelerle ahlakında, ki bu da ceberutta demektir. Hani sünnetinde ve ahlakında. Yani yasasında ve tininde. Yani doğada ve tinde olan Allah'ın cebbar esmasıyla takdiriyle, hani ceberut dediğiniz cebbar esmasıyla iş görmesidir. Ceberut denilen alem, hani yukarılarda içerilerde bir alem var, orası anlamına gelmez. Ceberut denilen yasalarla zorunlulukta iş görülen alem demektir. O da yasalarla şeydir. Nasıl söyle? Hani günümüzde fantastik olarak söyle, fantastik ya, popüler olarak söyle. Yani yasalar evreni gibi. Yani tin olan ilkeler evreni de öyle der. Cebre. Her an yeni bir tavırdayım diyor. Sen tavırdasın demiyor. Yani ya kullarım ya mevcudatım, siz tavırdasınız demiyor. Her an yeni bir tavırdayım diyor. Yani ben tavırdayım diyor. O ben tavırdayım dediği anda siz de o tavrı zorunlu olarak yaşıyorsunuz. Yani.
Demek ki cebbarmış o. Ama milletin cebbarlıktan anladığı zulüm değil. Zorunluluk. Beni yaşarken bana ne demiş? Bir bakayım. Kaçırıyoruz araları. Üstel. Bak sen ta oradan yapalım. Ha. Dur. İş görmezse ta oradan bulmazsa zorlayacak. Allah'a tanık olmak gerekir. Ha tamam. Bu da kaderde yaşanması bu da kaderde yaşanası olanın doğa değil, tinde Allah'ın olduğunu anlamlı kılar. Kureyş suresinde de beni yaşar. Bakın Kureyş suresinde zaten bu net anlam. Ya kardeşim diyor doğada size rahatlık verdim, şunu verdim, bunu verdim. Ya doğayı yaşamayın diyor. Beni yaşamaya çalış. Yani Rabbine bakın söylüyor zaten ya. Neredeydi o? Onlar bu evin Rabbine kulluk etsinler. Ya beni hakkıyla yaşayın diyor. Doğayı yaşamayın. Doğada kaybolmuşsunuz diyor. Keyiflerinizde, rahatlığınızda, konforunuzda. Geri bana dönün. Kaderiniz beni yaşamak. Çok net bir anlatım var. Dördüncü sureyi bu şekilde anlarsanız, üçüncü ayeti bu şekilde anlarsanız zaten işin içinden çıkarsınız Kureyş'ten. Beni yaşarken bana gafil olan kullarım, aslınız olan ve kendinizin kazası olan yaşamda bulmanız gereken bana bulmanız gereken bana yakınlaşmanızdır diye not düşmüşüm. Bana yakınlaşmazlar. Başka bir şey demiyor. Oyalanacak araçlarla değil de size verdiklerim bana yakınlaşmanız için birebir araçtırlar. Amacınız olmamalı. Oyalanacak araçlarda değillerdir. Kısaca bunu anlatıyor. Yani verilen hiçbir şey oyalanılacak bir şey değil. Yani meşgale olsun diye verdik diyor. Hepsi bir araç. Hakka varmanın aracı. Ya bunun için kullanacaksınız, bana varacaksınız diyor. Ya da efendime söyleyeyim nesneler dairesinde yok olup gideceksiniz. Bakayım. Evet. Anlamlı kınanır. Ha, oyalanacak kadar vaktiniz de yok diye bir mesaj not düşmüşüm. Mesajı anlamlı gör. Ve Kureyş üzerinde de bu içerik tasvir edilmektedir. Kureyş üzerinde bu içerik tasvir. Yani o kabile üzerinden anlatılan budur. Ama burada daha önemli şeyler de yatıyor. Bakın. Size böyle bir mesajı var. Güne dönün kendinizi algılayın. Kureyş diye bir kavmi algılamayın. Aynı rahatlıklar, aynı durumlar bizde de gerçekleşiyor. Aynı akıl şu anda da var. Ammenna. Size diyor ki kaderiniz doğa yaşamak değil, beni yaşamak. O zaman diyor doğanın nesnelerini benim için kullanın ve bana değeri dönün. Bitti. Surede yaz, gönülde, bakın buralar önemli. Gönül gene senin ismini zikrediyoruz. Yani. Surede yaz, gönülde sevgiye, muhabbete, sıcaklığa. Kış ise yokluğa, yoksunluğa, aziyete, çileye işaret eder. Hani akşamleyin karlar içinde gördünüz kendinizi. Ertesi gün sıkıntılı günler yaşıyorsunuz demektir. Bir sıcak gördünüz, sırtınız ısınıyor falan. Muhabbetinizin çok olduğu bir gün yaşayacaksınız demek. Oldu. Yani yaz ve kışı aslıyla anlamlandırırsak. Yani arketipal olarak hani derler ya. Arkesinden itibaren anlamlandırırsak. Hani rüyada gördüklerimiz. Geçen hafta üzerinde durduğum için fazla durdum. Anlamlandırırsak ne çıkıyor? Surede yaz gönülde sevgiye, muhabbete, sıcaklığa. Kış ise yokluğa, yoksunluğa, aziyete, çileye işaret eder. Yani surede. Doğayla ve iç içe ilişkilerinde değişken tavırlar, bakın surede doğayla iç içe ilişkilerinde değişken tavırlarda bulunan insan muhataptır. Yaz ve kış diyor çünkü. Değişken bir tavırlarda yaşayan bir varlığı kale alıyor. Ve devam edeyim, muhataptır. Böylesi insan Rabbini ararsa kendinden öte, Rabbini ararsa kendine, bu tarikata girdiğiniz andır bakın, yola girdiğiniz andır. Diyor ki böylesi insan Rabbini ararsa kendinden öte, onu dışarıda nesnellikte arar. Yukarılarda, göklerde, Osiris'te, Şira'da, nerelerde arıyorsun? Feleklerde, bana ne diyecekler? Fallarda. Vallahi. Geyik yapmaya başladığın anda kaçırıyoruz ya. Vallahi. Hepsi de işaret. Özür diliyorum ama geyik de değil ha. Espri yapın. Espri yapmasan olmuyor. Benim espriler de genelde espri olarak alınmıyor. Ciddi ciddi anlaşılıyor. Onu dışarıda nesnellikte arar. Bu bağlamda surede Rabbini arayanlara kendi üzerine dön, Rabbini kendinde ara denilmektedir. Hani bu beytin Rabbine kulluk et, geri dön. Kendi üzerinde seni beyt edinene geri dön. Sen beytullahsın. Geçmiş zamanlarda bir arkadaşlarla oturuyoruz. Kendilerine bir rüyetlerinde, rüyet diyorum, rüya demiyorum. Rüyetlerinde şey gösterilmiş, beytimi temiz tutun demiş. Şimdi evlerinizi temiz tutun diye söylenmiş sonradan o. Adamlar sabah akşam evlerini temiz tutuyor. Bir de hizmetçi tutmuşlar. Hani öyle emir geldi ya şevke bak. Sonradan demişler ki ya kardeşim beytinizi temiz tutun dedik. Evinizi temiz tutun demedik. Yani beyt derken yani vurgulu konuşuyorum. Beyt de ev demek de vurgu ve kinayesiyle söylüyorum. Yani Allah evini temiz tutun. İnsan Allah evidir. Halifetullah demiş yani. Benim evim.
O zaman orayı temiz tut. Neyle temiz tut? Nefs-i emarenizi sıkı sıkıya tutarak. Başka türlü olmuyor. Bu bağlamda burayı bir daha okuyayım. Böylesi insan Rabbini ararsa kendinden öte, onu dışarıda nesnellikte arar. Bu bağlamda surede Rabbini arayanlara kendi üzerine dön, Rabbini kendine ara denilmektedir. Bunda seyri sefer, bu da seyri seferin bir mertebesidir. Erenlerin dediği gibi taşta, toprakta, sahrada ne ararsın? Hani ne ararsan kendinden. Çok da güzel sözleri vardır. Çok, bir tane beyt değil, nice nefeste çıkmıştır. Ne ararsın, kimi ararsan kendini de ara gibi sözleri, bunları örnek olarak özel. Niyazi'nin bu noktada inanılmaz duruşatları vardır. Allah'ı bulan ve ona eren her şeyi kendinde bulacaktır zaten. Onun Rabb'lik dairesine girdin mi? Hüküm her yere. Her şeyi kendinizde bulursunuz. İnsan doğaya göre değişken tavırlarını ilkeli edimleriyle kontrol altına, bakın, kontrol altına alır. İlkeli tavırlarıyla kontrol altına alması surenin mesajlarındandır diye not düşmüşüz. Değişken tavırlara insan sahiptir. İlkeli edimlerle bütünlüğünü koruyabilir. Burası önemli. Böyle olmaz ise Kureyş'in elindekilerin de bütünlüklerini elindekilerle, bakın burası önemli. Böyle olmaz ise Kureyş'in elindekilerle bütünlüklerini buluyorlarken sonuçta darmadağın olmasıyla Kureyş'in, virgül istiyor herhalde oraya. Böyle olmazsa eğer Kureyş gibi elindekilerle bütünlüklerini bulanlar gibi sonuçta darmadağın olmaları anlamlı kılınır. Biraz anlatamadım ama olsun. Bir daha söyleyeyim. Böyle olmazsa eğer Kureyş gibi elindekilerle bütünlüklerini buluyorlarken sonuçta darmadağın olmaları ile surede örneklenmişlerdir diye not düşmüş. Yani surede Kureyş'in örneklenmesi. Eğer bütünlüğünüzü bulmuyorsanız, bakın o zaman da Kureyş üzerinden inmiş ama bugünden okursan, evet bütünlüklerini elinde edindikleriyle bulmuşlar değil mi? Ama sonra darmadağın oldu gittiler. İsmi kaldı, cismi kalmadı o Kureyş. Ki fetih süreçlerinde de görüyorsunuzdur o. Hani Kureyş'in darmadağın oluşu, birbirlerine düşman olmuşlar vesaire. Sureyn, Kureyş'e verilenlerle değil, şu an tarihi olarak sonuçta düşüncelerinde helak edilişleri üzeri bakmak gerekir. Kureyş'ten eser kaldı mı? Kalmadı. Ha belki Tin'de halen ahlaklarını taşıyanlar vardır. O ahlaklarını taşıyanlara zaten Kureyş'in olarak burada görebiliriz. O ahlak ama bak. Kastedilen o ahlak, Kureyş'in ahlak. Rahatlıkta kendilerini yitirenler. Nesnesinde kendilerini yitirenler. Üst bellekte halen nesnesine bağlı olarak bütünlüğünü bulmuşlar. Ama diyor ki ne? O bütünlüğünüzü bozarım. O bellekte edindiğiniz, nesnesine bağlı edindiğiniz o bütünlüğü bozarım diyor. Ki onu biraz sonraki surelerde daha net görürüz. Niye? Bakın sonunda söylüyor zaten. Bakın doyurdu ve onları korkudan emniyete kavuştu. Eminlik zaten bütünlüğünü bulmakla alakalı bir şey. Emin olmadığınız bir an düşünün ya. Evde tek başınasınız, korkudan ölüyorsunuz. Emin değilsiniz bak, paramparçasınız. Aklınızda bir türlü şey geçer. Bütünlüğünüz yok o sırada. Kayboldu gitti. Eminlikte ise bütünlük vardır. Bakın bütünlük Şafii esmasına aitti değil mi? Şafii esması hayatın her alanda tezahür ediyor. Bütünlemek demektir çünkü. Niye Şafii diyoruz demiştik hatırlarsanız. Bütünlüğüm bozuldu, hastayım demek. Şifa istiyorum, bütünlüğümü geri istiyorum anlamındadır. Devam edeyim. Bakın ipin ucunu kaçırmayın. Buradaki bütünlük kavramı birçok yerde önümüze çıkacak çünkü. Sureyi Kureyş'e verilenlerle değil, şu an tarihi olarak sonuçta düşüncelerinde helak edilişleri yani fikriyatlarında üzeri bakmak gerekir. Sure insan değişken davranış ve ruh hallerinde elindekiler ile bütünlüğünü bulmasının aldatıcı olduğunu, bakın sure, daha doğrusu surede insanın değişken davranış ve ruh hallerinde elindekiler ile bütünlüğünü bulmasının aldatıcı olduğu, insanın Rabbi sıfatıyla ilkeye bağlı edimleriyle bütünlüğünü bulması gerektiği özetlenir. Bu çok önemli. Yani elinizde edindiklerinizle bütünlüğünüzü üst bellerinizde edinmeyin. Rabbiniz sıfatınızla bütünlüğünüzü bulun. Ki son ayette onu net söylüyor. Daha doğrusu 3. ayet. Onlar bu emrin Rabbine kulluk etsinler. Eğer bir bütünlük arıyorlarsa diyor. Üst bellekte benimle bulsunlar diyor. Elinde edindikleriyle değil. Veyahut da kendisinin verdikleriyle. Sure
Sure insan değişken davranış ve ruh hallerinde elindekilerle bütünlüğünü bulmasının aldatıcı olduğunu, insanın Rabbi sıfatıyla ilkeye bağlı edimlerle bütünlüğünü bulması gerektiğini özetler. Suredeki emniyet bir araya getirmek ifadeleri surenin dış dünyada edinilen bütünlüğün üç dünyada da nasıl edinileceği üçüncü ayetle beraber okunduğunda anlamlı kılınır. İnsanın iç dünyasına, üçüncü ayet okuduğumuz için bir daha şey etmiyorum, bir de okuyayım. Onlar bu evin Rabbine kulluk etsinler. Üçüncü, insanın iç dünyasında önemli olan bütünlüğün nesnen kimliklere, yani Kureyş'le ifade edilen kimliklerde değil, bakın burası çok önemli. Kureyş orada bir kimlik. Bir kimliği de zikrediyor. Çünkü bütünlüğü nerede en sonunda buluruz toplumda? Kimlikte buluruz. Aynı zamanda bir kimliği de zikrediyor. O da çok önemli bir şey. Ya. Hiçbir şeyi es geçmiyor. Yani Kureyş'te bir ahlakı, bir temsil ettiği bir ahlakı anlamlandırdığı gibi Kureyş'te bir kimliği de temsil ediyor. Bakın kimlik üzerinden de bir konuşması var. Çünkü insanlar sonuçta toplum içerisinde ne ediniyorsa edindikleriyle evet nesnel bir biçimde üst belleklerinde bir bütünlük edinirler. Ammenna. Ama diyor bu gelip geçici fani bir şey. Sen Rabbinle kimliğini edin diyor. Ama şey Rabbinle bütünlüğünü edin diyor. Ama bütünlüğü toplum içinde neyle ediniyoruz? Kimlikle. Onun için Kureyş diye bir kabileden bahsediyor. Yani aklı evveller gibi yani Kureyş diye birini niye zikrediyor? Yani kimlikle okunmadığı zaman, ilkesiyle okunmadığı zaman bir şey ifade etmiyor o zaman size. Suredeki emniyet ve bir araya getirmek ifadeleri surenin iç dünyada edinilen bütünlüğün, dış dünyada edinilen bütünlüğün, iç dünyada da nasıl edinileceği 3. ayetle beraber okunduğu anlamlı kılınır. İnsanın iç dünyasında önemli olan bütünlüğün nesnen kimliklere, yani Kureyş'le ifade bulunan kimliklerle değil de, çok önemli ya, soyla sopla filan gelen kimlikle değil de, tinsel düzeyde insanın Rabbi ile edineceği surede abd ile ifade edilen, bakın orada kulluk dediği abdiyettir. Abd ile ifade edilen kimlikte üç dünyasındaki bütünlüğü bulması ve korumasıdır. Allah'a abd olun. Abdiyet kimliğinde bulunuyor. Ki bu abdiyet neyle isimlendiriyor? Müslüm. Bu abdiyet hangi kimlikte kendini gösteriyor? Müslüm'le olduğu gibi mümin. Bunlar bir kimliktir. Bu ikisini aynı potada toplayan kimlik de İslam. Yani kabileyle, şununla, bununla, şuradan geliyoruz, buradan geliyoruz, şöyleyiz, böyleyiz de kimlik bulmanız bir şey ifade etmiyor. Sonuçta İslam mısınız, değil misiniz? O kimlikte var mısınız, değil misiniz? O kimliğin Müslümlerinden mi, müminlerindesiniz, neresindesiniz? O da ayrı mevzu. Ne kadar absanız o kadar Müslüm ve mümin. Surede abd ile ifade edilen kimlikte iç dünyadaki bütünlüğü bulması ve korunması gerektiği vurgulanır. Zaten iç dünyadaki bütünlük yitirilince insanın dünyevi ve iç dünyasındaki yaşamı cehenneme dönmüyor mu diye bir not düşmüş. İç dünyanızdaki bütünlüğü yitirdiğiniz zaman dış dünyanız da cehenneme döner, iç dünyanız da cehenneme döner. Her şeyin, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Cehennem eşittir bütünlüğün yitirildiği yer. Cennet eşittir bütünlüğün bulunduğu yer. Bütünlüğün olduğu yerde ise kendinizi unutursunuz. Oldu gibi. Rahat yaşarsınız. Hasta olduğunuz zaman kendinizin farkına varıyorsunuz değil mi? Bütünlüğünüzü yitirdiğiniz zaman. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Değil mi? Niye? Bet cehenneme döndü çünkü o sırada. Hele bir de ateşli hastalıksa. Hastalık da bir de vücutta geziniyorsa. Değil mi? Allah bütünlüğümüzü yitirtmesin inşallah. Ya cehennem deyince böyle anlıyormuşuz, haberiniz olsun. Bütünlüğünüzü yitirdiğiniz zaman cehennemdesiniz. Kaybettikleriniz artık önünüzdedir çünkü. Sizdedir artık. Her şeyin hakkını vererek yaşamak, üç dünyada bütünlüğümüzü korumamızın gerekliliğidir. Ama, burası çok önemli. Her şeyin hakkını vererek yaşamak bütünlüğünüzü korumanızın gereğidir diyor. Şafi esmasını o şekilde, en net şekilde yaşarsın. Ama Rabbi ilkesinden uzak ve Rabbi sıfatıyla bilinç evinde kendini bulamamışlar için bilinç evinlerinde yıkım, yani bütünlüğünü yitirmek kaçınılmaz sondur. Cehenneme atılmak kaçınılmaz sondur. İnsan Rabbi sıfatıyla bilinç evinde dengesini, bakın buralar çok önemli. İnsan Rabbi sıfatıyla bilinç evinde dengesini, yani bütünlüğünü, dengesini demek burada bütünlüğünü bulur. Ve Rabbi sıfatıyla hak ve rıza ilkesiyle gerçekleşen davranışların sonucu ile de uyumlu bir karakter edinir. Yani iç dünyanızda dengenizi, bütünlüğünüzü Rabbiniz sıfatınızda bulursunuz. Ona kulluk ettiğiniz ilkeli eylemlerde bulunduğunuz sürece ve ilkeli eylemlerde bulunduğunuz sürece de Rabbiniz sıfatınıza bağlı olarak uyumlu, hakkaniyeti gözeterek, bak kendi hakkınızı değil,
hakkaniyet, herkesin hakkını gözeterek uyumlu ilişkilerde bulunursanız gerçek karakter de sağlam. Ya Rabbinin sıfatınızda bir karakter bulursunuz. Karakter bulursunuz. Bir daha okuyayım burayı. İnsan Rabbi sıfatıyla bilinç evinde dengesini, yani bütünlüğünü bulur ve Rabbi sıfatıyla hak ve rıza ilkesiyle gerçekleşen davranışların, ki burada rıza ilkesini özellikle kullanıyor çünkü hakkaniyet ilkesi üzere. Başkalarının da hakkını gözler. Sadece kendi hakkını değil. Yani her şeyin hakkını verdin. Başkasının hakkını verdin. Kendi nefsinin üzerinde, kendi sıfatların üzerinde her şeyin hakkını vererek yaşıyorsun. Tamam, kendi bütünlüğünü koruyorsun. Başkalarının hakkını gözetmen de uyumlu ilişkilerinde bir daha sana dönmemek üzere. Kötü olayların sebepleri olarak. Bir daha sana dönmemek üzere bütünlüğünü korumanı sağlar. Yani karman da bütünlüğü. Bu çok önemli. Yani zekat. Tabii kendi zekatını ver. Kendi üzerinde hakkını buldun. O zaman kendi üzerinde emeğinin hakkı olanlarla uyumlu ilişkilerde haklarını ver ki ne? Bütünlüğün devam etsin. Çünkü insan insanla ilişkide vardır. Başkalarının hakkını gözetmezsen, yani başkalarının bütünlüğünü gözetmezsen, senin de bütünlüğün sonunda yok olur. Çok basit ya. En basit ya. Müşteri geliyor. Diyor ki, kardeş diyor, bunu şu fiyata ver. Ya kardeşim, burası para kazanmasın. Şimdi buranın bütünlüğü korunacak ki sen bir daha hizmet sana sunulabilirsin. Senin de bütünlüğün devam etsin. Ama ne yapıyor? Sadece kendi hakkından düşünüyor. Yok diyor, illa ben kazanacağım, sen kazanma. Onun için Yahudilerin güzel bir hikayesi var. Bir sana bir bana. Bir sana bir bana. Yani hakkaniyetli olmak lazım. İlişkilerimizde hakkaniyeti hiçbir zaman unutmayın. Devam edeyim. Ha, burada da Allah diyor ki ne? Ya düşünürken diyor, ben size veriyorum ama bir sana bir banayı da unutmayın diyor. Bir sana bir bana, bir bana bir bana. Yani beni de düşünün. Arada unutmayın. Ki hakikaten de rahat da hep unutuyoruz. Sakın uyuyayım demeyin ha. Önemli konular uçuyoruz. Allah. İnsan üç dünyasında önemli olan bütünlüğün nesnen kimliklerine, burayı okuduk. Aşağıda mı? Ha. Her şeyin hakkını vererek burayı da geçtik. Evet. Yitirmek kaçınılmaz sondur. Saatice buraya gelsin. Yani. Yitirmek kaçınılmaz sondur demiş. Heh. İnsan Rabbi sıfatıyla bilinç evinde dengesini, yani bütünlüğünü bulur ve Rabbi sıfatıyla hak ve rıza ilkesiyle gerçekleşen davranışlarının sonucu ile de uyumlu bir karakter edinir. Surenin bağlayıcı ilkesi bütünlüktür. Burası çok önemli. Surenin bağlayıcı ilkesi bütünlüktür. İçsel bütünlük edinimidir. İçsel bütünlüğü edinmeyen Allah'a tanık olamaz, yakinde gelemez. Ya kendisiyle çarpışan, kendisiyle ayrışımda olan, kendi derdinde olan Allah'a nasıl tanık olur? Kendi rahatında olan, nesnesiyle bütünlük bulan, Allah'ın der şeyinde, yani pardon, Allah'a azimşanın tanıklığında nerede bulunur? Adam kendi kaygısında bugün rahatım böyle, yarın rahatım nasıl devam eder? Veyahut da rahatı nasıl bozulacak, bozulmayacağını derdindir. Allah derdi yoktur ki. Ya bu tarafıyla okuduğunuz zaman net anlaşılıyor sure. Fil ile Kureyş sureleri birbirini tamamlayan bir sure gibidirler diye not düşmüşüm. Hakikaten de bu anlamlarla baktığınız zaman, bak bütünlüğü koruyan Allah idi. Bak burada da üst bellekte de bütünlüğünü koru ama benimle koruyor. Nesnesine bağlı olarak değil. Kureyş'te de onu ifade ediyor. Bakın Fil suresinde ne diyordu? Evi ben koruyorum diyor. Yani bütün bayağı oto kontrol sisteminizi düşünün ya. Şu otonom, bak otomatik değil, otonom sisteminizi düşünün. Yapan çatanız hak ya. 2 dakika size kontrolü verse gitti Kabe. Kalp malp hikaye. Ne kalp çalışır ne beyin çalışır. Unuttunuz. Bütün varlığınızda hüküm sahibi Allah. Rab sıfatıyla tezahür ediyor. Üst bellekte de bütünlüğünü benimle bul diyor. Fil suresinde bütünlüğü koruyan haktır. Ammenna bunu işaret eder. Ama Kureyş suresinde de katılımcı olarak insanın üst belleğinden de bütünlüğünü koruması istenir. Ama hangi noktada? Nesnesine bağlı olarak değil. Hakikat ilahiye, kendisine bağlı olarak korunması istenir. Ve ilkeli bir şekilde kimlik edinmesini ister. Surenin toplumsal düzeyde insanlığın ticaret ve aile bağlarıyla bütünlendiği anlamında içermesi de tefsir bağlamında süreyi okumak adına önemlidir diye not düşmüşüm. Bakın yaz, kış size kolaylaştırılmış, size kolaylıklar verilmiş. Burada inanılmaz derece hem de şey anlatılıyor. Yani Kureyş üzerinden okunursanız ticaret de anlatılıyor. Hakikaten de ekonomik ilişkiler insanları kültürel olarak da bütünlerler. Kültürel olarak beslenimi de sağlarlar. İnsan olarak da tür olarak da bütünlemeyi sağlarlar. En basit günümüzde Çin'e kadar gidenlerimiz var değil mi? Bak insanlar birbirleriyle alışverişte nasıl bütünleniyor? Gidiyorlar, geliyorlar, sınırlar yok. Böyle bir güzellik de var. Enteresan. Sure onu dahi içeriyor tefsir anlamında. Tefsir anlamında diyorum. Bir öncekiler tevil anlamındaydı. Bunlar tefsir anlamında. Bir daha okuyayım orayı. Surenin toplumsal düzeyde insanlığın ticaret ve aile bağları ile Kureyş, ticaret,
Değil mi? Aile bağlarıyla bütünlendiği anlamında içermesi de tefsir bağlamında süreyi okumak adına önemlidir. Kureyş aile bağlarını işaret eden kimlik belirimi, yaz kış açlıktan doyuran tabirler ise çorak arazide ticaretle uğraşan ve diğer kültürlerde insanlık çatısında ticaretle entegre olabilen insanlığı anlamlı kılması adına önemlidir. Kureyş kavramı dile kimlik, bakın burası önemli. Kureyş kavramı dille kimlik edinimi ile insanlık ilişkilerine bilinçle bütünlendiğini anlamak adına önemlidir. Bak dilde de bir bütünlenme var. İnsanın bilincinde. Ama neyle? Kimlikte bir bütünlenme oluyor. Bakın yaşam ilişkilerinde, ticarette bir bütünlenme insanlık çıtası altında gerçekleşiyor. Amen. Ama insanın kendindeki bütünlenmesi tamamıyla dilde bütünleşiyor. Çünkü her kimlikte kendimizi bütünleriz. O kimlikte bütünlenişimiz istesek de istemesek de Allah'ın mutluysa ne? Bütünlükte hareketlerimize sebep verir. Ama kimlik insanı üst bellekte bütünler. En basiti. Bakın Türkler içerisinde yaşıyor, Türküzdür değil mi? Kürtler içerisinde Kürdüz. İnsan deyin, çıtayı yükseltin. İnsanlık çıtasında bütünleniriz. Hani arkadaşımın birisi söylemişti. Bir tane patron arkadaşıyla oturuyormuş. Ya bu işçiler böyle, hayvan gibi adamlar. Şöyle çalıştırıyorsun, çalışmıyorlar. Söylüyorsun, anlamıyorlar. Şöyledir, böyledir diye küfürlerle adam işçilerine hakaret ediyor. Kendi emektarlarına küfrediyor. Ben nankörlük yapıyor. Artık dayanamadım diyor, patladım. Kardeş dedim. Şu hayvan gözlüğünü çıkar. İnsan gözlüğünü bir taksana dedim. Ya. Halen kulağıma küpedir ha. Kulağıma küpedir dediğim yani söz o kadar güzel. Şu hayvan gözlüğünü çıkar. İnsan gözlüğünü tak. Yani hayvanda bütünlenme. Kendi hayvanlık şeylerini söylüyor zaten. Yani o zaten tavırlarda bulunması kendisinin de hayvan olduğunun işaretidir. Ama insanca insana bakmış olsa hayvan gözlüğünü değil insan gözlüğünü takmış. Yani bakış açını değiştirilmiş. Devam edeyim. Kureyş kavramı da dil ile kimlik edinimi ile insanlık ilişkilerinde bilinçle bütünlendiği de anlamak adına önemlidir diye not var. Yani Kureyş deniliyorsa veya Ebu Leheb veya Musa, İsa, Gici bu gibi kişiler de toplumlarda değil ilki olarak ifade edilmek istenen neyse tasvir edilişi ve oradaki tasvir edilişi yani betimlenişi de o şekilde anlamak lazım. Yani orada bir Kureyş'i değil bir Ebu Leheb'i değil. Bir Ebu Leheb anlatmıyor size. Ebu Leheb üzerinden size anlatmak istediği başka. Hani biraz önce söylediğimiz gibi. Buradaki yemekler bizim amacımız değil. Bizim amacımız Tin'de neyi yaşıyorsak onun bilincinde olmak. Zaten nedenimiz de o. Allah'ın kaderini yaşamak. Kaderimiz burada yeme içmeyi yaşamak değil. Maneviyatta ne derdimiz varsa onu yaşamak, hakkı yaşamak. Aynı şey. Yani aklı alın bir üst akla taşıyın. Size diyor ki ya diyor kaderi ilahinizde diyor. Yani benim kaderimde diyor yaşamanız gereken benim diyor. Rahatlıklarınızı falan bırakın diyor. Dünyayı, doğayı yaşamayı bırakın diyor. O dünya zemininde, doğa zemininde ne edindiyseniz onlar üzerinden yaşamanız gereken benim diyor. Beytin Rabbine kulluk ediniz. Yani size Kureyş'i anlatmıyor orada. Kureyş nesnesi. Anlatmasının nesnesi. Tasvir etmesinin nesnesi. Burası çok önemli. O zaman ne oluyor? Adam Kureyş üzerinden okuyor. Ebu Leheb üzerinden okuyor. Ya Ebu Leheb'e indirilmiş ayet sure üzerinden ben Kur'an'ı nasıl anlıyorum? Vallahi ya. Bir tane iki tane değil öyle akıllı. Tabii vallahi ya. Ya Kureyş'e indirilmiş. Bana ne? Leheb'e indirilmiş. Ya Leheb'le ne anlatmak istiyor? Ben Leheb'i bile tanımıyorum diyor. Aç o zaman tarihte oku. Leheb diye kastettiği karakterin kimliğini bir gör bakayım. O kimlik beliriminde neler yaşanıyor? O kimlik beliriminde neler yaşıyorsa sana onu anlatıyor. Yani Siyer'e git. O kimlik beliriminde neler var? Değil mi? Yani Ebu Leheb denilen bir kimlik var Kur'an'da. O kimlikte neler yaşanıyormuş? Bir git gör. Sana onu konuşuyor. Bu ahlak üzere diyor yaşarsan diyor bak sana diyor böyle yaparım diyor sonuçta. Yani bu kadar da basit. Ha Kureyş derken bak gene bize söylüyor. Kardeşim ben size yazlıklar veriyorum, ticaret veriyorum, kışlıklar veriyorum, o kadar rahatlık veriyorum. Bu rahatlığın içinde yiyorsunuz, içiyorsunuz, emin emin konuşuyorsunuz, keyfinize bakıyorsunuz. Ya beni niye unutuyorsunuz? Hani demiş ya Rabbim, kulum ben seninleydim, sen kiminleydin? Kureyş'i özetleyecek bir söz varsa budur. Ben seninleydim, sen kiminleydin? Niye bana dönmedin? Yaptığın o salih amellerle niye kendi üzerine döneneklerini görmedin? Beytin Rabbine diyor, beytin Rabbine. Evet, Maun suresi. Hakikaten bunun üzerine kitaplar yazanlar var. Hangi akılla yazıyorlar bilmiyorum. Siyasi olarak yazıyorlar onu iyi biliyorum. Ama ilk elde yazdılarsa ne mutlu. Maun suresi. Riya ve duruş isteniyor diye. Riya gösteriliyor ve duruş isteniyor diye not düşmüşüm. Evet.
Şurada ha, Maun'da da üç zamanlılık var diye bir notumuz var burada. Hakikaten de Maun'da da üç zamanlılık var ha. Bu İlas'taymış değil mi? Bu Felak'taymış. Olsun tamam. Maun'u bir görelim. Dini yalanlayan kimseyi gördün mü? İşte o yetimi itip kalkar. Ne kadar acıklı bir hikaye anlatıyor ya. Resulullah itip kalkılıyor yani. Yetimi itip kalkar. Bak Resulullah demiyor orada. Yetim diyor. Yetim demek. Aziyetin dibine vurmak demek. Çaresiz. Kimsesi yok. Allah'tan başka kimsesi kalmamışız. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Günümüzde bu ayetleri günümüzde şöyle yorumlayanlar da oluyor. Din yetim kaldı. Lan Allah'ın dini yetim kalır mı? Allah'ı. Allah varken din yetim kalır mı? Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Namaz kılanların vay haline. Neyle? Ki onlar namazlarından gafildirler. Yani riya sahipler. Kim ki onlar, çünkü ki söylemiş zaten hemen arkasında, ki onlar gösteriş yaparlar ve her türlü yardımı da yani maunu engellerler. Yani riyayla namaz kılmaları yetmiyor. Bir de yardımları engelliyorlar. Allah bizden esirgesin. Bakalım ne diyor? Sure idrak ilkesiyle okunmalı. Surede muhatap herkesi kendi gibi bilen. Ha burası çok önemli. Bakın maneviyatta yol giderken insanlar herkesi kendi gibi yor. Herkesi ya. Hani diyor ya Hazreti Ali'nin bir sözü var. Herkes kendi gibi bilir diye bir sözü var. Hakikaten öyle. İyi kişi herkesi iyi bilir. Darbe yemeden önce bir uyarıdır bu. Kendiniz gibi bilmeyin diyor herkes. Sırlarınızı paylaşırsınız. Efendime söyleyeyim. Şeylerinizi, gönlünüzü açarsınız. Evinizi açarsınız. Bir bakarsınız çıyanın teki çıkar. Çıyanın teki çıkar. Devam edeyim. Sure idrak ilkesiyle okunmalıdır. Surede ama neyin idrak ilkesi? Olan bitenin iç yüzlerinin idrak edilmesinin ilkesiyle okunmalıdır. Yani bir şey olduğu gibi görme. Ben her yolda giderken herkesi Hızır biliyordum. Meğersem çoğu Hızırmış. Vallahi ya. Bir gün bir tanesini Hızır bilmiştim. Babanın yanına gittim. Şöyle bir baktı. Yorum o Hızırdır dedi. Yani her gördüğünüzde Hızır bilme. Evet her geceyi Kadir gecesi bilin. Her gördüğünüzde Hızır bilin. Bu Hüsnü Zan üzerdir. Ama yaşam ilişkilerinde Hızır bilirseniz o zaman gittiniz güme. Hızır derken Hızır çıkar, sizi de ezer geçer. İmanınızdan bile olabilirsiniz. Niye? Size verdikleri zahmetler sebebiyle ne olur? Biz buna iman etmiştik. Din dedikleri bu mu diye dinin üzerine atarsınız. Kişiyi üzerinden görmek yerine, kişinin zaafları üzerinden görmek yerine bunlar böyle yapıyormuş diye dini suçlarsınız, hakkı suçlarsınız o zaman dininden bile çıkarsınız. Böyle insanlar var ya. Kişiler üzerinden olaylar, vakalar okuyup da dini suçlayan bunlar böyle şöyledir deyip dinden çıkanlar var. Hem çevremizde şahidiz hem de olanlardan biliyoruz. Devam edin. Surede muhatap herkesi kendi gibi bilen temiz kalpli iman ehlidir. Surede muhatabına herkesi kendin gibi bilme yoksa acı tecrübeleriyle herkesin senin gibi olmadığını anlarsın. Ve tecrübe ettiklerinin üzeri idrak edersin mesajı verilmektedir. Ve surede bizden istenen duruş sahibi olmaktır. Ve riyakar değil riyasız bir şekilde eylemlerimizde bulunmamızdır. Çünkü tersinden okuduğunuz zaman o zaman riyayla namazını kılma diyor. Namaz ne? Bakın namaz her yere şablon gibi oturtacağınız bir tabir yapayım. Kıblesinde bütün neden? Bakın kıblesinde bütün yani. Eylemler bütünüdür. Bir kıbleniz var. O kıblenizde sizi bütünlüyorsa o namazdır. Ha şimdi bu namazı alın sanatçıya da vurun. Bu namazı alın normal işinize de vurun. Bu namazı alın buraya da vurun. Biz buraya geliyoruz ne? İlmimizde bütünlenelim. Hakkı orada müşahede edelim. Doğru mu? İlminde. Eğer burada bütünlenmiyorsak namazımız hak değil. Bitti. Böyle bir şey. Onlar namazlarına riya karşılar. Acaba ne denilecek, ne diyecek? Ya zaten gidiliyormuş, filanmış, milanmış. Bunlar için geliyorsanız. Yani rüyanızı anlatmak için, efendime söyleyeyim, şey için, ne diyeyim, takdir-i ilahi. Ya şöyle de bir sıkıntımız vardı, şunu da halledilir mi, filan milan. Bunlar içinse gittik güme, namaz gitti hak, riya. Onlar namazlarını bir de gösteriş içine çevirsin takdirler. Ya biliyor musunuz dün akşam rüyamızda da şöyle gördük. Ben bir defa tokat yemiştim o yüzden namaza böyle gelme diye. Rüyamda bir şey görmüştüm. Efendiye koşa koşa gitmiştim. Söyleyememişti. Vallahi ya söyleyemedim. Gittim anlatamadım. Kalkarken de şöyle bir baktı. Yorum dedi. Bir daha buraya şov yapmak için gelme dedi. Tamam dedim anladım. Vallahi ya. Maun'u öyle yaşatmıştı. Allah razı olsun. Hamdü senalar olsun. Devam edeyim. Yani ya sureyi ilkeleriyle okuduğunuz zaman bambaşka yere taşınıyor. Devam edelim. Surede son dört ayetle riya tasvir edilir. İki yüzlülük diye anlamlı kılabileceğimiz riya münafıklığın nişanıdır. Surenin ilk üç ayetiyle de inkar tasvir edilir. Müminden istenense inkarın ve riyakarlığın bilincinde bulunarak herkesi kendi gibi bilmemesidir.
Böylece eşrefi mahluk olarak insanın hakikate ve haklara bağlı olarak hayat duruşu edinmesi mümkün olur. Surede insandan istenen de yaşam duruşu olan hakiki insan olmasıdır. Yaşam duruşu olan hakiki insan olmasıdır. Samimiyetsiz, münafık, küfürde duran, inkar ehli, kafir olması değil. Samimiyetsiz münafık, bir daha okuyorum. Samimiyetsiz münafık, küfürde duran, inkar ehli, kafir olması değil. Sureyi insan ferdiyetinde anlamlı kılacak ise eğer yetim kavramını anlaması gerekir. Pardon, sureyi insanın ferdiyetinde anlamlı kılacak olan ise yetim kavramıdır ki bu yetim kavramını anlaması gerekir. Hakikat ile karşılaşan ve bu bağlamda aslına seyri sefer eden, yani içe yoklu yolculuk eden, iç aleme yolculuk eden, kendine yolculuk eden, kendini keşfetmeye yönelen insan dışarıdan Rabbi sıfatıyla kendisini himaye edecek kimse kalmayınca tinde yetimdir. Kimseyi bırakma diyor ki bütün kapıları kapatırım, bir tek kendi kapımı açık bırakırım. Bitti, yetim bırakırım demektir. Yetimin kalkanı gördün mü? Ve zorunlu olarak da o sırada siz çatışkıda kendinizi görürsünüz. İtilip kalkılmalar başlar. Bu yola girip de olmayan yoktur. Vallahi. İlla itilir kalkılır. Söylemeye gerek yok. Tek tek anlatabilirim. Vallahi. Sen tek tek anlatabilirim. Ya. Emin olun ha. Hiç altını çize çize. Sen yaşamıyor musun? Yetimi, kalkan. Kim destek çıkıyor sana? Yani. Bir tanesi el uzatabiliyor mu? İmkan yok. Şimdi bu ayeti farklı bir yerden anlayın. Yetimi kalkanı gördün mü diyor. Şimdi normalde yetimi kalkan deyince onu bunu anladık değil mi sebepler? Şimdi sebepleri aşın. Sizi kalkan hak ayağa kalk diyor. Ayağa kalk diyor. Benimle ayağa kalk diyor. Daha net oldu mu? Bakın sure muğlaktan hitap ediyor. Yetimi kalkanı gördün mü diyor. Değil mi? İşte o yetim itip kalkar. Değil mi? Kim kalkıyor? Filanca geldi dövdü. Değil mi? Küfür etti vesaire. Değil mi? Zora koştu. Ya Allah yapıyor. Kalk diyor. Benimle ayağa kalk diyor. Ve Resulullah onunla ayağa kalkmamış mı? Sebepten okumayın. Sonucundan okuyun. Ülkesinden okuyun. Eğer bir kalkılma varsa, itilip kalkılma varsa orada hak ile ayağa kalkış da söz konusu olacaktır mümin için. Ki öyle de olmuştur. Hepimizde olduğu gibi. Öyle olmadı mı? He. Duruş sahibi olmadı mı ondan sonra? Yani. Bak. Neler çekti neler? Allah bilir. Evet. Surede insandan istenen yaşam duruşu olan hakiki insan olması. İtilip kalkılmadan olmuyor yani. Samimiyetsiz, münafık, küfürde duran, inkar ehli kafir olması değil. Yetimsin, anladık diyor. Ama hak ile ayağa kalk, tavizin olmasın. Burası çok önemli. Sureyi insan ferdiyetinde anlamlı kılacak ise eğer yetim kavramı, burayı okuduk, pardon. Rabbi sıfatıyla kendisini ima edecek kimse kalmayınca tin de yetimdir. Nefsi emaresi ve Rabbi olan Allah ile tek başına kalır. Böyledir ve kendini bulacak, bakın, kendi iç dünyanızda dönüp siz orada yetimken nefsi emareniz başlar bu sefer sizi itip kalkmaya. Ya bak Rabbin seni bıraktı şöyleydi böyleydi, gel işte geri dünyaya da filan filan. Vallahi ya çok, inkara gidecek yol çok yani. Allah esirgesin. Nefsi emaresi ve Rabbi olan Allah ile tek başına kalır. Böyledir ve kendini bulacağı dışarıdan bir dayanağı kalmayınca nefsi emaresi inkarda durur. Ve insanın Rabbi ile kendini bulacağı edimlerden mahrum kılacak irade, heves ve menfaatlere sevk eder. Yani iter kalkar. Ama onu yapan gene hak. Niye? Kendi iç dünyasında ilkesiyle ayağa kalksın kişi. Üzerindeki Rabbi sıfatıyla kalkacak. Bu sefer kendi iç dünyasında çatışkıya sebep verdirtir ona. Söz konusu bunu bakın namazı bütünlüğüyle hani kıblesinde bütünlenmek diye tarif ettim. Şimdi bu çatışkının içinde namazı nasıl kılasın? Ha, değil mi? Namazından taviz verme diyor. Kıblenden seni bütünlüğe, hak ile bütünlüğe taşıyacak kıblenden taviz verme diyor. Ya burası net önemli çünkü Kureyş suresinde edindikleriyle bütünlük kazananları anlatmıştı değil mi? Edindikleriyle bütünlüğü kazananlar edindiklerini de kendilerini yitirenler olarak Maun suresinde önümüze çıkıyor. Ama aynı zamanda Rabbim kendisiyle de ayağa kalkmanın yolunu da gösteriyor, yöntemini gösteriyor. Diyor ben bu yöntemle seni ayağa kaldırıyorum diyor. Yöntem var. Yöntem demek sonuçta hep aynı şeyi çıkartan demek. Hani birkaç arkadaşımızı işaret ederek konuştum. İşaret etmem şundan diyeyim. Altını çizeceğim. Demek ki hepinizin yaşadığı şey varsa aynı yolda, demek ki hepiniz aynı yöntemle hakka yükseldiniz. Yani gerçekliği herkes üzerinde kanıtlanabilecek bir şey.
Yani böyle yaşanıyorsa, böyle yaşıyorsan, sonuç olarak da bunu ediniyorsanız, ha demek ki Maun suresi bir yöntem olarak önünüze çıkıyor. Gerçekliği ifade eden bir yöntem. Çünkü yöntem gerçekliği ifade eder. En basiti deney gözlem. Sonuçlar itibariyle, sonuçlar üzerinden, sonuçlar elde edilmesi üzerinden konuşmaz mı? Yani bu deneyi bu şekilde yaparsan bu sonucu elde edersin. Bak bu yöntemle bu işi yaparsan bu sonucu elde edersin. Aynı şeyi söylüyor. Yani bu şekilde yaşıyorsan maneviyatta, bu şekilde bu şeylere muhatapsan, bu muhatap üzere bu sonucu elde edeceksin demektir. Bitti. Bu kadar da basit. Devam edeyim. Rabbi ile durur, nefsi emaresi inkarda durur ve insanın Rabbi ile kendini bulacağı edimlerden mahrum kılacak irade ve heves ve menfaatlere sevk eder. Söz konusu menfaatler olursa eğer inkarda durmak yerine insan riyaya, münafıklığa sevk eder. Bakın bir daha okuyayım. Söz konusu menfaatler olursa eğer inkarda durmak yerine, hani bir inkar tarafı var, bir de münafıklık tarafı var. Başına gelenler sebebiyle inkara doğru sevk eder. Ama menfaatler söz konusuysa bu sefer riyaya sevk eder. Riyaya sevk eder. Kim sevk ediyor? İçgüdülerimiz de nefs-i emaremiz sevk ediyor. İçgüdüler zaten onun potansiyeli. Neyle karakter buluyor? Bedende hazlar. Bakın neyle karakter buluyor? Bedende hazlar, kalpte hevesler, akılda menfaatlerle. Devam edeyim. Sevk eder. Söz konusu menfaatler olursa eğer, inkarda durmak yerine insanı riyaya, münafıklığa sevk eder. İnkar yararlı değil şimdi. Münafıklık daha iyi der. Gel. Surede nefsi emareyi iyi tanı ve giydiği elbiselere dikkat et. Bak nefsi emareyi iyi tanı. Hem kendinde hem dışarıda. Giydiği elbiselere dikkat et diyor. Dikkat et. Önemli olan elbisesi değil. Elbisesi değil. Ya bu kim olursa yani. Araya bir şey yazmışım ona bakıyorum ne yazmışım diye. Elbisesi değil. Hak ve hakikate örten hal üzere edimlerde takındığı davranışlarıdır. Yani nefs-i emare davranışlarında görünür. Nefs-i emareyi tanı, ona ayak uydurma ve samimi olarak yaptığın salih amellerle mahrum kalma. Yani hüsranda olanlardan o. Kimden mahrum? Allah'tan mahrum kalma. Rabbin sıfatının hakkı üzere yaşamaktan mahrum kalma. Yoksa zilli tecellide gene onu yaşarsın ama kendi menfaatlerin, heveslerin, hazların üzere yaşadığın için zılda kalırsın. O zaman gittik güven. Yani gölgeler vadisinde. Zıl demek gölge demek. Uzantılarında kalırsın. Bütün gölgelerin uzantısı altında yaşarsın. Yani dışa dönük yaşarsın. İçe dönük değil. Ve içten dönük olarak gölgelere yönelmiş olmazsın. O seni hınzırlığıyla hak ve hakikatten mahrum kılar. Geçen hafta Rabbini bilen şeyini bir şey, nefsini bilen Rabbini bilir diye vardı değil mi? Yani nefsini bilen Rabbini biliyor. Ne kadar hınzır olduğunu da biliyor. Maun suresi o ayet şey, o hadisin bu bağlamda anlamıdır. Ama o hadisin ilahi bağlamda anlamı şeydedir. İhlastadır. Yani Rabbini bilir. O ilastadır. Devam edin. Nefsini bilen Rabbini bilir. Kendisi, hadisi, surenin özeti gibidir. Nefsi emaresini Rabbi ile bilen, onun hınzır değil, pardon hızır değil, bir daha okuyayım. Nefsi emaresini, bunun gibi okumalarım sebebi not düşüyorlar da o yüzden. Nefsi emaresini Rabbi ile bilen, onun hınzır değil, hınzır, pardon dilim sürçüyor ya, hınzır hızır, bunlar hep ne kadar şey değil mi? Tamam. Nefsi emaresini Rabbi ile bilen onun hızır değil, hızır olduğunu bilir. Nefsini bilen ise Rabbi rahmetiyle arı ve kudüs olarak sakınmadan veren olduğu içindir ki, bir de okuyorum bakın, nefsini bilen ise Rabbi rahmetiyle arı ve kudüs olarak sakınmadan veren olduğu içindir ki nefsi emaresiyle onu daha iyi tanır. İdeasında olan, niye daha iyi tanır? Çünkü onun kötülüğü üzerinden onun ne kadar iyi ve güzel kudüs olduğunu bilir. Bir insan nefsinin ne kadar hınzır olduğunu, kötü olduğunu görürse, Rabbi olan Allah'ın üzerinde Rabbi olan Allah'ın da bir o kadar güzel olduğunu görür. Ben buna tanıma, kendi nefsimi iyi biliyorum çünkü. Ne zaman kötülük üzerinde meylese, Aziz hani Paulus'un söylediği güzel bir söz var. Ne zaman diyor bir güzellik görsem orada çirkinliği kendimde buldum diyor ya. Orada çirkinliği de beraberinde buldum. Onu beraberinde bulmayın da kendinizde bulun çünkü o çirkinliğe sebep o. Nerede doğru bir şey görseniz aynı anda kötü olan bir şeye doğru da bir meyil başlar. İçinizden. Çok basit ya. Haseti söyleyecek biraz sonraki surelerde. Çok iyi birinde bir şey gördünüz. Değil mi? Nasıl haset içinizde uyanır? O haset ya aynı anda kendi üzerinizde dönür resmini çekersiniz canavarın. Allah. Allah esirlesin. Nefse emaresini bilen, Allah'tan uzak kılan bir tavır olduğunu iyi bilir. Ve yaptığı hiçbir eylem Allah'ta karşılığı yoktur. Sonuç cehennemdir ama. Nefse emaresini Rabbi ile bilen onun hızır değil, hızır olduğunu bilir.
nefsini bilen ise Rabbi rahmetiyle arı ve kudüs olarak sakınmadan veren olduğu içindir ki nefs emaresiyle onu daha iyi tanır. İdeasında olan idealinde ona rehber olur. Bakın ideasında olan, kendisinin ideasında olan idealinde ona rehber olur. Ki bütün sıfat tecellilerine bakın. Rab, Rabbi ikisinin arasında git gel. Rehber olur. Maun suresine bu manada, anlamda bakıldığında sakın tinde mahrum kalanlardan olma beyanıyla Allah'ın iç seyahatinde insana rehberlik ettiğini görmekteyiz. Beni gör, itip kalkan da benim diyor. Kureyş'te ne yiyorsunuz, içiyorsanız ben veriyorum diyordu. Başınıza bela da gelse benden bilir diyor. Hani onun için diyoruz. Bakın çok basit özetlenmiş. Kahrına da eyvallah, lütfuna da eyvallah. Kureyş'te ve Maun'la okuyun bu. Yani bu söz şablon gibi alın. Maun'u bir tarafına koyun, Kureyş'i bir tarafına. Kahrına da eyvallah, lütfuna da eyvallah. Kureyş'te lütfunu sergiledi değil mi? Maun'a geldiğiniz zaman ne yaptı? Kahır var. Maun suresine bu anlamda bakıldığında sakın tinde mahrum kalanlardan olma beyanıyla Allah'ın iç seyahatinde insana rehberlik ettiğini görmekteyiz. Kureyş suresinde dünya seyahatinde bulunan insana rehber olan Allah, Maun suresinde de tinde manevi seyahatinde insana rehberdir. Bu da varmış. Bu bağlamda Kureyş ve Maun birbirlerini tamamlarlar. Maun suresinde hangi iç halde yani psikolojik nefs-i emare durumunda bulunursan bulun, seni dünyaya indirecek değil, tinde Rabbil olan Allah'a yükseltecek ve erdirecek, yakın kılacak edimleri, eylemleri, hakkıyla, samimi bir niyet ile onu inkar etmeden gerçekleşir mesajı da verilir. Yani kıblenle bütünler, namazını hakkıyla. İnsan olarak daim namazında bulunmamız lazım. Yani kıblemiz de her an bütünlenmemiz lazım. Kulum ben seninleydim, sen kiminleydin? Kıblenle bütünler yani. Tinde sınırsızca, bu bütün iş kollarında öyle ya. Yani bir işe girdiniz ya, işiniz de bütünlenmeseniz o işte başarıya ulaşmanız imkan var mı ya? Yani bu şablonu istediğiniz yerde namaz olarak algılayın, salatı daim olarak algılayın. Tinde sınırsızca yaşam varken insan nefsi emaresiyle kendini sadece dünya ile sınırlaması, kendisini Rabbinden mahrum bırakmasından başka bir şey değildir. Mahrum kavramına bu bağlamda özellikle kullanmaktayım diye not düşmüşüm. Mahrum ya. Mahrum bak, haram edilmiş, sınırlanmış değil mi? Mahrum edilmiş. Bakın haram diyoruz değil mi? Sınırları çizilmiş. Yani bunu yeme, sana yasak, yasak diye çeviriyoruz ama sınırlı kılınmış anlamında. Mahrum bırakma demek. Yani burada kendini sınırladığın şeylere dikkat et. Kendini nefsani şeylerden sınırla ama tinde sınırlama. Ama kendini tinde sınırlıyorsan, mahrum bırakıyorsan, yaşam ilişkilerinde ise sana haram edilen helal olmuş olur. Allah esirgesin. Devam edeyim. Tinde sınırsızca yaşam varken insanın nefse emareyle kendini sadece dünyayla sınırlaması, kendisini Rabbinden mahrum bırakmasından başka bir şey değildir. Mahrum kavramına bu bağlamda özellikle kullanılmaktayım. Haramdan yani sınırlandırmadan yoksun bırakandan türetilen bir kavram olarak Maun suresini anlamak adına önemlidir diye not düşmüşüm. Zaten çevremizde Maun suresinde belirtilen nitelige haiz yaşayan birçok kişiyi tanımaktayız. Kureyş'te bütünlüğünü elindekiler ile bulan insan Maun'da güvenilmez ve samimiyetsiz ve riyakar olarak, menfaatleriyle iş gören olarak anlamlı kılınır. Nedenini dışında bulunanlar, nedenini dışında bulurken de efendime edindikleriyle benlik sahibi olanlar, buradaki edindiklerinden kastım dünyevi, edindikler sahibi olanlar hiçbir zaman güvenilmezdirler. Her zaman, daha doğrusu hiçbir zaman değil de her zaman güvenilmezdirler. Hani bunu en basit şöyle söyleyeyim. Mümin müminin kardeşidir diyor. Yani mümin mümine güvenebilir. İlkeli olanlara güvenebilir. Ya kocanız olsa bile arkadan hançerler ya, gerisini boş ver. Vallahi diyorum ben. Samimiyetsin. Ya Resulullah'ın kendi hayatında var ya. Dedikodusunu yapan işler var. Selam üzerlerine olsun. Biliyoruz. Maneviyatta mümin müminin kardeşidir. Ammenna. Allah'tan başka da kimseniz yoktur. Ha. Baba rüştüne ermeyi şöyle tarif ederdi bir parça. Rüşt derken birçok anlam içerir. Sadece bu konuştuğumuz yani elem neşerleşse sadrakla beraber konuştuğumuz rüşt. Hani ayağa kalkmaya zorlayan rüşt. Fil süresinde de bir uyguladığımız. Yorum. El ipiye, kuyuya inilmez. Kendi işini kendin görecek kapasiteye çıkacaksın. Sıfatı ilahinle ayağa kalkacaksın. Kendi işini kendin göreceksin. Bitti. Ama hakikaten öyledir ya. İş verirsin, geri dönmek zorundasın. Kendi yaptığın gibi olmaz.
Namazını kendin kılacaksın. Başkasına sorumluluğu versen, vekaletini versen o işi hakkıyla yapmaz. Ne yapman gerekiyor şimdi? Kendin yapacaksın. Orada bütünlüğe kendini erdirteceksin. Yoksa işin yarım kalır. Ondan sonra da niye bu işi böyle yaptınız deme hakkına sahip değilsiniz. Niye? Sen yaptın. Kendin yapaydın. Maun'da güvenilmez. Ha, Kureyş'te bütünlüğü elindekilerle bulan insan Maun'da güvenilmez ve samimiyetsiz ve riyakar olarak menfaatleriyle iş gören olarak anlamlı kılınır. Bu sureler dikkat edilecek olursa Fil suresinin tefsiri gibidirler. Dikkatli bakın, Fil suresinin tefsiri gibidirler. Bu sureyle münafık anlamlı kılınırsa eğer, üç dünyasında bütünlüğünü edinmemiş olan anlaşılır. Münafık, üç dünyasında bütünlüğünü elde edememiş kişi. Kendi menfaatleriyle iş görüyor. İlkesinde bütün değil. Dışarıda ilkeye, yani namazında gibi görüyor. Yani ilkesinde bütünleşecek eylemlerde bulunan bir insan gibi görüyor. Ama içeriden bakıyorsun, niyet o değil, lay lay lo. Bununla beraber kafir ise düş dünyayla edindiklerinde menfaatleri üzere bütünlüğünü koruyan ama sonuçta ise bütünlüğünü yitirecek olan demektir. Ve kafirde bir bütünlük var. Değil mi? Münafıkta bütünlük hiç yok. Surede salat kıblesinde, salat yani namaz diye çevrilen, salat kıblesinde bütünlenmenin aracı olan eylem olarak anlamlı kılınmıştır. Bu anlamda salatını hakkıyla eda etmeyenlerin kıbleden uzak, bütünlükten uzak oldukları da ifade edilmek istenmektedir. Maun'da bütünlüğünü bozacak durumlardan uzak, ciddi ve hakkıyla ereğe bağlı edimleriyle yani ibadetleriyle yerine getir denilmektedir. Bir daha okuyayım. Maun'da bütünlüğünü bozacak durumlardan uzak ol. Evet. Seni ereğinde bütünlenecek eylemler yani ibadetler dediğimiz şeylerle şeyleri daha doğrusu eylemlerini ciddi ve hakkıyla yerine getir denilmek istenmektedir. 3 diye bir notum var. 3. bir notmuş. Fil suresinde hüsnü mutlak, Kureyş suresinde sıtlı mutlak, Maun'da hayrı mutlak olan Allah'a tanığız diye bir not düşmüş. Şimdi Fil suresine gidin. Ne demiş orada? Fil suresinde hüsnü mutlak. Niye? Çünkü o güzelliğini koruyor. Yani güzel yarattığı bir varlık var. O güzelliği koruyor ve kendini güzellikte gösteriyor zaten orada. Bak. Fil suresinde hüsnü mutlak. Çünkü niye? Kötülüğü kendisinde karşılığı yok. Onun için hüsnü mutlak olarak kendini gösteriyor. Efendime söyleyeyim. Kureyş suresinde ne yapıyor? Sıdkı mutlak. Ya geri dönün diyor. İşlerinizde doğru olun. Rab sıfatınıza dönün. Değil mi? Takdir ilahi. Maun'da ise hayr-ı mutlak. Yani ben hayr-ı mutlakım diyor. O zaman diyor hayrı ve yardımı kesme. En basiti İbrahim'den okuyun. Hani müşrik birisi şey etmiş. Sofra yemeğinde kendi Rabbinin ismini almış. Putunun ismini almış. Vay sen misin anan yemeğini de alıyor. Ben ki Rahmanım diyor. Senelerden beri bana küfür eder. Ben yemeğini rızkını kesmem. Sen bir ismimi almadın diye mi kestin rızkı? Yani sen tevhidden mahrum mu kaldın diyor. Yani vermekten benden mahrum mu kalıyorsun manasında okuyun. Değil mi? Çünkü orada İbrahim'in kesmesi Rabbinin rahmet sıfatından mahrum kalması. Çünkü eylemle iştirakçı değil. Burası çok önemli. Adam üzerinden tininde sınır ediniyor. Değil mi? Ama sınır ederken rahmet tavrında, eyleminde bütünlüğünü yitiriyor o sırada. Bütünlüğü elde etmenin efendime gerekliliğini yitiriyor. Çünkü o sırada verse gönlü vicdanı rahat olacak, bütünlüğü devam edecek. Ama söz geldi üzerine, değil mi? Ha, bütünlüğü ikinci defa bozuldu. Niye? Vicdanında rahatsız olmaya başladı. Keşke verseydi. Arkasından düşüyor. Rabbim böyle böyle dedi diyor. Adam iman ediyor. Kendisi de rahatlıyor tabii. Eğer arkasından koşmasaydı bütünlüğü halen bozulmuş olarak devam edecek. Devam edeyim. Özür neler getiriyor bak. Özür bütünlüğü getiriyor. Muhteşem bir şey. He. Bir teşekkür dahi bütünlük getirmez mi insana sevgiyle? Devam edeyim. Evet. Fil suresi. Ha, bir de okuyayım Fil suresini. Fil suresinde hüsnü mutlak, Kureyş suresinde sıdkı mutlak, Maun'da ise hayr mutlak olan Allah'a tanız. Fil suresinde kötülüğün karşılığı olmadığını ve bilincin bütünlüğünün onun kudretinde gerçekleştiğini tanız. Kureyş'te bütünlüğünü üst bellekte edinmesi gereken insana tanız. Yani nedeni neyse onun için yaşaması gereken ve Allah'a sadık olması gereken insana tanız. Maun'da üst bellekte ise bütünlüğünü yitiren insanın olmaması gerekeni edinmemenin dersiyle
yani olmaması gereken yapmamanın dersiyle üst bellekte bilinçlenmeye sebep olduğunu da görmekteyiz. Yani yanlış yapanlar aslında, ki kendi yanlışlarımız dahildir, birçok yanlışımız aslında hak ile bilinçlenmemize de sebeptir. Ama burayı okumuştum. Üst zamanlı var, İhlas'ta da bu. Bunu da alalım. Ve Kevser. Önemli bir sure. Kusura bakmayın, bugün böyle gidiyoruz. Beşinciden sonra şey edeceğiz. Oldu. Vallahi uyumak yok ha, arkadakiler. Uyuyor, komple gidikler. Yaşar baba gidik, sensi gitti. Baba gitmiş, tamam, hepsi gitti. Kevser suresi. İnna tanyekel kevser ve serrabbiye vennar inne şaneke uvelebler. Bakalım bize ne diyecek Kevser. Bakın bütünlükten gidiyoruz, dikkatinizi çekin. Son sureler bizi iyice bütünlüğe taşıyor, iyice. Sure, bahsetme ilkesiyle okunmalıdır diye bahşetme, bahşetme. Bak, ben bahs diye geliyorum. Bahşetme ilkesiyle okunmalıdır. Bununla beraber surenin temel bağlayıcı ilkesi bahşedilenle süreklilik bulmaktır. Bak Maun da sürekliliği olmayan insanı konuşuyor. Elinde edindikleriyle var olan insanın mahrum bırakılacağının vurguları var. Ama Kevser suresinde artık bu net anlamlandırıyor. Sana soyu kesik diyenin soyu kesik. İşin enteresan tarafı mucize-i Rabbani'dir. Atam abinin de keşifleri arasındadır. İnanılmaz derecede bir suredir. Hitap ve muhatap ilişkisinde de aksanı itibariyle muhteşemdir. Bakın okuyorum. İnne atanye kel kevser ve serrabike vennar inne şaniyeke hüvel eb kesiyor bakın. Eb ter. Ondan önce kesme yok. Okuyun. Bir tek eblerde kesiyor. Mucize-i Rabbani'dir sureye. İnne atanye kel kevser. Okuyun kendiniz ya. Dudaklarınızda sadece böyle dokunuluş olur ama kesme olmaz. Ama eblerde direkt kesiyor. Sana soyu kesik diyenin soyu kesiktir. Sana kesik diyen kesiktir demek. Muhteşem bir şey ya. Yani aksanı da o şekilde kullanıyor. Dili de dile hakim bir şekilde kullanıyor. Diyor ya eşi benzer olmayan bir kitap. Hadi gelin diyor Arapça bir kitap getirin. Yani sureyi o belagatını düşünün ya. Muhteşem bir şey ya. İnne attan yeke keser ve sarrab yedennar. İnne şaneke hüvel eb. Bak kesti. Bir defa kesti. Mim yok yok. Hadi bir mim yapın. Var mı? İnne attan yeke keser. Vesel rabke fennar inne şaniyeke hüvel ebter. Sadece ebterde kesiyor. Başka hiçbir yerde kesmiyor. Mim olsa mimde de kesecek, mim koymuyor. Yani Muhammed ismini dahi zikretmiyor. Mimlenmesin diye. Ey Muhammed bile demiyor. Hani soyu kesik. Bir de evrenseli var. Niye? Çünkü onun üzerine ismini zikrederse orada kilitleyecek. Yani Muhammediyet'te kilitleyecek. Sureste, bununla beraber surenin temel bağlayıcı bahşedilenle süreklilik bulmaktır. Bu bağlamda sure sürekliliğin nasıl edinileceğini anlamlı kılar. Kevser her ne kadar, nasıl, bakın sürekliliğin nasıl edinileceğini anlamlı kılar diyor bir. Çünkü bir süreklilik var. O sürekliliğin nasıl edinileceğini anlamlı kılıyor. Bir sen ne diyor? Namazını kıl, kurbanını kes. Namazını kılarsan, kurbanını da kesersen süreklisin. Kendi nefsini kurban edeceksin, şişini sokacaksın veyahut da takdirler. Kıblende seni bütünlendirecek eylemlerde olursan diyor süreklisin. Sen diyor hak ile bütünlersen zaten diyor doğdun diyor zaten. Seninle de kim bütünlenirse, senin soyun olarak, bak seninle kim bütünlenirse, senin soyun olarak bütünlenirse. Yani imamı sen olarak, kıblesi sen olarak bütünlenirse Muhammediyet'te, onlar da zaten senin soyundur. Bu şekilde okursanız Ehl-i Beyt'te sığlaştırmamış olursunuz. Oldu. O zaman herkesi kapsayıcı oluyor. Evrenseliyle bakıyorsun. Onun için sure genelde Fatma annemizle beraber okunur. Hani Kevser odur. Doğrudur. Surenin uzun sebebi biçime gelişi halidir ama kişiler, daha önce konuşmuştuk. Kişiler üzerinden okursanız Kur'an'ı evrenselinden uzak okursunuz. İndirgemeci olarak okumuş olursunuz. Sığlaştırırsınız. Ama o bir zevktir. Ama hakkı değildir Kur'an'ın. Bir zevktir diyorum. Hakkı değildir ama Kur'an'ın. Çünkü bu sefer size niye hitap ediyor ki sen Kevser değilsen? Yani Fatma değilsen. Sana ne anlam ediyor ki 1400 seneden beri burada Kur'an'da duruyor. Evrenselinden uzak okuduğun için 1400 sene öncesine kadar Kevser'den uzak okursun o zaman. Kevser'i kendinde bulmadıktan sonra ne anlamı var ki? Evet Fatma annemizin bir ismi de bu bağlamda Kevser'dir ama sure genel anlamda Fatma üzerinden biçim kazanmıştır ama Fatma'nın kendisi değil. Evet. O şuuruna ereceğiz, surenin şuuruna ereceğiz. Bakalım ne çıkacak. Kevser her ne kadar soydan bahsedilen, bak soydan bahşedilen Kevser her ne kadar
soydan bahşedilen bilgi aktarımı olarak Fatma ile anlamlı kılınsa da alimler varisçilerindir. Hadis-i şerif ile dinde ilmiyle haliyle bir haliyle rasyon alimler ve arifler de anlaşılmalıdır diye not düşmüş. Diyor ya alimler mirasçılarımdır. E ümmet ama gerçek olarak ümmeti kastediyorum ha. Evet. Benim ümmetim yalan söylemez diye de kriterini koymuş ya. Oradan itibaren ümmet. Bu bağlamda surede geçen Kevser sana soydan değil ama irfandan, ilimden, ahlaktan yana devamlılığını sağlayacak sohbeti ve muhabbetle yetişen insanlar bahşettik anlamına gelir. Kehalen devam edelim. El ele enel akka. Sohbet irfan cennetinden akan Kevser denilen bir pınardır. Kim ki bu pınardan kana kana içer, sohbet havzası olan Kevser olur. İlmin yani edinilen lezzatı, bakın ilmin, ilmin yeni edinilen lezzatı süt, zevki içeriğini edinmek, rahatlaması zevki içeriğini edinmek bal, rahatlatması su ve duygusunu bulmak ise şarap olarak anlamlı kılınır. Bir daha okuyayım. Yeni edinilen lezzatı süt. Herkes de yeni edinmek o lezzaten süt akıcıdır be. Süt, ilmi ledundan aktığı zaman, kendi gönlünüzde o füyüzatı manayı bulduğunuz anda, karşınızdan bile gelse, kendinizde ilk defa bulduğunuz anda o süt. İçeriğini edindiğiniz zaman zevkindeyseniz siz de, hani taşmaya kadar, dile getirme, ifade etmeye kadar yani, o bağ, tadı, lezzatı, sevgi ve muhabbette bulmuşsunuz. O içeriği orada edinmişsiniz. Sizi o aziyete düştüğünüz yerde, anlamsızlıkta, neyse artık boşluğa düşürdüğü yerde, anlam vermesi, sizi rahatlatması, su ve hemen arkasından ne geliyor? Duygusunu bulmak, hani mine etmek yani, canlandırmak, aşk. Şarap. Şaraptı. Duygusunu bulmak, şarap olarak insanın hak sohbetinde Şafii esmasıyla beraber görünmesi, sohbeti Kevser kral. Yani Şafii esması neydi? Bütünlenmek. Kevser'e varan ve içenin gözünden akan yaşlar Allah'a yakın kılan insanı içini temizleyen Kevser'den içtiğinin işaretidir. İki damla gözyaşı Kevser'den içildiğinin işaretidir. Eğer ahirette burada iki damla gözyaşı içmiyorsanız Allah için, hak aşkıyla içmiyorsanız Kevser'den nasibiniz yok demektir. Allah için gözyaşısı olmayanın Kevser'den nasibi yoktur. Niye? Duygusunu edinecek dedi değil mi? Duygusunun dışa vurumu nedir? İki gömme gözyaşıdır. Yani efendim ahirete gidiyoruz. Resulullah Kevser'in başında duruyor. Biz de orada tutacak. Bize de şey verecek. Kevser'den içeceğiz. Cennete gireceğiz. Temizleneceğiz. Kevser bizi temizleyecek. Rahatımızı bulacak. Lan burada edinmediysen orada nasıl bulacaksın? Vallahi. Burada iki damla gözyaşı yok. Orada gitsin şey bulsun. Kevser bulsun. Burada içmemiş orada içecek. Zor. Vallahi sırayı bekler orada. Burada için sırayı beklemeyin. Biz zaten içmiştik. Resulullah'ın yanında durursunuz. Siz de dağıtıcılardan olursunuz. İçenlerden değil. Arada bak fark var. Değil mi? Ali Kevser'i dağıtacaktır diyor. Siz de yardımcı olursunuz. Ne olur siz de Kevser'i dağıtırsınız. Fazla da uzağa taşımayın. Burada dağıtın. İrfan sohbeti sizde zuhur etti mi? Hak sizde zuhur etti mi? Artık Kevser sizden taşıyor demektir. Muhammediyet sizden taşıyor demektir. Bize buyurulan şuydu. Muhammed'in evladı Muhammed'dir. Maneviyat da budur. Kimden besleniyorsanız onda doğarsınız. Ve onda ne verildiyse size de verilmiştir. Ha. Devam edeyim. Lezzatı burayı okuduk değil mi? Kevser'e varan ve içenin gözünden akan yaşlar Allah'a yakın kılan insanı temizleyen Kevser'den içtiğinin işaretidir. Aşkı İlahi ile ağlamayanın Kevser'de nasibi yoktur. Sohbet ve ağlamak Allah'ta kuluna ihsandır. Sohbet ve ağlamak Allah'tan kuluna ihsandır. İndirilen bir şeydir yani. Dışarıdan verilen bir şey değil. Yani ben ağlayayım da ağlamış olayım gibi falan bir şey değil. O yüreğinden geliverir ya. İstesen de istemesen de nereden geliyor bilmez. Yani o dışarıda olan bir aşkın sebebiyle de ağladığın bir şey değil. Allah aşkı için, o sevdiklerinin aşkı için kendiliğinden gelen bir şeydir. Güzel bir hikaye anlatırlar. Bir yerde duymuştum bir programda. Ramazan programıydı herhalde. Yok Muharrem de herhalde. Tabii. Televizyonu hiç izliyordum. Takdirle Muharrem orucu tutmuştum. Veyahut da tutmamıştım. Hatırlamıyorum. Öyle bir an. Her neyse. Adam birisi Hüseyin sevgisinden bahsediyor. Simitçinin birisi simit satıyormuş. Çok eski zamanlar. Osmanlı zamanı.
simit satıyormuş. Orada da erenler oturmuşlar. Hasan, Hüseyin ondan bundan konuşuyorlarmış. Muhammed peygamberimiz vesaire sohbet var, ifak. Simitçi simitçi diye rahatsız etmiş. Arkadaş demiş ya burada sohbet ediyoruz. Rahatsız edin. Ne konuşuyorsunuz demiş. Hüseyin'i konuşuyoruz, onu konuşuyoruz. Öyle mi Hüseyin deniliyor demiş. Bak Hüseyin nasıl deniliyor göstereyim demiş. Ya Hüseyin demiş. Canını vermiş gitmiş. Selam üzerine olsun. Böyle vakalar var ha. Bir tane iki tane değil. Devam edin. Ya Allah deyin canınızı verin gidiyor. Biraz çıtayı yükseltelim. Ya, neredeyiz kız? İhsan. Dünyalıkta edinilecek bir nimet değil. Bakın. Allah'ta kuluna ihsandır. Dünyalıkla edinilecek bir nimet değildir diyor. Bu bir ihsandır. Bu ihsan insanı Allah'a yakın kılar. Çünkü Muhammediyet'ten doğmadan Cenab-ı Hakk'ın zatını hakkıyla bilmediğim, müşahede demeyeyim. Zatı müşahede edilmez çünkü. Hakkıyla bilemezsiniz. Bakın müşahede demiyorum özellikle. Cenab-ı Hakk'ın dışına çıkamazsın ki zatını müşahede edersin. Ancak kendiliğini kendinizde yaşayabilirsiniz. Onu da İhlas suresinde zaten göreceğiz. Dünyalıkla edinilecek bir nimet değil, samimiyetin karşılığı olarak bahşedilen bir lütuftur. İnsanın nefsinden yana arı kılarak özgürleştirecek olan, Rabbi ile muhabbete kavuşturacak olan ve gönüllerde baki kılacak, bak gönüllerde de baki kılacak, ayrıca insanın nurlanması ile de ölümsüzlüğü edinmesine sebep verecek olan ab-ı hayat dedikleri pınar, Kevser pınarıdır. O da işte irfandır, o da işte insanın Allah ile varoluşudur. Kevser pınarı, böyle bir şey. İrfan ile edinilen insanın iç dünyasında hak ile varoluşunun pınarıdır. O pınardan içmeden hak ile varoluş olmaz. İnsan temizlenmez, kendinde olan da açar. Şimdi bakın, insan örtünmüştür, hüsranda demek, örtünmüştür anlamında da. Örtüsünden, Kevser'den içerek kurtulur, kendinde olan aşikar olur. Bitti, ölümsüzlüğü de buldu, süreksizliği buldu. Sürekli olan kim? Allah. Süreksiz olan ne? Dünyalık nesne, biçimler. Süreksiz olanı bulduktan sonra da iş bitmiştir. Siz de süreksiz oldunuz. İnna tanekel kefser. Biz sana süreksizliği verdik ve seninle beraber olup da senden doğan da süreksizliği verdik. Süreksizlik dedim özür dilerim. Sürekliliği verdik. Burayı çevirirsiniz işte. Sürekliliği verdik. Önemli olan soydaki değil, tindeki sürekliliktir. Bu maneviyat olarak da düşünün. Bir güzel bir hikaye vardır. Yezid'in Hazreti Zeynel Abidin ile Zeynep annemizi himaye ettiği zamanlar Muaviye, ki ikinci Muaviye, çocukluk zamanları Zeynel bir abininle arkadaşlık yaptığı zamanları var. Bir gün babası bir seferden geliyor. O çocukluk devresi. Diyor ki seferde benim babam diyor bak sesler şatafatlar geliyor. Bak diyor onun ordusunun onun şeyinin şeyi geliyor. İtişimi azametiyle biliyor sesleri geliyor diyor. O sırada pat diye ezanlar okuyor, şatafat filan her şey kesiliyor. Bak diyor, benim ceddimin, atamın, dedemin diyor ezana okunuyor. O okunduğu zaman diyor, senin babanın şatafatı bitti diyor. Ve kıyamete kadar ilerlemettir diyor. Halen o fikir, halen o namus, değerler yani. Halen canlı kılınmaya devam etmiş. Peki Yezid'in şatafatının değeri? Ya, geçmiş olsun. Ne yaşıyorsa onu da Allah bilir, hüküm veren biz değiliz. Hüküm sahibi Allah'tır. Önemli olan soydaki değil, tindeki sürekliliktir. Hani benim babamın değil. Ceddinin tindeki sürekliliği. Çünkü ezanları işaret ediyor. Dedesini değil. Bak çok enteresan. Değil mi? Ya muhteşem bir şey. Bu da Kevser havzası olan alim ve ariflerle Kevser olan sohbetten istifade etmekle mümkündür. Yaptığımız bu Kur'an çalışması da Kevser'den bir lütuftur. Kimi zaman YouTube'danız, kimi zaman süt içtik, kimi zaman bal yetiştik değil mi? Böyle zevklendik filan, kimi zaman duygusuna kapıldık. Evet. Bu durumda Kevser'den istifade edilirken namazda olmak, insanın nefsi istekte, bakın namazda olmak, insanın nefsi isteklerini kurban etmesi sonuç itibariyle de Rabbi sıfatıyla Allah'a yakın kılınmasına yani kurbiyet bulmasına sebep olur. Kurban, kurbiyet. Namazdayken diyor nefsinizi kurban edin. Sakın diyor hevalarınızda, heveslerinizde düşmeyin. Hak neyse ona ayak uydurun, onda bütünlenmeye yani içeriye alın, onunla bakmayı öğrenin anlamındadır. Yani sohbet anlamında okursanız. O zaman zaten sizde yürüyordur o fikir, o nur. Aldık edindiğiniz neyse onunla beraber yürürsünüz. Bunun da altını çizeyim. Neredeyse. Sebep. Mal da kendini Allah'tan mahrum kılma denilen insana Kevser'le Rabbin sıfatı ile tinde
Allah'tan besleneceksin ve besleyeceksin denilmektedir. Bak, bu çok önemli. Ahirette bak, Maun'da ne diyor? Allah'tan mahrum olma. Ama burada ne diyor? Allah'tan mahrum kalmayacaksın ve Allah'tan da mahrum bırakmayacaksın. Böylesi lütufta dikkat edilmesi gereken ise namaz halini bozacak nefsani, dış dünyaya odaklandıracak her türlü olay ve olgudan yararlı uzaklaşılması, kale alınmamasıdır veya nefsi değişken hallerine sebep olacak durumlarla karşı kontrol etmesi ve Rabbinden uzak kılacak irade ve duyguları kurbiyet için kurban etmesidir. Haklı dahi olsa, hani bir hak talebinde bir şeyler dahi olsa, hakkı dahi olsa hakkını talep etmemesidir. Son ayette bu zaten anlamlı kılınır. Tarik ehlinde Allah'ın bahşettikleri üzere, bu da farklı bir not, Allah'ın bahşettikleri üzere şükür namazı kılmak veya kurban kesmek suretiyle fakir fukarayı doyurmak da bu sureyle ahlak edinilen bir durumdur diye not düşmüş. Genelde ehlullah da çok enteresan bir adettir. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdikleri insanlar sebebiyle hem şükür namazı kılarlardı hem de tutarlardı, kurban keserlerdi. Bir lütuf var düzenli. Çünkü bak keserde bir müjde var. Allah kendilerine bir şey müjdelediyse, bahşettiyse tutarlardı bir kurban keser. İki rekat da şükür namazı kılarlardı. Yani diyor ya, şükret, namazını kıl ve şükret. Yani tavsiye edilen orada şükür namazıdır. Ve kendisini beklenen yani fakir fukarayı doğurması için de bir kurbandır. Hakikaten de bunu ahlak edinmişlerdir. Çoğu evlullah'ta tanık olmuşumdur. Kevser'i Fatma, namaz kılmayı Hasan, kurban kesmeyi ise Hüseyin Efendilerimiz üzerinden anlamlı kılan da olmuştur. Sureyi kişilere indirerek misal kılmak, dinde çocukluk mertebesi için önemli olsa da sureyi metni evrenselinden de bir o kadar uzak kılmaktadır. Mitsel olan evrenselliğiyle sureyi veya soyut ifadeler taşıyan bir metni anlamak adına düşüncenin ilk evresi olsa da hikmetine, asıl kastedilene okuyucuyu örtmekteyse sakıncalıdır. Bu o kadar da gerekliliğini yitirir. Yani gereklidir ammen ama seni hakikatten uzak kılıyorsa, hikmetinden uzak kılıyorsa bir o kadar da sakıncalıdır. Ama bak çocukluk devresinde değil. O rüştüne doğru gittiğin devrede. Ki günümüzde artık siyasete kadar bulaşmıştır bu olay. Yani Kevser'i siyasi duruşlar üzerinde de anlamlı kılanlar var bu bağlamda. Önemli olan sureleri dilde beliren kavramlarına, yaşamda görmemize sebep ilkelerine göre, bakın bu çok önemli. Önemli olan sureleri dilde beliren kavramlarına, ilkelerine, ki kavramlarına, yaşamda görmemize sebep ilkelerine göre kritik ederek okuyabilmektir. Zaten felsefi alanda da bu şey, felsefi olan da bunu gerektirir. Yani hikmet olan, hikmet sevgisinin de bunu gerektirmesi lazım. Bu konuyu daha önce de konuşmuştuk diye not düşmüşüm. Hakikaten de konuşmuştuk. Kureş'te Rabbi ile iş dünyasında bütünlüğü istenen insan, Kevser'de ise hayati ilişkinden Allah ile uyumlu bütünlüğünü kurması istenen olur. Kendisini, bir daha okuyorum kimse yakalamadı. Kureş'te Rabbi ile iş dünyasında bütünlüğü istenen insan, değil mi? Kevser'de ise hayati ilişkilerinde Allah ile uyumlu, katılımcı, Allah ile uyumlu, bütünlüğünü koruması istenen olur. Çok net bakın. Bir tanesi kendisiyle dalga geçiyor. Epter diyor ona. Soyu kesik. Düşünün ya size biri söyle dedi. Bizim Anadolu'da kadınlarımızda olur o çok. Değil mi? Ya. Ne kadar ağır verici bir şey değil mi? Bak. Ne olursa olsun diyor, dışarıdan bir müdahalin olsa dahi namazını koru ve nefsini kurban et o. Daha önce yukarıda neyi okumuştum? Özellikle bunun için okumuştum. Hakkı dahi olsa, kendini ifade edeceği hakkı dahi olsa, değil namazını bırakma, kurban etti kendini. Ya, gerekli değil diyor. Devam edin bakın bir daha okuyayım. Kureş'te Rabbi ile üç dünyasına bütünlüğü istenen insan, Kevser'de ise hayati ilişkilerinde Allah ile uyumlu bütünlüğünü koruması istenen insan olur. İstenen olur. Çünkü hakikaten sizi zorlayacak çok insanla karşı karşıya kalırsınız. Düşün ya dalga geç. Ve sure onun için geliyor zaten. Sen diyor bütünlüğünü koru diyor. Hakkın bile olsa talebi orada bırak diyor. Sen bütünlüğünü koru. Kendisini yeren ve sıkıntıya düşürenler ile alakadar olarak ilahi amaçtan yani misyonundan ve iş dünyasındaki Rabbi ile bulduğu bütünlüğünü koruması gerektiği vurgulanır. Surede ifade bulan, bakın bu hepimizi ilgilendiriyor bak ne kadar muhteşem. Yani biraz öncekiler gibi. Surede ifade bulan salat ile Rabbine yönel ve kurban ile de nefs-i emarenin dürtülerini haklı dahi olsan hilkeye bağlı olarak aş denilmek istenir. Bir daha okuyorum bak dürtülerini haklı dahi olsan hilkeye bağlı olarak aş denilmek istenir. Er sohbetlerinde
bu durum nefsine bir şey sok ifadesiyle anlamlı kılınır. Vallahi. Bu daha net oldu. Kevser'i nuzul sebebiyle beraber okuduğunuz zaman ne olursa neyle karşı karşıyaysan kalırsan kal. Önemli değil. Nefsinden yana haklısın. Ammenna. Orada kurban et. Ve bütünlüğünü bozma. Namazını kıl yani. Namazında daim ol. Ve buradan geldi kafiruna. Kafirun suresi çok önemli. Ondan sonra ara veriyoruz değil mi? Doğru, ara veriyoruz. Beşinci oluyor çünkü. Kafirun suresi niye bu kadar önemli? Ya muhteşem bir sure zaten. Zaten üç zamanlığı bir daha içeriyor bakın. Diyor ki ne? De ki ey kafirler sizin ibadet etmekte olduklarınıza ben ibadet etmem. Günü imliyor ha. Ama aynı zamanda başka bir şey de imliyor. Kültürel zaman olarak insanın tinde edindiğini de imliyor. Ama hangi tin? Zıllid. Asli değil. Benim ibadet ettiğime siz de ibadet edecek değilsiniz. Yani bu göründü artık diyor. Sizin ibadet ettiklerinizde ben ibadet edecek değilim. Gelecek zamanı imliyor. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Gene gelecek zamanı imliyor. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Yollar ayrıştı. Sınırlar çizildi. Bakın sınır ilkesiyle okunur. Sınırları çizdi ve ayrıştı. Sınırlar çizmek demek, ayrışmak demektir aynı zamanda. Bu ayrışmak demek ne değil? Kendinde olanı açığa çıkartmak demektir artık. Kendinde olanla bütünleşmiş, kendinde olanı açığa çıkartıyor. Artık duruş sahibi demektir. Bak diğerlerinde duruş sahibi olacak bir insan çıkıyordu ortaya. Değil mi? Bunda artık duruş sahibi olan bir insan çıktı. Bakalım neler çıkıyor. Buralar çok önemli. Bak sakın uymayın ha. Sure hak söz gerçekleşirken tarafların belirişinde kulun taraf olduğunu gösterme ve sınırlarının bilincinde olma ilkesiyle okunmalıdır. Sınırların çizildiği yer. Surede insandan istenen duruş sahibi olmasıdır. Surenin bağlayıcı ve karakterini gösteren temel ilkesi değerler sorunudur. Çünkü sınırlar varsa, ayrışma varsa orada değerler sorunu zaten çıkıyor. Onların bakın zaten orada bakın dikkatli bakın. Şurada sizin ibadet etmekte olduklarınızda ben ibadet etmem dediği anda kültürel zaman inmeli. Geçmiş zaman olarak. O ibadet ettikler çünkü onların geçmişler. Kültürlerinden gelen. Böyle bir tarafı var. Ya başka bir şey bu. Devam edeyim. Ki onların değeriyle kendi asliyetiyle değer bulmuş insanın karşı karşıya kalması zaten değerler sorunu otomatikman ortaya çıkartıyor. Bu da anlamlı kılıyor. Yollar yaşam biçimi ve dünya görüşü olarak, yollar diyor, yaşam biçimi ve dünya görüşü olarak, yani yoldan bahsediyor diyorsa dünya görüşü ve yaşam biçimi olarak belirdi mi, Nas suresi kaçınılmaz olarak tecelli ettirilir. Ki bundan sonraki sure diyor, zorunlu olarak gelir diyor yani. Yani surelerin böyle zorunlu bir akışı var. Kafalarına göre rastgele yerleştirmemiş. Hani Zeyd bin Sabit'in de Ömer Efendimiz kafamıza göre şunları bir toparlayalım falan demiyor. Ha Osman pardon. Öyle kafalarına göre yapılmış bir iş değil. Zaten bu okumalarımızda net gördük bunu. Nasıl birbirlerini açıyorlar, tamamlıyorlar. Bir de bakıyorsun ki o sure zorunlu olarak geliyor zaten. Yani sürekliliğinde o. İster onun haricinde onu nereden de görüyoruz. Daha gelecek haftanın konuşmalarını bir bakıyoruz sonuna doğru. Sohbetin sonuna doğru içeriklerini veren konuşmalar, bağlayıcı konuşmalar çıkıyor. Ben bile şaşıyorum. Çünkü o akıl seni oraya götürüyor zorunlu. Keşfi bir şey değil, kerameti bir şey değil. Ha. Oradaki yani ilkesiyle bir şeyi okuduğun zaman zorunlu olarak akıl seni ona doğru götürüyor zaten. O tarafıyla muhteşem bir şey zaten. Yollar yaşam biçimi ve dünya görüşü olarak belirdi mi? Nas suresi kaçınılmaz olarak tecelli ettirir. Çünkü farklılıklarıyla belirlenen yollar insanların tercihlerine sunulur. Ve artık kabuller başlar ve akın akın gelişler başlar. Takdirler. Maun suresinde veyahut da kavgalar, çatışmalar başlar. Maun suresinde eylemlerinde duruş sahibi olduğunu gösterir. Anlamlıyken, bakın Maun suresinde eylemlerinde duruş sahibi olduğunu göster. Anlamlıyken kafirunda ise duruşunu, dünya görüşünü ifade et anlamlı kılınır. Burası çok önemli. Artık ifadeye taşınıyor. Çünkü kendimizi ifade etmekten yana korkarız. Vallahi iş dünyamızda kendi gerçeğimizi yaşıyoruzdur abi. Canlı canlıyızdır. Hadi karşı karşıya geldin ifade et kendini. Samimi ol. Olduğun gibi ol. İş dünyanda neysen onu vur. Yok. Abi ya şöyle böyle kıvırmaya başlarız. Değil. Neysen onu olduğu gibi yaşa diyor. Ve ifade et. Hani Allah size verdiklerinizin üzerinizde görünmesini ister. Hadis-i şerifini bir bağlamda da böyle okuyor. Diyelim. Sure genel üslubu dikkate alındığında dünya görüşüne bağlı olarak duruşunu göster. Kendini saklama, aşikar et mesajını içerir.
Bu anlamda sure, pısırık, korkak olma, cesaretli ol mesajını da içerir. Yani bu yol korkakların yolu değil bir defa ya. Bak zaten o Maun'da veyahut da bir öncekilerinde nasıl bir çatışkıya girdiğimizi görüyoruz değil mi? Zaten korkakların yolu değil orada. Bir de kendini ifadeye taşımada da korkakların şeyi değil. İçerir. Yol korkakların değil, ilkesinde kararlı ve tutarlı olarak yaşayan ve kendini ifade edenlerin yoludur. Surenin başındaki deki ile sure okunmalıdır diye not düşmüşüz. Ne ile oku? Deki diyor. Bakın birkaç sure zaten birkaç sure de gene çıkacak. Kul vallahu ahad'da çıkacak, Felak'ta çıkacak değil mi? Takdirler. Kul buyur. Buyur ki. Kime buyuruyorsun? Evvela nefsine buyur. Yolda giderken evvela nefsine buyuracaksın. Ondan sonra takdirler eğer ayrışımların gerektiği bir şey varsa işte o zaman karşılaştığın insanlara da buyuracaksın. Benim halim bu. Olduğum gibi bir insanım diyorsun. Başka bir şey değil. İşte o zaman kavga daha büyüyor. Vallahi ben ya denedim. Kendimi ifade ettiğim gün bütün kılıçlar çekilmişti. Vallahi. Oo neler neler. Nefsi emarende ya ne kadar tatlı bir şey biliyor musunuz? Herkes kendine ait olanı görüyor biliyor musun? Yaşıyor ya. Yolda ne yaşadıysa bak tık diye söylüyor kendisine. Yani sana bana ait bir şey değil bu. Evrensel. Onları yaşamaya geçtiğin zaman bir bakıyorsun sen de tezahür eden başkasında da tezahür etmiş. Bu neyi getiriyor? Bir, yalnız olmadığını gösteriyor. Değil mi? İki, burası da çok önemli. Senin de sınırlı olmadığını da gösteriyor. Çünkü yolda giden sensin ya. Bir taraftan da bunların bir enaniyete doğru taşınması var. Ha bak Kur'an bende böyle tecelli ediyormuş demeye gider. Bilinçlenirsen. Ha, bir de bakıyorsun ya sadece yalnız değilsin. Senin gibi niye bir cinler var? Allah'ın ne kulları var? O zaman haddini biliyorsun. Ha, bizim de istidadımız bu diyorsun. Seni istidadına taşıyor. O tarafıyla çok önemli. Diye devam edeyim. Nefsi emaremizde de surenin başındaki sure pardon. Ha, burası çok önemli. Bir daha tekrarlayayım. Dekileri genelde kendi nefsinin üzerinize ver hakkı. Ondan sonra sure neyi kastediyorsa ilkesine bağlı olarak alemde karşılığını yaşadınız mı yaşamadınız mı? O bağlamda okuyor. Nefsi emaresinde nefsi emare sahiplerine de evrensel ve hakikate bağlı olarak olması gereken neyse onu yaparak ve ifade ederek hayır demesini de öğrenmek yolun zaruri gerekliliğindendir diye not düşmüş. Yani nefsi emarenize de bu yolda size engel teşkil edecekler de bir hayır dur deyin ya. Her evet deyişinizde daha çok. Hani derler eşek olana semer veren çok olur. Vallahi ya. Biz dememize eşek demek burada demini tutan. Biz dememizi tutarken üzerimize semer vuran çok olur. Gelen vurur giden vurur. Ya duruşun olsun diyor. Gelen giden vurmasın artık sen. Çünkü duruşun olmazsa gelen giden vuranın da çok olur. Yoksa dışarıda yo demiş zaruri gerekliğinden yoksa dışarı kaynaklı kavgalarımızı bitirip Rabbimiz olan Allah'a varmamıza imkan ve vakit bulamayız. Sınırlarınızı çizmezseniz, gelen giden vuranınız çok olduğu için kavgalarınız bitmez. Sınırlarınızı çizerseniz onların alemi ayrı, sizin aleminiz ayrı olur. O zaman Allah'ınızla Rabbinizle daha güzel yakın ilişkilerde, efendime söyleyeyim, eylemlerinizde hakkı göstererek yol tutarsınız. Burası önemli ama bak altını çizeyim. Hepimizi ilgilendiriyor çünkü. Sure diş kaynaklı kavgaların bitirilmesinin mesajını taşır. Bakın. Çünkü ayrışmayı getiriyor. Git çatış demiyor. Savaş emri yok. Ayrış diyor ya. Ali Efendi'nin güzel bir hikayesi var. Dedi ki evle kavgalıyız dedi. Kırkanın en zenginleri bunlar. Evle kavgalıyız işte efendiye gidiyoruz filan filan. Babaya bir gün yanına gittim. Ricada bulundum. Dedim baba dedim müsaade ederseniz dedim Bursa'ya taşınayım filan dedi. Sezai Sırrı Yılmaz Hazretleri. Ali Efendi öyle gitmiş. Efendi dedim evlat zamanı değil demiş bırakmış. Bir daha gitmiş içinden söylemiş. Ricada bulunmuş. Efendi gene demiş. Ya evlat demiş böyle şeyler söylemeyin günah getirmeyin. Neyse aradan zaman geçmiş gene dayanamamış bunlara. Kavga çok büyük. Kendini ifade ediyor ama daha ayrışma yok. Ama bak nasıl bir ayrışma getiriyor efendim. Diyor ki bir tane arkadaştan Bursalı bir arkadaştan samimi bir arkadaştan rica et. Babaya söyler misin? Hani nazın geçer filan filan. Bir de nazdan deneyelim mesela. Orada baba artık patlıyor. Diyor ki evlat diyor senin alemin ayrı onların alemi ayrı. Ve kafir. Onların alemi ayrı, senin alemin ayrı. Durman gereken yerde orası. Bitti. Ayrılmak, kavga dövüş etmek anlamına gelmiyor. Ayrılmak sınırlarınızı çizmek anlamına geliyor. Sınırlarınızı çizerseniz kimse gelip size musallat olmaz. Ha, artık yani sizi öyle kabul et. Çünkü benim ailem artık beni böyle kabul etmiş. Artık benimle kavga dövüşleri bitti, benimki de bitti. Hamdolsun ben Rabbimleyim. Onların kendileriyle bir kavgası varsa bilmem. Ama sınırlarımız belli. Çünkü sınırlarımı iyi biliyorlar.
Kafirin de onu iyi yaşattılar çünkü. Eğer taviziniz varsa, sınırlarınızdan taviziniz varsa orada siz bitersiniz. Çünkü sizde bir açık gördükleri anda bitti, yol edinirler. Aynı anda sizi yitirmenize sebep verecek eylemlere sevk etmeye çalışırlar. O zaman geçmiş olsun. Neredeyiz? Sure dış kaynaklı kavgaların bitirmesinin mesajını taşır. Bu keserde de istenendi. Ne diyor? Seninle dalga geçene ne bakıyorsun yani? Soyu kesek olan o. Biz sana keseri verdik. Boş ver gerisi. Nefsiyeme yani benden geleni kabullen. Benden gelenle zevk et. Dışarıda seninle öyle ilgilenmeler veya da alakadar olmalar seni ilgilendirmesin diyor. Yani dalga geçmeleri, itibarsız kılmaya çalışmaları. Sure nefsi emaresiyle dava edindiğini ve eksikliğini hissettiğini, bakın buralar çok önemli. Sure nefsi emaresiyle dava edindiğini ve eksikliğini hissettiği yitirdiklerini aşmayanın Rabbi ile bilinçlenmesi zordur. Bir daha okuyorum. Nefsi emaresiyle dava edindiğini ve eksikliğini hissettiği yitiklerini daha doğrusu. Eksikliğini hissettiği yitiklerini. Yani yitik orada bir şey yok. Hani çocuğunun olması gibi erkek çocuğunun olmaması. Bir de Arap kabileleri içinde erkek çocuğunun olmamasını düşün. Eksikliğini hissettiği yitiklerini aşmayanın Rabbi ile bilinçlenmesi zordur diye not var. Bu iki sureden bunu iyi anlıyor. Hile-i Rabbani'de kalır. Bakın hile-i Rabbani'de kalır. Sebeplerde kalır. Hile yaş Rabbi gör diyor. Her şey bir cilve. Rabbini de görmekte ve Rabbine de ermekten mahrum kalır. Niye? Kendisini hor görende aklı kalır insanın. Kendisini yerende aklı kalır insanın. Sınırlarını çizmemişse zaten ilişkiler devam ediyordur bir şekilde. O zaman kendisini yitirmeye başlar insan. Onlar gibi olmaya başlar. Kim neye özeniyorsa, kimlerle oturup kalkıyorsa onlara benzer. Altını çizeyim. Sure çatışkıda kendini bulan imanlı insanı çatışkıda zorunlu. Bulmuş bir insan düşünün. Bulan imanlı insan gerçekle bilinçlenmesi gerektiğinin anlayışını da verir. Madem ki çatışkı insan tininde kaçınılmaz olandır, İmanlı insanın fikrinde beliren dünya görüşü itikadine bağlı olarak gelişen yaşam biçiminde görünür. Hak olana kıyasen batıl olan ile ayrışma kaçınılmaz olandır. Hak olana kıyasen batıl olanla ayrışma kaçınılmaz olandır. İnsan tinde her işin Allah'tan olduğunu bilinci ve ereğinde her işin murat üzere gerçekleştiğinin bilgisine vakıf olursa kendi dışında duranlara zorlayıcı olmak yerine kendi nefsi üzerine döner. Bu bağlamda sure zorlayıcı olunacak ise eğer imanlı insanın evvela kendi nefsinin emaresine buyurucu yani de ki demekle cebbar ve melik olması gerektiği anlamını da içerir. Ya sen dışarıya cebbar olacağına sana tavsiye edilenlerle bazen burada konuşuyoruz. Konuştuklarını gidip ailesine cebredenler var. Yani ilk önce kendi nefsine cebre. Aileyi orada tut. Değil mi? Oraya zorlayıcı değilsin çünkü. Yolun kendisi zaten zorlayıcı olarak yedinilecek bir şey değil. Dinde zorlama yoktur çünkü din kalbidir. Herkesin tercihlerine bağlıdır. Bak, sure tercih ilkesiyle dokunmalı bu mal. Onun için diyor sen onların üzerine zorba değilsin. Değil mi? Neredeydi o? Ha, sizin dininiz size derken bak zorbalık değil. Sadece ayrıştırıcı. Taraflar beliriyor. Ha, bu bağlamda baktığınız zaman kişiler aldığı ilkelerle başkalarına bir şeyi zorlama hakkına sahip değiller. İlk önce kendi nefsinize bir cebbar olun bak. Bir malik olun. Ondan sonra dışarı sizi girer. Eskiden onun için güzel söylemişler. Evre kendi yakana yapış. Dışarıyı boş ver. Ha bir de şunu düşün. Ne yaşıyorsanız yaptıklarınız sebebiyle o zaman kendi nefsine bak önce geçmişine. İki, ne yaşıyorsan sizi bir yere taşıması için ammenna o zaman edineceklerine bak. Gene dışarıya bakma, başkasına bakma. En basiti Maun suresinde ne demiştik? İtip kalkandan anlamlandırmış. Sebebi mi göreceğiz? İtip kalkıp da kendisiyle kalkılmasını isteyen Allah'a mı göreceğiz? Değil mi? O zaman işler değişiyor. Devam edelim. İnsan tininde her işin Allah'tan olduğunun bilinci ve ereğinde her işin murat üzeri gerçekleşim bilincisine vakıf olursa kendi dışında duranlara zorlayıcı olmak yerine kendi nefsinin üzerine döner. Bu bağlamda sure zorlayıcı olunacaksa eğer imanlı insanın evvela kendi nefsi emaresine buyurucu yani de ki demekle cebbar ve melik olması gerektiği anlamını da içerir. De ki nefsi emarene ben senin ve senin gibi olanları bakın burası çok önemli. Senin ve senin gibi olanları taptığı meta değerlere tapmam. Hani nefsini, hevasını ilah edinen vardı ya. Sen ve senin gibi olanlar da ilkeler üzere tinde değer olarak görülen Rabbime ibadet etmezsiniz. Nefsiniz Allah'a ibadet etmez. Boyunduruk altına gelmek istemez. Ya sabahleyin namaza kalkıyorum. Vallahi diyorum ya. Kalkmıyor adam. Kalkmıyor ya. Açık daha yat ya. Açık daha yat.
Boyundurluk istemiyor. Zaten namazı duydu mu çılgına dönüyor. Oruç tutacak yani. Tansiyon, şeker filan filan. Yok ya. Olmadığı halde hevesler şey ne derler? Evhamlanır. Vallahi ya. Ya boş ver ya. Şimdi şeker düşecek. Açlık şekerin düşecek. Şu olacak, bu olacak. Ya. Nefs-i emare hiçbir zaman itaat etmemiştir. İçgüdüler bu alemle ilişkiye girmek içindir ve terbiye edilmesi, helallere taşınması zorunluluğunu arz ederler. Eğer bu zorunluluğa taşımazsanız, yani cebran, melik olmazsanız, alemle ilişkilerinizi helale taşımazsanız sizi zılda bırakır, gölgelerde, uzantılarda bırakırlar. Kaybolur gidersiniz dünya girdabında. O zaman kendi dünyanızın girdabında, nefs-i emarenin girdabında kaybolur. Yoksa güneş gene doğuyordur, meyve gene veriyordur, toprak gene topraktır, hava gene havaktır ama siz nefs-i emarenize kaybolursunuz. Buna da dikkat edin. Devam edelim. Asıl iş burası. Siz benimkine, ben de sizinkine ibadet edici değiliz. Yani kendi nefs-i emarenizde de sınırlarınızı çiziniz diyor. Öyleyse sen ve ben senin gibiler, öyleyse sen ve senin gibiler yaşadıklarıyla benden uzak, ben de yaşadıklarımla sizden uzağım anlamlı kılınır. Sureyi bu biçimde okursanız nefs-i emarenize hayır demeyi, batılda duranlara da itiraz etmeyi öğrenmiş ve olması gereken edimlerde ibadette olarak Allah'a yakin gel, yakinleşme ve erme sürecinde devamlılık bulursunuz diye not düşmüşüm. Bakın burada çok önemli bir şey daha söylüyor. Bak nefs-i emarenize hayır demeyi. Batında duranlara ise itiraz etmeyi öğrenmiş ve olması gereken edimlerde ibadette olarak Allah'a yakinleşme ve erme sürecinde devamlılık bulursunuz diyor. Yok böyle olmasa diyor devamlılık biter diyor. Yani yoldaki devamlılığı kesersiniz. Çünkü sınır çizmiyorsunuz. Tarafınız belli değil. İnsanın nefsi emaresi, bakın insanın nefsi emaresi kafirdir. Kim ki onun şerrinden emin olacak düzeye gelir, kafirin süresi yaşamında görünüş bulmuştur. Benim diyor ki ne şeytanım mümindir diyor ya. Bu şekilde okuyun. Biraz önce ta nerelerden okuduk? Şimdi kendimize döndük. Yusuf'un dilinden Allah'ın buyurduğu gibi o hep kötülüğü emreder. Ne demişti o Yusuf? Selam üzerine olsun. Kendi suresinde ben biliyorum ki nefsim hep kötülüğü emreder. Ben onu haklı çıkartmak için değil, hakkın ortaya çıkması için davadayım diyor yani. Muhteşem bir şey. Ben biliyorum ki hep kötülüğü emreder ki birçok sürede söyler ona. Nefs-i emare katışıksız kötülük üzere yaratılmıştır. Allah ona hayrın kokusunu vermemiştir. Ve insanın içinde canavar gibi durur. İnsan nefs-i emare değildir. Bu alemde ilişe bak ilk geldiğinde saf katışıksız bebek gibidir. Hayır. Ne zaman ki menfaati, hazları, hevesleri bulur, azimallah o sıra katışıksız kötülük kesin. Ne zaman, efendime söyleyeyim, kendisindeki o bebeklikte geldiği vahiy halindeki içgüdülerle hareket etmeyi bulur, ne zaman tamamıyla helallere taşınır, aşkla Kevser'den içer, oldu. O Kevser'den içmeden onun temizlenmesine imkan yok. Ne zaman Kevser'den içer, sadece ilkeler üzere hareket eden, temizlenen, gir cennete denilen olur. Kevser'den içmeden cennete girme yokmuş. Bak Kevser'den sonra okuyoruz. Değil mi? Kevser'den içmeden kafirin cennete girmesi yok. Yani gönlünüz cennete dönmez. Bu şekilde okursanız daha anlamlı. Kafirin suresinde bir not daha. Kafirin suresinde 3 zamanlı konuşulması çok önemlidir demişim. Surenin ifade üslubunda şimdiki ve gelecek zaman işaret edilmesi surenin ilkesiyle bakıldığında önemlidir. İnsanların taptıklarıyla ifade edilen ise kültürel zaman olarak, bakın bu kültürel zamanı özellikle kullandım. Kültürel zaman olarak geçmiş zamanın işaret edilmesidir. Hakikaten de kültürel zamanın altında kalırız. Töre dediğimiz şey olarak da üzerimizde izi vardır. En basit yer kendi yaşantınıza bak. Ne zaman İslam oluyorsunuz kültürel zamanı unutuyorsunuz o yüzden. Doğuya gidin görürsünüz. Araplara gidin halen devam ediyor. Yani. Fazla uzağa gitmeyin. Modern insan kültürel zaman unuttu. Kültürel zaman dediğimiz o kendi annelerini tamamıyla yeni kuşağa aktaran bir zaman. Ve herkes onun gölgesi altında. O ortak bilincin gölgesi altında yetişiyor. Ve tamamıyla gelişim sürecine ait bir şey insanın. Ama ne? Birbirlerine bağlı olarak oluşturdukları şeylere göre. Yani kültürel zaman dediğimiz bir zaman var. Bak, devam edeyim. Kültürel zaman olarak geçmiş zamanın işaret edilmesidir. Nice insan zamanını, dirisini ve her zamanın dirisini bulmak yerine, bu çok önemli maneviyatta da böyledir. Adam tutar, bereketli silsilesi vardır, Rabbi filan filan. Öyle efendiler var ki neken bizden sonra evladım kimse gelmeyecekler. Salaka. Vallahi salaka. Bir selam da üzerine olsun. Tatile bizden sonra gelmeyecek bizim ölümüze rabıta. Ulan rabıta olsa ölüye Hazreti Resulullah'a edilir. 1400 seneden beri. Rabıta demek sevgi demektir. Rabıta demek bağ kurmak. Tabii ki ne bağımız var sevgimiz var. Ama hiçbir zaman zahiri var iken
batından besleniş net olmaz. Efendim onu şöyle derdi. Yorum. Zahir her zaman batından bir kadem öndedir. İsterse makamı onlarınkinden küçük olsun. Çünkü zahirde olan o. Yani hak orada tezahür ediyor. Günde tezahür ediyor. Günü belirleyen onun üzerinden belirliyor çünkü. Bu bağlamda okuduğunuz zaman daha anlamlı. Onun için geçmişe rabıta edilmez. Bizim efendi hakka yürüdü, rabıtaya devam. Halen dergâhta bizim pir efendime selam üzerine olsun nimetimle. Halen o şekilde rabıta eden salaklar. Özür dileyerek söylüyorum, bunları çıkartın. Sebebi, ya bunları söylemem sebebi yani küfürden dolayı değil. Bunları söylemeyin. Hikmet ilahiden mahrum. Hikmet ilahiden mahrum. Gün devam eder, yarın devam eder ve insan her zaman vardır. Ama beklediğimiz gibi midir, değil midir o ayrı mevzu. Yani benim efendim gibi kahve köşesinde mi oturuyor? Yoksa diğer yerde başka bir yerde mi? Ne bileyim. Belki bu sefer cübbe giyinmiştir. Belki bu sefer hiçbir şekilde giyinmemiş. Tişörtle geziyordur. Vallahi. Kafirin suresi neredeyiz? Surede üç dünyasında Rabbi ile neredeydi? Ha yok burası. İkinin sonunda. Şuradaydı değil mi? Ha. Kafirin suresinde burayı okuduk. İkinin sonunda. Geçmiş zaman işareti. Nice insan zamanın dirisini ve her zamanın dirisi bulmak yerine, dirisini bulmak yerine kültürel, bakın şeyin bunu en güzel açıklayan şeydir Mevlana'dır. Diyor ki ne? Bugünkü Ahmet benim, dününkü değil. Bugün Anka kuşu benim diyor. Leşeti yiyen değil. Ey cancağızım yeni şeyler söylemek lazım. Şimdi söylemek istediğim daha net anlamıştır. Geride kalmak değil. Devam edin. Nice insan zamanın dirisini ve her zamanın dirisini bulmak yerine kültür her zamanda hep aynı şeyleri kültür putlarına bağlı olarak Mevlana'nın kültür putu olması gibi. Değil mi? Kültür putlarına bağlı olarak yaşamanın, bak Mevlana'yı demedim. Mevlana'nın kültür putu olması demin. Bunun altını çizdim. Kültür putlarına bağlı olarak yaşamanın hapishanesinde veyahut da efendime söyleyeyim Hazreti Hüseyin vakasında alen kalınmış olduğu gibi. Değil mi? Günü bulamıyoruz. Yarını bulamıyoruz. Hazreti Hüseyin demedim ama bak o vakada kalınmıştı. Daha bunun gibi nice hikaye var ya. Hristiyanlar İsa'da kaldı. Değil mi? Kültür putu oldu gitti. Halen önünde secde ediyor. Bu da öyle değil midir? Bir kültür putu olmamış mıdır? Devam edeyim. Bu kültür her zaman çok önemli ha. Kültür putlarıyla dolu. Yahudiler? Ya halen duvarlar. Bak yağlama duvarlar. Boş yere yağlama duvarı gene iyi. Bizim Kabe gibi bir yerler onların. Ya ne putları var adamların ya. Tevrat'ı açın okuyun. Putlarından tavizleri yok heriflerin. Devam edeyim. Nice ama gerekli bir şey. Bak insanın gelişim sürecinde, çocukluk devresinde gerekli bir şey. Ama kendini hak ile evrensellerle bulan için aşılması gereken bir şey. Devam edeyim. Nice insan zamanın dirisini ve her zamanın dirisini bulmak yerine kültürel zamanda hep aynı şeyleri kültür putlarına bağlı olarak yaşamanın hapishanesinde kilitli kalmıştır. Yahudiler, Hristiyanlar, Sunniler, Aleviler, Şiiler bu noktada kritik edilebilir. Vallahi ya çok. Özellikle Yahudiler bu bağlantıda test konusu dahi olabilir. Vallahi Yahudiler özellikle bu konunun tez konusudur yani. Bana deseler ki bu konu üzerine tez yaz, vallahi yazar. Diyor. Surede iç dünyasında Rabbi ile dengesini, burası çok önemli. Surede iç dünyasında Rabbi ile dengesini, dış dünya ilişkilerinde Allah ile uyumlu, yani ilahi sıfat ve esmalara bağlı davranışlar ile katılımcı olan, bütünlüğünü ereğine bağlı olarak da bulmuş olan. Bak, bütünlüğünü diyor, ereğe bağlı olarak da bulmuş olan. Şimdi Rabbi ile bütünlüğünü bulmuş, değil mi? Uyumlu ilişkilerinde bulmuş, bir de ereğe bağlı olarak da bilinçlenmiş. Orada da bulmuş. Çünkü erek bütünler demiştik hatırlarsanız. Bütünlüğünü ereğine bağlı olarak da bulmuş olan insana, ya en basit ya Allah dediniz ilkeniz Allah. Bana sana gerek sene. Erek de bütünlendiniz ya başka bir şey görmez olursunuz. Başka şeylere odaklandığınız zaman erekteki bütünlük bozulur değil mi? Amaçtaki bütünlük bozulur. Bana gerek seni gerek seni demek de kolay değil ha. Vallahi söyleyeni yaşatırlar. Nasıl yaşatırlar Allah bilir. Ben korkutuyorum biraz. Korkutmayın müjdeleyin demiş. Tersini yapıyorum özür diliyorum hepiniz. Ama sonu hayır ha. Sevdiğimin diyeti ben olurum diyor ya orası çok güzel. O zaman Allah sevdiklerinden eylesin. Diyeti kendinden olanlardan. Vallahi. Ha, gerisi önemli. Arada ne yaşıyoruz önemli değil demek istediğim. Arada olanlar korkutucu. Sonuç müjde. Surede iç dünyasında Rabbi ile dengesini, dış dünya ilişkilerinde Allah ile uyumlu, yani ilahi sıfat ve esmalara bağlı davranışlarla katılımcı olan, bütünlüğünü ereğine bağlı olarak da bulmuş olan insana tanız. Daha önce çünkü duruşu var. Daha önce erek amaç bizi bütünler demiştik. Hak olan edimlerle edimlerde işbirliği, hak olan edimlerde işbirliği,
hem yol kardeşlerimizle birlik hem de iş dünyamızda bütünlük bulmamız adına önemlidir. Bunların altı çizilebilir, çok detaylı konuşulabilir ama şu anda es geçiyorum. Çünkü batıl olan ile aramıza mesafe konulması surede istenilirken hakka bağlı olarak da ilişkilerde bulunması da tavsiye edilmiş olunur. Tam tersinden bakarsanız amenna. Anlatılanların bütünüyle belirtmek gerekir ki, yani bunların hepsini toparlayın kendi aklınızda. Belirtmek gerekir ki sure insanlık dininde çatışkıya kadar insanı götüren değerler sorunuyla anlam bulur. Şimdi değerler çatıştırıyor bizi. Meta değerler, tinsel değerler, neyse artık. Adem'e esmalar, buralar çok önemli bakın. Adem'e esmaları söyle denilirken anlam ver denilmiştir. Esmaları söyle, anlam ver demektir o. Anlamlarını, içeriklerini ver demektir o. Dile getir, ifade et demektir. Anlam ver denilmiş olunur. Ademiyet olarak insanlık, anlam buluşu ve anlam verişiyle uslamlamalar sürecinde edindiği anlamları sezgide anlayış, bakın buralar çok önemli, dikkatli dinle. Sezgide anlayış, duyguda canlandırma, usta kavramlarla ilkeye bağlı, pardon, usta kavramlar ile ilkeye, hayaliyle de ideali olana niteliksel düzeyde dönüştürür. Bakın bir daha okuyorum burayı. Şu anlaşılmıyor. Ademiyet olarak insanlık anlam buluşu ve anlam verişiyle uslamlamalarda bulunur diyor. Akıllanmalarda bulunur. Ammenna. Bilinçlenir diyelim. Ammenna. Diyor ki bu uslamalar sürecinde, yani akıllanmalar, bilinçlenmeler sürecinde edindiği anlamları sezgide anlayışla, duyguda canlandırmayla. Çünkü anlamlar sizde duyguda canlandırılırlar. Sezgide anlayış bulursunuz, bak edinirsiniz, anlamı edindiniz. Duygularda anlamlar canlan tutulurlar, canlandırılırlar. Değil mi? Duygulara sebep verir. Ondan sonra ne diyor? Usta kavramlara taşınırlar. Ve kavramlara taşındığı zaman ilkeler olurlar. Değil mi? Ondan sonra diyor ki hayalde de ideale taşınırlar. İdealiniz olarak önünüzde dururlar. İnsanın hayalinde ilkeler, idealler olarak önünde durdururlar. İdeali olana niteliksel düzeyde dönüştürülür ve içselleştirilir. Şimdi buralar çok önemli ki buna bağlı olarak. Kendiliğine dışsal edindiği anlam, insanın kendiliğine dışsal edindiği anlam. Çünkü kendine dışsal ediniyoruz. Şu andaki olduğu gibi. Bak duygularımız damine olarak canlanıyor, ülkeler olarak, içerik olarak ediniyoruz değil mi? İçeriklerini alıyoruz, kavramlarla içeriklerini alıyoruz. Ondan sonra onları iyice içselleştiriyoruz duygularımızda gene. Ama anlamadığımız şeyi duygularda anime olmasına imkan yok. Onun için ikinci defa okuyoruz ki değil mi? Anlaşılmadı. Niye içselleştirilmiyor demektir. Süreç orada yürümüyor. Çünkü o içsellikle bakılmıyor. O içselleştirilmiş olanla bakılmıyor. Onun için bir daha dönüyoruz, bir de okuyoruz. Şimdi daha net anlaşılıyor değil mi? Yani aynı anda tatbiki de var yani. Maşallah ya. Bu tarafı çok güzel. Hamdolsun. Devam edeyim. Kendiliğine dışsal edindiği anlam, bak dışsal ediniyoruz her zaman. Yani bir nesnesi var demektir bu. Dışsal edindiği anlam değer olarak usta, nefsi emareyi sınırlayıcı, kişiliği geliştirici, üst yapı kurumu olarak karakter beliriminde bütünlenmeye sebeptir. Anlam diyor. Bakın burası çok muhteşem bir. Kendiliğine dışsal edindiği anlam değer olarak, çünkü anlam değer oluyor bu sefer. Bu sefer anlamın nesnesi neyse o nesnesine artık verdiğiniz değerle bakıyorsunuz. Kendinizde canlandırdığınız, efendim ilkeye taşıdığınız, hayalinizde, idealinizde taşıdığınız neyse artık o anlamla bakıyorsunuz ona. Kendiliğine bakmıyorsunuz. Kendinizde edindiğiniz anlamla artık ona bakıyorsunuz. Artık o değerle bakıyorsunuz. Adam eliyle put yapıyor ya. Değer yükü, değil mi? O değer üzerinden bir anlam ediniyor. Kendine onu da canlandırıyor demek. Animine ediyor duygularıyla. Artık o put onun için onu ifade ediyor. Kabul etsek de etmesek de. Sonra acıktığı zaman da nefsi emaresi ağır basıyor, tutuyor, yiyor mesela. Helvadan put yapanlar gibi. Vallahi öyle hikayeler var. Kendiliğine dışsal edindi anlam değer olarak usta nefsi emaresini sınırlayıcı, bak nefsi emaresini usta diyor, nefsi emaresini sınırlayıcı, kişiliği geliştirici, üst yapı kurumu olarak karakter belirimde bütünlenmeye sebeptir. Vicdanda ise insanın haklar üzeri yaşamsal sınırlar edindiği kişiliğini belirleyici olan bilincini yapılandırıcı aidiyet ve sorumluluklar edinmeye sebep kimlik beliriminde görünür olurlar. Başta idasına bağlı anlam edinimi, yani potansiyelinde idaydı, kendinde değerdi o. Oldu. Kendinde değerdi. Ne zaman ki nesnesine bağlı olarak
anlam ortaya çıktı. Bu sefer içselleştirildi, kendinde yer edindi, değil mi? O zaman anlam edinmiş oldu. İlke oldu bu sefer kendisinde. Yaşam biçimi olarak, ereğinde amaç olarak artık onu edindi mi? Artık ne oluyor? Artık ideali oluyor. Böyle bir anlam edinme ve değer edinme sürecimiz var. Bak, değer edinme sürecini konuşuyor burada. Anlam edinimi süreçte değer edinimine döner. Evet, biraz farklı bir şekilde. Değerlerden, ilkelerden değerlere iniyordur. Evet. Farklı bir noktadan yaklaşıyoruz. Evet. Nesnesine bağlı olur. Ama o şeyden, ilkesinden, yani kendinde değerdir. Süreci itibariyle geri dönüşe ait olarak konuşuyoruz şimdi. Evet. Yani bir döngüyü anlatıyoruz aslında. Diğerinde sadece bir iniş vardı. Bunda bir döngü var. Döner. Değer edinimine döner. Sonuçta ise kimlik ediniminde anlam değer belirimiyle içselleştirilmiş olarak öznelleşir. Bakın anlam değer edinimiyle beraber diyor, öznelleşir diyor. Hepimizin değeri öyle değil mi? Muhammed dediğimiz zaman 1400 önceki Muhammed değildir. Bizde değer olarak canlı olandır. Bilmem anlatabiliyor muyum? En basiti parayı düşünün ya. Paraya kağıt parçası diye bakan var mı nesnesi olarak? Öznelleştirdiğiniz değer olarak bakıyorsunuz. Değil mi? Kağıt parçası olarak yırtanınız var mı? Kırt diye kağıt. Boyalı kağıt. Ama kaliteli kağıt, haberiniz olsun. Ama demek istediğimi ifade etmek için. Öznelleştirmişiz artık. Bir anlam yüklemişiz. O yüklediğimiz anlamı tutmuşuz kendimizde, duygularımızda, ilkemizde, ideal olanla, olmasıyla, hayalimizde, yani araçlarla beraber, içselleştirmiş melekelerimizle beraber, içselleştirmiş, artık idealimiz olarak önümüzde duruyor. Değil mi? Allah da öyle değil midir? Bu bağlamda. Bak, bizim ürettiğimiz olarak değil. Bazıları öyle derler. Hani zihnin bir uydurmasıdır. Cenab-ı Hak dahi bizi kendisine anlam verdirterek değere taşıtmıyor mu? Ve kulluk bilinci üzerinden kendisini var kıldırtmıyor mu? Hangi noktada? Allah olarak. Bak, zat olarak değil. İlah olarak değil. Allah kimliğinde kendisini bize göstermiyor mu? Veyahut da hangi kimliklerde görünüyorsun? Kur'an'da bakın. Allah, Rahman, Rahim vesaire. Veyahut da muhteşem bir ayet vardı bakın. İster Allah de bana, ister Rahman de. Nasıl gelirsen gel. Yeter ki onun içeriğinin değerini vermiş olarak gel. Yani ben sende değer olarak, kabul görmüş olarak bulunayım ve o şekilde bana gel. Muhteşemdir ya. Orada bizzat değer de konuşulmuştur. Yani hangi esmayla zikrettiğin önemli değil beni diyor. O zikrettiğin esmayı içselleştirmiş, beni değer olarak görüyorsan diyor, o değerle gel diyor. Seni kabul edeceğim diyor. Çünkü amellerinize değil niyetlerinize bakar diyor yani. Oradaki değere bakar. Devam edeyim. Vicdanda ise insanın haklar üzere yaşamsal sınırlar edili, kişiliğini belirleyici olan bilincini yapılandırıcı, aidiyet ve sorumluluklar edinmeye sebep kimlik beliriminde görünür olurlar. Bütün başta iddiasına bağlı anlam edinimi süreçte değer edinimine döner, sonuçta ise kimlik ediniminde anlam değer belirimiyle içselleştirilmiş olarak öznelleşir. Böylece insan anlam ve değer bağıntılılığında, burası çok önemli, anlam ve değer bağıntında değerler zeminde karakter ve karakterin bilincini edindiği ussallıkta, kimlikte, logos yani söz ile ruh zemininde bilinçte halk edilir. Yani değerlerden bahsediyorsanız, anlamlardan bahsediyorsanız insanın yaratılışından, yapısallığından, inşa edilişinden bahsediyorsunuz. Bu halk edilişte yaşam koşulları ve Rabbi sıfatı gereği farklılıklar sebebiyle şeyin sorduğu yaşam koşullarıydı. Bu yaşam koşulları, kültürde yaşam koşulları, efendime söyleyeyim şeyde doğada yaşam koşulları birçok sebeple beraber Rabbi sıfatı gereği, yani kişinin Rabbi sıfatı gereği farklılıklar sebebiyle anlam verme ve anlam edinimindeki çeşitlilik, bir daha okuyayım, anlam verme ve anlam edinmedeki çeşitlilik değer ediniminde ve kimlik beliriminde de çeşitliğe sebeptir. Yani insanın yaşadığı koşullar, bulunduğu ortam, Rabbi sıfatıyla üzerinde Rabbinin tezahür etmesindeki çeşitlilik sebebiyle anlam vermeler ve değer edinimde de çeşitlilik çıkıyor insan tipinde. Ayrışma onun için zorunlu çıkıyor. Çatışka onun için zorunlu çıkıyor. Devam edeyim. İnsan tinindeki böylesi çeşitlilik, fikirler, menfaatler, aidiyetler, bakın bütün çatışkıları hep bunlara bağlı. Fikirler, menfaatler, aidiyetler ve sorumluluklar sebebiyle beliren iradelerdeki karşıt belirimler doğrultusunda hak ihlalleri sonucunda, bu sonuncu önemli, hak ihlalleri sonucunda çatışkıya döner. Neyleymiş? Bak, vicdanımızda, akılımızda değer ve anlamlar içselleştiriyor. Bizi bir yere taşıyor, inşamıza sebep veriyor.
Ama kendi değerlerimize, hak ilerlerine doğru gittiğimiz zaman çatışkı kaçınılmaz oluyor. Ama neler veriyormuş bunlar? Fikirler, menfaatler, aidiyetler ve sorumluluklar. Herkesin değeri, aidiyetler ve sorumlulukları belirler. Fikirler ve menfaatlerinde beraber çatışkı çıkar. Ki aynı noktalarda çatışan insanları görüyoruz. Toprak, değil mi? Menfaatler üzerine, değil mi? Siyaset, menfaatler, değil mi? Ama aidiyetler ve sorumluluklar farklıdır. Değil mi? Her insanın aidiyet ve sorumlulukları farklı. Ama fikirleri ve menfaatleri bir yerde çatıştı mı, hak ilerine doğru gitti mi çatışkı kaçınılmaz oluyor. Devam edeyim ama bakın buraya niçin bunlar? Niçin bunlar biraz sonra. Çatışkıya göre, çatışkı insanın tininde belirimini, bakın insanın tininde belirimini, tindeki karakterde gelişimi ve doğadan iç dünyaya yükselişinin gereği olarak insanlık aleminde görünür olur. Çatışkı insanın tininde belirimini, tinde karakter gelişimi ve doğada iç dünyaya yükselişin gereği olarak insanlık aleminde görünür olur. En basit ya karakterleri düşünün. Baba, anne, devlet. Nasıl çıkıyor değil mi? Ama anlam vermelerle çıkıyor. Bak kavram. Baba. Baba bir karakter. Ama o karakterin kişiliğe yansımaları ayrı bir şey. Ama kişilikle karakter aynı şey değildir. Kafirunun devamı diye bir notumuz var. Devam edeyim bakayım ne çıkıyor. Buraya kadar anlam, değer, karakter, kişilik ve kimlik belirimiyle bilinçte doğan insana ve tinde çatışkıyı bulmasına tanık olduk. İnsan tininde çatışkı, ideasında değer olan evrensele bağlı edinilen değerlerin, senin dediğin nokta aşağıdan iniş, değerlerin karakterde görünüşü ve kavramlarla ilkenin kimlikte görünüşüne, bakın burası çok önemli. Karakterde nasıl görünüyor? Baba üzerinde ne tecelli eder? Rab. Değil mi? Anne üzerinde, anne karakterinde ne tecelli etmesi gerekir? Mürabbi. Daha birçok esmayla gir. Veyahut da öğretmen üzerinde hangi esma tecelli? Alim, hadi. Değil mi? Bir eğitici, bir anne baba mudil esmasıyla da tavırda olabilir. Muzil esmasıyla da tavırda olabilir belki. Değil mi? Muiz esmasıyla da tavırda olabilir. Muzil esmasıyla. Belki insanı kötülüğe götürür, belki insanı iyiliğe götürür. Bilmiyoruz ki. Yani karakterler belirleyicidir. Sıfatların tezahür etmesini oldu. Efendim mesela üzerinde tezahür etmesinin belirleyici ögeleri. Devam edeyim. İnsanın tinde çatışkı, insan tininde çatışkı, ideasında değer olan evrensele bağlı edinilen değerlerin karakter ve görünüşü ve kavram ile ilkenin kimlikte görünüşüne yükseldiğinde, pardon, karakterde görünüşü ve kavram ile ilkenin kimlikte görünüşüne yükseldiğinde insanın kimlikten itibaren karakter belirimiyle öncesinde edindiği değerleri ruhta öznelliğe taşıması değil, nefsi emaresiyle kişiselleştirmesi sebebiyle tini gereği bulur diye not düşmüşüm. Bir daha okuyorum. İnsanın diyor, Çin'de çatışkı, ideasında değer olan evrensele bağlı edinilen değerlerin karakterde görünüşü ve kavram ile ilkenin kimlikte görünüşüne yükseldiği, insanın kimlikten itibaren karakter belirimiyle öncesinde edindiği değerleri ruhta öznelliğe taşıması değil. Yani ruh üzerinde ilkelerin yaşanması değil. Nefsi emaresiyle diyor, değerlerin kişiselleştirilmesi. Bir sonraki cümle onu getiriyor. Çünkü bundan önceki şeyler sahiplenmemeyi getiriyordu bize, değil mi? Nesnesine bağlı olarak. Taşıması değil, nefsi emaresiyle kişiselleştirilmesi sebebiyle tini gereği bulur. Bu durum toplum menfaatleri düşünüldüğünde veya bazı gruplar ve kişilerin de menfaatleri düşündüğünde süper bencillik olarak süper ego veyahut da kültür ve siyaset alanında da kendini gösteren bir durum olur. Fül süresinde işlenmek istenen de budur. Değil mi? Çünkü orada bir süper ego vardı. Değil mi? Aslında orada kültürel değerler vardı. Dini değerler vardı. Ve siyasete alet edilmesi var. Devam edeyim. Bununla beraber nefsi emare ile kişiselleştirilen değerler, bakın nefsi emare ile kişiselleştiriliyor. Ruhta ise kişiselleştirilmiyor. Yükseltiyor diyor. Değerler, meta değerler olarak insanın nesnesinde kendini yitirmesi anlamına gelir ki iki ayaklı ama insan değil, halk sözü ile bu durum farklı bir açıdan anlamak yerinde olur diye not düşmüş. Onlara iki ayaklı derlerdi, insan değil. Metasında kendini yitirenler. Surede çatışkıda metalarıyla değil, bakın burası çok önemli, surede çatışkıda metalarıyla nesnesine bağlı edinilen değerler değil, evrensel olan, öznelliğe bağlı, tinde yükseltici değerlerle düşünen ve duruşu olan, bilinç tipine sahip olması gereken insana tabi. Sınırlarını çiziyor. Böylesi bilinç tipinde insan tininde değerleriyle duruş sahibiyken sınırlarını çizerek çatışkıdan uzak karşıtı ile kesişen yollarını ayrıştırır. Bu korkaklık belirtisi
olarak bu korkaklık belirtisi olarak sorundan kaçış değil. Ussal olarak her şeyin hikmetiyle gerçekleştiğinin bilincinde olarak kişinin yaşam enerjisini gereksiz tartışma ve çatışkılardan kendini uzak tutarak olması gerekene olması gerekene yükselmesi adına gerekli olandır. Tinde sınırlarını gözetmeyen, rüzgarda yapılan yalpalayan yaprak misali kontrolünü kaybeder ve sonuç itibariyle zaaflarıyla her türlü tinde değersiz olana meyliyle kendiliğini yitirmeye açık pozisyonda durur. Sınırlarını yitirme diyor. Bak sınırlarını çiziyorsun. Sınırlarını da yitirme diyor. Durur. Tinde anlam ve değer yitirimine maruz kalır. Bu sebeple kafir usulünde tinde sınır ve ilişkilerinde mesafeni koru, gerekirse yaşam biçimi olarak da yollarını ayır denilmektedir. İlkesine bağlı olarak ki bunda hepimizde yaşanan bir şeydir. İlkesine bağlı olarak tinde karakter edinen ve sıfatlarda sıfatlarında bütüncüldür ve davranışlarıyla kişilik beliriminde uyumlu birisi olarak ilişkilerinde de aynı ideali paylaşan insanlık ile bütünlenir. Bu başkasıyla değil diyor bak. Aynı değerleri paylaşanlarla ancak bütünlenir. Aynı değerleri paylaşmadığınızda bütünlenmenize imkan yok. Sınırları çizdiniz zaten. Surede önemli olan bir içerik de evrenselinde iddiasında gerçek olduğu gibi değer olana göre. Bak evrenselinde diyor zaten o bir değer diyor neyse artık o. İdealinde tabii gerçek olduğu gibi değer olana göre bir daha okuyayım burayı. Surede önemli olan bir içerik de evrenselinde iddiasında gerçek olduğu gibi değer olana göre veya burayı şöyle anlayın ya. Kevser suresi kendinde bir değerdir bak. Ama Fatma'ya indirgediğiniz zaman 1400 sene öncesine indirgiyorsun. Gerçek değerinden bu sefer yoksun okuyorsun. Kendinde değer. Değil mi? Bunun gibi yani. Devam edeyim. Surede önemli olan ise bir içerik de evrenselinde iddiasında gerçek olduğu gibi aynı zamanda değer olana göre hak belirimine göre, gerçek belirimine göre değer ediniminin olması gerektiğidir. Yani kendinde değer olan ve hak beliriminde de gerçek beliriminde de değer olana göre değer edinilmesi gerektiğidir ve ona bağlı olarak kimliğe taşınılması gerektiğidir. Yok eğer gerçeğe bağlı olarak değer edinmiyorsanız, zilli değerlere göre değer ediniyorsanız o gelip geçicidir diyor. Zaten surelerin çoğunda söylüyorlar. Yitireceğiniz bir şeydir diyor. İda da aslında evrenselinde değer olan hak belirimine göre değer edinilmelidir. Bu bağlamda önemli olan hakikatin haklar üzerinden belirimine göre tinde değer edinimidir. Meta değer edinimi de tinde değer ediniminin ön ayağıdır. Yani batıl olmadan hak tezahür etmez. Batıl üzerinden hak görünür olur. Evet diyor bir batıl vardır. Böyle bir değer edinimi de vardır. Hepimizde olan olduğu gibi. Çocukluğumuzdan itibaren hayallerimizde nice hayallerimiz vardır değil mi? Dünyaya ait. Ne zaman tininizde görünmeye başlıyorsunuz onlar zaten tininizde değer edinmenizin aracıydılar. Bir içerik kazanmanızın, efendime söyleyeyim, bir üç dünya kazanmanızın aracıydılar. Tinde değer edinmekse o aracı yok etmeye dayanır. Kendinizde çatışkı başlar nefse emarenizde, onu değer edinenle. O çatışkının içinde hak değerlerle sınırları belirlediniz, belirlemediniz, gittik güme. Bir girdabın içinde yok edilir gelir. Burada önemli olan, anlam veren bir insan var. Yani ya Adem esmaları söyle bir insan var. Ammenna. O insan anlam veriyor. Anlam mı oluşturuyor? Anlam oluşturduğu şeylerle değerler ediniyor. Değerler edinmesiyle beraber o değerlerle kimlik ediniyor. O kimlik edinmesiyle beraber ama kimlik edinmeden önce karakterler ediniyor. Değil mi? Karakterler üzerinden kimlik edinmesi söz konusu oluyor. Bakın mümin diyor, müslüm diyor. Bir karakter tipoloji çiziyor bak. O karakter aynı zamanda bir kimlik belirimi oluyor. Anne, baba, bak bir karakterdir. Ama o karakter aynı zamanda bir kimlik belirimidir. Baba olduğun zaman kimlik belirimi oldu. Değil mi? Ha, bir kimlik belirimi oluyor. Ama o kimlik belirimleri iddiaların, kendinde değer olanın tezahürü ne sebep? Nefsi emarende, meta değerlerde kalırsan bunları yitirirsin diyor. Kaderi ilahini yitirirsin. Yok eğer diyor, yitirmek istemiyorsan, kendi değerlerini korumak istiyorsan ve onunla var olmak istiyorsan sınırlarını çiz. Kendi üç dünyada bilincinde sınırlarını edin ve sınırlarına sakın taviz verme. Evet karakter edinimimiz var. Karakter belirimi üzerinden kimlik edinimimiz var. Sonuçta ifadeye taşıdığımız zaman kimlik ediniyoruz. Bak. Kendinde karakter, ifadeye taşındığında kimlik oluyor. Yani kendinizde müminsiniz. Ama onu ifadeye taşıdığınızda veya da onanmaya gidildiğinde
Artık kimliktir o. Ve artık orada hangi esmaya bağlı olarak o tezahür ediyorsa o karakter o esmadan tezahürüne sebeptir. Bir babada kaç tane esma tecelli ediyor, değil mi? Hafızdan tutun Rabbe kadar. Bir annede kaç tane tezahür ediyor? Anne babayla beraber hadi esması, değil mi? Bunlara bağlı olarak mürebbi, daha bunun gibi devlete gidin. Uluhiyet, rububiyet sıfatları, celal, cemal sıfatları nasıl tezahür ediyor? Bak devlet bir karakter. Bu karakter üzerinden ne devletiyse bir kimlik ediniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kimliğinizde yazıyor mu? Değil mi? Vatandaşı kimliğini ediniyorsunuz. Yani her alanda geçerli bir şey konuşuyoruz. Bizden istenen kafirin süresinde neye göre değer ediniyorsun? Hak olan değerlere göre değer edin ve hak olan değerlere göre sınırlarını çiz ve o sınırlara göre yaşa. Eğer yaşamazsan sınırlarında açık verirsen o zaman sınırlarını açık verdiğin için açık bir pozisyonda bulunursun. Fil süresinde strateji edinmek gerekiyor değil mi? Stratejide açık pozisyon vermezsin. Açık pozisyon verdiğin zaman yıkım kaçınılmaz. O zaman sağlam bir strateji edin, açık pozisyon bırakma. Açık pozisyon bıraktığın zaman yol edinirler. Anne babanızdan deneyin ya. Çocuğunuzdan, evladınızdan deneyin ya. Hafiften ya. Bir açık pozisyon bırakın ya. Aynı anda yol edinir ya. Vallahi.